İyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Nedir ne değildir programıyla karşınızdayız. Önümüzdeki 4,5 saat boyunca yaklaşık olarak içeride siyaseti konuşacağız. Açıklamalar var, onlara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında söyledikleri, Özgür Özel'in ve Sayın Bahçeli'nin grup toplantısındaki ifadeleri, İYİ Parti'deki yeni genel başkan belirleme süreci ve adayların o süreç içerisindeki yaklaşımları, bunların hepsini konuşacağız. Bu arada tabii ki bir taraftan gözümüz kulağımız Orta Doğu coğrafyasında, günlerdir biliyorsunuz sabahlıyoruz İsrail İran'ı ha vurdu ha vuracak diye, vurmadı. Eğer orada da bir sıcak gelişme olursa onu da takip ediyor oluruz. Kimlerle konuşacağız bu akşam, konuklarımızı hemen sizlere takdim edeyim, ondan sonra sohbetimize başlayalım. Ankara stüdyomuzda Nasih Güngör bizlerle birlikte, hoş geldiniz Habertürk yazarı. Merhaba, çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar, teşekkürler. İstanbul'da Can Özçelik, Oda TV Yazı İşleri Müdürü. Hoş geldin. Faruk Aksoy, hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkürler. Nagihan Alçı Habertürk yazarı, hoş geldin Nagihan. Hoş bulduk. Ve Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu, İstanbul Yediniz Üniversitesi Rektörü, konuşamadım. Hoş geldiniz hocam. Grup toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle başlayalım. Bizim dikkatimizi çeken yerler var ama ben sizinle dikkatinizi çekti, onu merak ediyorum aslında. Yani toplantıda şu çok önemliydi dediğiniz sizin neler var? Ben o yüzden okumayacağım bizim manşete çektiklerimizi. Size sorarak başlayayım. Nagihan, pozitif ayrımcılık yapalım. Senle başlayalım. Şimdi seçimlerden beri bir bahar havası estiği söyleniyor. Katılıyorum buna. Ama her şey siyahtan beyaza dönmedi. Yani bahar havası var. Türkiye'ye bu iyi gelir. Çok sert bir siyasi dil vardı. Seçime giderken de, Mayıs seçimlerine giderken de. Şimdi bir kere her şeyden önce Özgür Özel, CHP'nin elde ettiği başarıyla birlikte özgüveni de arttı ve son derece kapsayıcı, kutuplaşmaya karşı mesajlar veriyor. Bu mesajlar iktidar cephesinde de karşılık buluyor gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı da kapımız herkese açık dedi. Özgür Özel'le görüşeceğini söyledi. Şimdi genel olarak ortam gayet iyi. Peki şöyle sorsam, mesela seçim sonucu böyle olmasaydı, diyelim AK Parti çok başarılı çıksaydı Cumhur İttifakı, dil sert mi olurdu yine? Yine çok sert olmazdı. Bir nebze yavaşlar, yumuşardı ama mesela Özgür Özel'e yönelik kullandığı dille Cumhurbaşkanı'nın bugün Özgür Özel'e yönelik kullandığı dil arasında çok ciddi bir fark var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beri bile kötü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile aratır bir genel başkan ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı'nın, isim vermeden. Yani bu zat diyerek. CHP'de de sert bir dil vardı. Genel olarak yani meydanlar hakikaten pek gri değildi. Şimdi bu hava aşılmış gibi görünüyor. Biraz yani iktidar tabii birçok büyük şehir belediyeyi kaybettiği için yumuşama ve öncelikle biraz içeri dönme durumunda. Yani dışarıyla tırnak içinde söyleyeyim kavga edecek bir enerji harcamak istemiyor. Enerjisini içeri döndürmek istiyor. Ama şunu söylemek istiyorum Akif. Böyle de olsa yani bir anda kelebekler uçuşuyor moduna da girmemek gerekir. Bakın Cumhurbaşkanı'nın mesela bugünkü açıklamalarından sen ne dikkatini çekti dedi. Olumlu mesajlarla dikkatimi çekti ama dil hani artık karşılıklı çok yumuşadı diyemeyiz. Yumuşamaya başladı diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı şunu da dedi bugün. Seçim sonuçlarından herkes kendine göre dersler çıkaracaktır. Sonuçlara bakarak farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyorum. Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyorum. Adeta bir genel seçim havasına kapılarak sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Yani bu muhalefete yönelik sert eleştiriler. Yerel iktidar, merkezi iktidar söylemleri demlendikleri ortaklarına diyet hamlesi değilse ham bir hayaldir. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. O da 14-28 Mayıs'ta milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Sadece bu da değil, başka sert sözler de var. Mesela ben onu konuşalım diyecektim. Yani 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. O da budur, evet. İfadesini. Diyor ki mesela, her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek, tabir yerindeyse 40 dereden su getirerek analizler kasmak bize yakışmaz. Gibi devam ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum.
bir diyalog ortamı var. Özgür Özel, şimdi Özgür Özel bir adım attı. Dedi ki her türlü her yerde görüşmeye hazırım. Çankaya olsa bizim için daha iyidir ama her yere gelirim gibi bir açıklama yaptı. Önce Sözcü, sonra Sabah. Şimdi Sabah gazetesinde Özgür Özel'in röportaj vermesi ve bu röportajın manşete çekilmesi de aynı zamanda yalnızca CHP el uzattı değil, iktidar da böyle bir ortam istedi. Yani karşılıklı bir diyalog olsun havası oluştu. Yani tek başına CHP'den geldi, iktidar buna cevap verdi demeyi ben çok doğru bulmuyorum. İktidar da buna hazırlanmış belli ki. Sabah'ta bunun manşete çekilmesi böyle bir irade olduğunu gösteriyor. Ama o bizi artık yani can ciğer kuzu sarması oldular. Bundan sonra o eski sert dilden eser yok noktasına getirmesin. Yani ifrat ve tefrit arasında bir yere gitmeyelim. Hala gayet zaten sert. Böyle bir şey aramıyoruz da yani biraz yok, daha senin için söylemiyorum. Genel ben bakıyorum. Hani harika artık işte siyasetin dili bu kadar güzel, olumlu. Evet, olumlu ama yine de sert eleştiriler yapılmıyor değil. Cumhurbaşkanının hala muhalefete yönelik saklı tuttuğu çok net eleştiriler var. Ve aynı mutlaka zamanda biz iktidarız ona göre. Yani siz hevese kapılmayın. Tamam, siz yerel önemli bir başarı elde ettiniz ama biz bundan 10 ay önce Mayıs'ta bu ülkeyi yönetecek çoğunluğu elde etmiş bir iktidarız diyor. Bu konuşmanın arka planında ne görüyorsun? Yani nasıl bir motivasyonla mesela grup toplantısındaki bu konuşma hazırlanmıştır? Birazdan yani Filistin konusuna vesaire de belki gireriz ama genel siyasete ilişkin mesela hangi motivasyonla sence Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleleri kurdu? Benim okuduğum şu, Cumhurbaşkanı hala biz iktidarız özgüvenini vermeye çalışıyor. Kime? Yani şimdi muhalefet... Kendi seçmenine mi, muhalefete mi? İki tarafa da. Genel olarak. Peki. Yani hem kabineye, partiye, partinin içine özellikle, hem de karşı tarafa diyor ki ya sen çok büyük bir özgüvenle ortaya çıktın ama bir dakika. Tamam, senin özgüvenine karşılık en az senin kadar benim de özgüvenim bunu var. Bunu niye yapıyor? Burada esas iktidar benim diyor. Ya bunu niye yapıyor şimdi? Çünkü iktidarda geçmiş olduğunu hatırlatıyor. Hayır, 4 yıl var önünde, neden yapıyor ki çünkü şu an? Şimdi CHP böyle bir seçim zaferi elde ettikten sonra yani 77'den beri en büyük zafer olduğu söyleniyor bu zaferin. Böyle bir zafer elde ettikten sonra her şey AK Parti bitti, iktidarın artık hiçbir şansı yok gibi bir havada hem muhalif tabanda oluştu hem de bakın CHP'yi burada eleştirmiyorum. Ben söylem düzeyinde çok başarılı bir çizgi tutturduğunu düşünüyorum. Son derece kapsayıcı ve böyle sopa ve parmak gösteren değil, aksine karşı tarafa el uzatan bir tavır. Ama genel hava sanki Türkiye'de iktidar değişti havası. Buna yönelik de Cumhurbaşkanı diyor ki yereli almış olabilirsiniz. Böyle mi hava? Ama iktidar duruyor. Hava böyle mi? Yani özel olarak muhalefet tabanında kesinlikle böyle. Ama bakın bu Türkiye'ye iyi geldi. Yani AK Partililerde bir gevşeme var o zaman. AK Partililerde bir hayal kırıklığı var. Muhalefet tabanında bir gevşeme var. Muhalefet tabanında büyük bir hayal kırıklığı vardı. O ya biz başarabiliriz. Dolayısıyla dağılın çok arkadaşlar. Çok özür dilerim. Belki kelimeyi geçti doğru söylemedim. AK Parti'deki gevşemeden kastım galiba bir şeyler değişiyor gibi bir... Tam tersi, ben AK Parti'de gevşemeden ziyade bir panik havası panik görüyorum işte partinin içinde. Evet, gevşemeden kastım aslında biraz evet oydu. Özür dilerim. Yani belki dağılma demek istemiş olabilirsin. Dağılma evet görmüyorum ama dağılma ya bu faturayı istemedim. Biz birilerine çıkarmalıyız. Ben değilim o. Böyle bir hava ve Cumhurbaşkanı buna karşı muhakkak önlem almak için çok ciddi toplantı üzerine toplantı yapıyor. Yani partiyi yeniden nasıl iç kavgaların dışında bir biz haline getirebilirim. AK Parti'nin en güçlü karnı buydu. Hatta CHP'yi bu nedenle eleştiriyordu. Yani içeride tartışma değil, sürekli kakofoni var, kavga var, dışarı yansıyor. Bu ifade özgürlüğü değildir, bu aslında birbirini yeme halidir diyordu. Şimdi AK Parti'de benzer bir görüş, bir görüntü ortaya çıkarsa bu AK Parti'ye çok ciddi zarar verir. Dolayısıyla yani içeride tartışma olabilir, fikir ayrılığı olabilir ama dışarıya yönelik AK Parti'nin nerede durduğuyla ilgili bir biz duygusunun yeniden tesis edilip aktarılması gerekir. Bununla ilgili benim gördüğüm bir tadilat yapılacak. Ama bu tadilat biraz kendini arka plana çekerek yapacağı bir şey olacak AK Parti'nin. Kamuoyuyla paylaşarak değil. Görmeyeceğiz mi biz sonuçlarını? Mesela CHP'deki gibi böyle birbirini yeme hali görmeyeceğiz AK Parti. Onu görmeyiz, hiç görmedik. Hiçbir belki şekilde görmeyiz. Yani o bazı partilerde hiç olmuyor ama şeyi görmeyecek miyiz? Yani mesela kabinede veya AK Parti yönetimindeki değişikliklerde... Ben kabinede bir değişiklik beklemiyorum. Yani en azından önemli koltuklarda bir değişiklik kesinlikle beklemiyorum. Dışişleri, ekonomi, içişleri
Yani buralarda son derece arkasında durulan ve bence de doğru olan bir çizgi var. Muhalefetin de takdir ettiği bir çizgi. Dolayısıyla ve ekonomiyle ilgili üst üste açıklamalar var. Kararlılıkla bu ekonomi politikalarına devam edeceğiz diye. O yüzden partiden ziyade MKYK'da bir değişiklik. Kabineden ziyade MKYK'da partinin içinde değişiklik. Ama onu da Cumhurbaşkanı zamana yayarak yapacaktır. Peki. Faruk Aksoy nasıl bir hava var? Nasıl bir motivasyonla yaptı? Katılır mısın? Gerçekten AK Parti'nin geldiği yer enteresan. Her açıdan değerlendirmek lazım. Çok ilginç. Yani şöyle, bence 10 ay gecikmeli olarak ortaya çıkan bir neticeyle karşı karşıyayız. Ben seçim akşamı da olayı böyle yorumlamıştım. 10 ay önce de böyle yorumladım. Şimdi aynı görüşteyim. Şimdi önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden başlayalım. Milletimiz kapsamlı, cesur bir öz eleştiri yapmamızı istedi. Bunu bana söylemiyor. Tayyip Bey bunu AK Parti medyasına, AK Partili milletvekillerine, AK Parti'nin MKYK üyelerine, AK Parti teşkilatlarına, AK Partili belediye başkanlarına, kısaca başta kendileri olmak üzere AK Parti'yi temsil eden herkese söylüyor. Peki ne demek istiyor burada? Öz eleştiri yapmamızı istedi ama cesur bir öz eleştiri. Peki cesur sözcüğünü niye kullanıyor? Çünkü AK Parti uzun süredir neredeyse ciddi hiçbir meseleyi içeride tartışamayan bir parti. Yani bunları tartışıyor, hayır bunları tartışmıyor. AK Parti'de Türkiye'nin itiraz ettiği hangi büyük konu ciddi şekilde MKYK üyeleri tarafından, kabine tarafından, AK Parti'nin ağır topları tarafından tartışılıyor ve bir sonuca bağlanıyor. O kararlar alınıyor ve o kararlar uygulanabiliyorsa uygulanıyor. Şimdi Tayyip Bey diyor ki, arkadaşlar böyle bir yoldan gittik ama bu yoldan pek bir sonuç alamadık. Şimdi cesur bir öz eleştiri zamanı. Bu yol, yordam, yöntem pek doğru değil diyor. Peki bünyemizde gerekli değişim gerçekleştirme hadisesini nasıl değerlendireceğiz? Mehmet Akif Ersoy, ben kadro sıkıntısını başından beri iddia ediyorum. Yani bazen tükenirsin. Yani insan kaynağını da tüketebilirsin. Bunu insanlar söyleyemiyor ya da söylüyor. Ama ben çok açık şeffaf söylüyorum çünkü benim bagajım, ajandam yok. AK Parti 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının, darbe girişiminin bedelini çok ağır ödüyor. Doğru. Çok ağır ödüyor. Yani bir kere AK Parti değişim diyor Tayyip Bey. Bünyemizde gerekli değişimi gel. Ya değişimin kim, yani ne yapacağız mesela? Kahtırical mi var diyorsun yani? Ya tabii. İnsan kolay yetişmiyor ki. Yani Türkiye'de onu kaç... biraz açar mısın? O tabii ne demek? Türkiye'de. Hayır, şeyi 15 Temmuz'un bedelini ödemek. Tabii tabii diyor? Açacağım hocam, hepsini açacağım. Şimdi insanı ya kolay... Sadece onu aç. Hepsini açma. Açayım. İnsan kolay yetişmiyor hepsini hocam. Aç deyince insan açarsan kapatamaz. İnsan kolay yetişmiyor. Yaşar hocam. İnsan kolay yetişmiyor. Yok tamam da yani, 15 Temmuz'un bedelini somut bedeli nasıl... Bedeli şu oldu. Çok çok ciddi kadrolar. Çok ciddi kadrolar FETÖ ile birlikte ya ülkenin dışına gitti ya içeride cezalı duruma düştü, kadrolar boşaldı ve Türkiye'nin muhafazakar demokrat siyaseti de ciddi yara. Bu yanlış anlaşılabilir bir şey. Yani ben Faruk'u anlıyorum. Ben Faruk'u anlıyorum da. Ya ben tekrar anlatayım, bir daha anlatayım. Bir daha anlat, olmadı o. Bir kere daha. Hayır, yanlış anlaşılabilir ya, farklı tevhid edilebilir bir şey. O abi, aksine bir temizliktir. Bir dakika. Yani FETÖ'cü denenler mi diyorsun, kurunun yanında yaş dayanmıyor. Ya kurusu yaşı değil. Bir kere bazı şeyleri konuşmaktan imtina etmeyin arkadaşlar. Bu artık bıçak kemiğe dayandı. Türkiye'de ciddi şekilde muhafazakar demokrat siyaset zarar görüyor. İş bitti. Ya, şimdi o kadrolar, demokrat şeyin referansı o FETÖ'cüler mi yani? Ama ben Faruk, konuşamıyorum hayır, ki yani siz böyle yaparsanız anlaşılmaz. Hayır, ben böyle konuşabilecek yetenekte biriyim. Bir anlatayım. Mesele anlaşılsın. Türkiye'de kadrolar ciddi anlamda kadro boşalması, kadro boşlaması, insan, nitelikli insan sorunu var. Türkiye 50 yıl bir yapıya yatırım yaptı ama devletle yaptı ama muhafazakar sağ siyaset yaptı. Adamlar ihanet etti. Şimdi boşa çıktı sağ siyaset. Yani kadroları yerleştiremiyorsun. Yani Türkiye yatırım yaptığı ifadesi de Faruk. Ben de niyetini anlıyorum ama bak o da yanlış anlaşılacak. Efendim? Ifade. Çok rica ediyorum ya. Ya ben bir Türkiye söyleyeyim. Türkiye 50 yıl bir yapıya yatırım yaptığı ifadesi de çok yanlış anlaşılacak. Öyle oldu, ne yapayım ben şimdi ben? Ben seni kastım.
öyle olduğunu anlıyorum yaptı. Fakat o öyle değil işte. Arkadaşlar öyle ben görüşümü yani ifade edebilir miyim? Ben görüşlerimi söyleyeyim. Arazi bir durum. Sıra size gelince siz de itirazlarınızı yapın. Abi itiraz etmiyorum, seni korumak anlamaya için. Anlamaya çalışıyorum. Ya ben neyi koruyacaksın? Görmüyor musun? Bütün yanlış Türkiye, anlaşılabilir. Hayır anlaşılsın önemli ben değil. Ben anlıyorum ama. Bütün Türkiye, millet... bütün Türkiye 21 yıldır bak son 4-5 yılı hariç çok büyük hizmetler yapmış bir parti siyaset üretemiyor. Neden? 6-7 senedir kilitlendi. Kilitlendi. Bunu görmüyor muyuz yani? Kilitlendi ortada. Sana göre öyle. Muhafazakar siyasetin şunu üzerinden atması lazım. Kardeşim FETÖ diye bir hadise 15 Temmuz'da ortaya çıktı, tam olarak isyan etti. Vallahi benim ne kadar yanlışım dolayısıyla ortaya çıktıysa Ecevit'in de o kadar yanlışı dolayısıyla ortaya çıktı. Bir dakika hocam bitireceğim. Ecevit'in de o kadar yanlışı dolayısıyla ortaya çıktı. Sağın da solun da yanlışı dolayısıyla çıktı. Sadece benden çıkmadı. Artık bu tedirginliği bir bırakın. Siz çıkın. Türkiye'de büyük işler yapmış demokrat sağcılarsınız. Muhafazakar siyasilersiniz. Ya siz çıkın ve siyasetinizi cesurca kurun. Açtığınız demokratik ortamı altın tepsi içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne sundunuz. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin Türkiye'de 20 yılda açtığı demokratik alana geldi ve oturdu. Bunu AK Parti'nin son 6-7 yıllık sıkışmışlığı dolayısıyla yaptı. Kürtle konuşamıyorsun. Farklı marjinal yapılarla konuşamıyorsun. Onunla konuşamıyorsun. Bununla konuşamıyorsun. Kilitlendin. Ya, açılamıyorsun. Kürtle konuşamamanın... Bu etkili bir şey. Kürtle konuşamamanın 15 Temmuz'la bağlantısı ne? Yani MHP ile bir araya geldi. O yüzden şimdi, mi oldu demek istiyorsun? Ben anlamıyorum. Birçok sebep. Birçok sebep. Hayır yani. Birçok sebep. Neden AK Parti Kürtlerle konuşamaz? Şimdi söyleyeyim. İtiraz olmasın diyorsun ya Mehmet Akif. Söyleyeyim. Abi ben yanlış anlaşılırsın. Yok anlaşılırsın. O yüzden bıraktım. O zaman yanlış anlaşacak arkadaşlar. Ben, Oda TV'de Ertuğrul Özkök okusunlar. Tamam mı? Beni değil. Oda TV'de Ertuğrul Özkök dün salı günü itibari okudun mu? Çok yok, ilginç onu. Bir yazı yazdı. Aygen Hanım siz okudunuz mu? Oda TV'de mi yazıyor artık? Mesela Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök. Okumuştur en azından. Ertuğrul Özkök dün çok ilginç bir yazı yazdı. Ne o? Yani ben başlıyorum. Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Ertuğrul Özkök 2018 yılında Papa'nın, Erdoğan'ın Papa'ya verdiği bir mektup ve bugün Diyanet İşleri Başkanı aracılığıyla tekrar Filistin Gazze meselesi üzerinden o konuyu da içine alan bir medeniyetler ittifakı çağrışımı yapan bir mektuptan bahsetti Ertuğrul Özkök. Çok yeni, önemli bir yazı. Yeni mektup. Salı günü yazdı dün. Yok mektup. Şey Ali Erbaş götürdü ya. Evet. 2018'de yazılmış bir mektup. Ve Ertuğrul Özkök Oda TV'de şunu söyledi. Şunu söylemeye getirdi. AK Parti'nin en başarılı olduğu dönemler Medeniyetler İttifakı'dır dedi Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök. Ve ben de şey, bunu öyle bir şey demiyor. Ben de bunu destekliyorum dedi. Mektubu yazıyor. Bir dakika öyle Oda TV'yi araya sıkıştırıp ondan sonra ya FETÖ'cüler birikimli deyip ardından araya Oda TV'yi sıkıştırıp öyle olmaz. Onu geçeceksin. Bunları geçir. Oda TV'yi araya sıkıştır. Bir dakika Faruk Özkök. Ertuğrul Özkök'ün... Medeniyetler bilmem neyi deyip araya da Oda TV sıkıştırıp böyle önce... Bir dakika arkadaşlar açalım bakalım yazı gelmişti bana da. Ondan sonra Oda TV'yi araya sıkıştır. Şimdi ben önce ne dediğini anlat. FETÖ'ye birikim değil. Müdahale FETÖ'cülere birikim değil. Bence sohbet edelim. Ondan sonra da ardından Oda TV'yi araya sıkıştırma. Ben senin niyetini çok iyi biliyorum. Ertuğrul Özkök... Tamam ben senin niyetini çok iyi biliyorum. O niyeti... Biz alır duvara çarparız. Ertuğrul Özkök'ün yazı çarparız. Can mikrofonu düşecek. Ertuğrul Özkök bir yazı yazdı. Bu yazı neyi getiriyor biliyor musunuz? Bu yazı bize şunu getiriyor. Arkadaşlar takabilir misiniz? Bu yazı şunu getiriyor. Dur abi, bu yazı bize şunu getiriyor. Ertuğrul Özkök diyor ki AK Parti'nin bu süreçte neden sıkıştığını, neden daraldığını anlatıyor. Detaylı bir şekilde anlatıyor. Ki ben Ertuğrul Özkök'e de katılıyorum ayrıca. Tamam herkes kendi zaviyesinden bir şey söylüyor. Şimdi hocam. Ertuğrul Özkök. Hayır hocam hayır. Şimdi, okumadığım yazı için bir şey diyemem. FETÖ'cülere birikim mi değil? Ondan sonra neymiş Türkiye'nin 50 yılı işte bu yatırım yapılmış FETÖ'cülere. Ben müdahale edeceğim. Zekeriya Öz'e yatırım yapılmış. FETÖ'cülere yatırım yapılmış. İsyan etmişler. Tırnak içinde Faruk Aksoy'un sözü isyan etmişler. Ne isyan etti? İsyan da doğru bir cümle değil Faruk'cum. Faruk sen bunu sormaya çalışıyorsun. Kimi kastediyorsun? Da bu tartışmanın arasına da Oda TV'de bilmem kim bilmem. Hocam geçeceksin bunları. Bir şey bunları söyleyeceğim. Geçeceksin. Tamam. Ben senin edeyim. Niyetini çok iyi biliyorum. Devam edeyim. O niyeti, niyeti... O niyeti tamam. Ne niyeti ne yani? Niyeti ne? Haddini bileceksin.
haddini bileceksin. Ama o da TV ağzını almayacaksın. O da TV ağzını almayacaksın. Şimdi Ertuğrul Özkök yazısın. Ertuğrul Özkök Faruk bir anlasın. Evet. Anlatamıyorum. Şimdi anlatamazsın. Can müsaade. Şöyle. Hayır abi. Can bir dakika ya. Bak bunu FETÖ'yü dur anlayalım ya. Ardından Medeniyetler İttifakı deyip o da TV'de Ertuğrul Özkök Medeniyetler İttifakı. Ya yazı duruyor mu? Yazı duruyor önünde. Tamam. Geçeceksin bunları. Evet. Bunlar tamam, bir geçer. Yani. Şimdi normal şartlarda şunu görüyorum. Ben bir de kimlik koyayım ortaya hadi bakalım. Benden sonra sen bana sıra gelince ben de senin hiç tansiyona kapılmayacağım ama gerçekten sakin olacağım. Çünkü ne olduğunu cenahımın ne yapmak istediğini biliyor. Evet, cenahın ne yaptığını gördük biz 15 bugün Türkiye'de, senin cenahın ne yaptığını gördük. Bugün Türkiye'de... Pardon bak, bir şey söyleyeceğim. Faruk bir şey sana demiyorum. Bir önerim ben var. Madem burada bazı kelimeler tabu, o zaman Ertuğrul Özkök'ün yazısı T24'te de yayınlandı. T24'teki yazısı de. Tamam fark etmez. Benim için fark etmez. Tabu tabii. Ama ben T24'te okudum. Oda TV'yi yazdım. Burada mesele Oda TV değil ki yazı. T24'te yayınlandı. Ya benim için problem yok. Ben yani anlatayım. FETÖ deyip ardından bir dinleyebilir miyiz? Hiç müdahale etmeyeceğim. Hiç müdahale etmeyeceğim. Tamam. Muhatap da alacağım. Bak başka bir şey anlatıyorum. Bir internet sitesiyiz. Abi ya. Şimdi T24 gibi demokrat bir ortamda yayınlanmış şimdi, bir yazı aynı zamanda. Bak sen can o köşelerinde otururken bak, bizim yöneticilerimiz hapis tamam. yatıyordu. Şimdi, o sen sıcak köşelerinde otururken bizim yöneticilerimiz FETÖ kumpasıyla hapis yatıyordu. Güzel. Tamam. Tamam. Şimdi bak ondan sonra sataş. Hiçbir şey bunu bil ondan sonra sataş. Ya sataşma değil. Yazıyı oradan okudum. Şeyler olur. Yazı başka bir yerde yayınlandı mı? Ya tamam Faruk Aksa'ya anlatacaksın. Tamam o zaman yani. Sustun mu? Haber hadi anlat tamam. Bak muhatap almıyorum cevap da vermiyorum. İstirham ediyorum ben. Kimsin ya? Boş sen niye muhatap Can rica ediyorum çok ya. Ama lütfen nezaket şey etmeyelim birbirimize. Rica sen ederim. Kimsin ya? Lütfen. Ya bak şöyle bir şey. Abi, şöyle bir şey. Bu niye böyle bir yere geldik biz ya? Yok ama anlatamıyoruz ki şimdi bak. Sen anlat abi çünkü anlatman lazım. Hayır öyle bir şey yok ki. Tamam. Şimdi burada yüzeysel geçeceğiz. Tamam ne yapacağız mesela? Şimdi bak sükunetle anlatıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi Türkiye'de bütün gazeteler, bütün televizyonlar yoruma, okumaya, kamuoyuna açık mı? Açık. Açık değil mi? Açık. Bugün Ertuğrul Özkök'ün, Nagihan Alçın'ın söylediği üzere söyleyelim. T24'te yayınlandı mı? Evet, haber onda da yayınlanıyor. T24'te yayınlanan yazısı çok ilginç bir yazıdır. Bak çok ilginç bir yazıdır. Çok enteresan bir yazıdır. Bir dönemi işaret eden bir yazıdır. İmada falan bulunmuyor. Açık açık anlatıyor zaten ne olduğunu. Şimdi Türkiye'de demokrat muhafazakar sağ siyasetin kolu kanadı budanıyor ve belli kesimler de bunu büyük bir keyifle izliyor. Ama ben oyunu yutmuyorum. Ben oyunu yutmuyorum. Neden? Çünkü bu memlekete bak burada bu kadar eleştirdiğim Recep Tayyip Erdoğan taş üstüne koyan birkaç liderden biridir. Bugün Özal'ın ölüm yıl dönümü. Merhum rahmetli Özal'ı bu memleket büyük bir hasretle, büyük bir heyecanla anıyor. Biz sağcılar, kimliğimi de koyayım ortaya, çeşitli dönemlerde, çeşitli ihanet şebekelerinin, ülkenin altını üstünü karma karışık ettikleri döneme atıf yapılarak elleri kolları bağlanacak insanlar değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sağ görüşlü, demokrat, muhafazakar, bir sürü fikri zikri olan bu ülkenin hayrına ömürler vermiş, İdamlarda başbakanlarını feda etmiş görüşlerine sahip insanlarız. Dolayısıyla muhafazakar sağcılar bir kere daha söylüyorum. Bak bir kere daha söylüyorum. Bir yere kapılıp kendilerini kilitlemesinler. Ertuğrul Özkök kadar cesur olabilirler. Ertuğrul Özkök kadar cesur olabilirler. Ki o Ertuğrul Özkök 28 Şubatlarda daha sonraki dönemlerde bu ülkede uzun yıllar tartışma konusu olan antidemokratik uygulamaları da devreye sokan bir genel yayın yönetmeniydi. Ama ben Ertuğrul Özkök'ün bu yazısını çok dikkatli. Tamam, içeriye kez, girebilir miyiz? Çok dikkatli. 2-3 kez tamam, okuyarak bir yere ulaştı. O da ne? Yani, tamam, neyi söylemiş? Şimdi söylenmeyen neyi söylemiş abi? Söylenmeyen şunu söylüyor işte. AK Parti'nin aslında neden demokrat sağ siyasetin tökezlediğini, neden kısıldığını, neden Avrupa Birliği politikalarından vazgeçtiğini... Neden? Neden entegrasyonlardan uzaklaştığını anlatıyor işte orada. Neden diyor? Çünkü daraldı diyor. Hayır neden diyor yani? Ne diyor mesela? Ya daraldı diyor yani mesela. Kadro bu diyalogları, bu ilişkileri... Yanlış, hiç katılmıyorum. Bu ilişkileri yanlış kuramıyoruz. Ama kendi zaviyesinden ve umut ettiği, şimdi murat ettiği yere... Ben öyle görüyorum. Abi şöyle anlaşılabilir o yüzden... Bir sonraki aşamaya geçeyim. Bak girdiğin yerle ilgili söyleyeyim. Sanki üzerinden hiçbir şey yaşanmadı yer şöyle oldu. Bu ülkede. Yaşanmadı olur mu ya? FETÖ'cüler tasfiye edildikten sonra...
Şöyle FETÖ'cüler tasfiye edilsin ama kadrolar da zaafa uğradı. Evet. Yani insanlar daraldı. AK Parti çok fazla bunları... nitelikli insan da elinde kalmadı. Ne yapalım? Oraya o insanlar her biri FETÖ kalkışmasının içinde birer terör örgütü üyesi olarak ne yapalım? Bu memleketin sağ siyasetinin başına gelen en büyük talihsizlik, kadersizlik ben oldu. Bir şey şimdi bunun bedelini ila nihai ödeyecek mi yani sağcılar? Milliyetçiler, muhafazakarlar ödeyecek şey mi yani? Faruk küçük hayır, bunu, bir ekleme. Bunu bu faturayı sürekli olarak benim de içinde olduğum cenah mı ödeyecek yani? Faruk bir ne şey yapalım? Söyleyeceğim. Bir küçük ekleme yapmak Allah istiyorum Allah. Dediğine. Bir dakika. Yani parti %35'lere düşmüş. Parti düşüyor. Parti bitiyor. Ortada bir Tayyip Erdoğan daha tek başına. Efendim? Daha önce de düştü. Hayır öyle düşmedi hocam. Yok öyle bir şey. Faruk sana bir şey eklemek istiyorum. Bu bir hikaye. Şimdi burada herkes. Faruk herkes çok bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayır bitireceğim. Tamam. Herkes bitirmene şimdi böyle. Herkes böyle aslında çaktırmadan bir keyif çubuğu yakmış. Ama ben üzülüyorum. Yani gerçekten üzülüyorum. Ya bırak dolayısıyla saçma sapan genellemeleri ya. Ne demek şey, şimdi ben bir şey dolayısıyla buna bu durum benim için çok mantıklı bir durum değil. Faruk dediklerini ben şöyle okuyorum. Bakın. Sağlıklı bir durum da değil. Onun için bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'nin sağcı... Bu konuşma bir yere varacak mı Mehmet Akif? Sağcı, ben bir iki muhafazakar, demokratları Ertuğrul Özkök kadar cesur olsunlar. Şimdi Faruk'un dediklerini... Birkaç şey ya daha var. Bir müsaade iki cümle söyleyeceğim. Üzerine yorum yapmanı istiyorum. Evet. Ben şöyle anlarsam söyle. Senin dediklerine katılır. Söyle. 15 Temmuz'dan sonra... FETÖ'cüler değil, bu işe kalkışanlar net tabii. Bir şekilde Türkiye'yi bu hale getirenler değil. Ama 15 Temmuz kalkışmasından sonra o bir şekilde maksimalist düzeyde kim tabii. istenmiyorsa ona karşı kullanıldı. Sağcı diyorsun, sadece sağcılar değil, aksine muhalif kimlikli KHK'lılar, KHK'larla tabii. solcular, tamam. sosyal demokratlar, üniversitelerden yani. Uzaklaştırıldı. Ya ben beni ilgilendiren bir dakika, kamu herkes görevlerden uzaklaştırıldı ya. Diyorsan tamam. buna katılırım. Bununla ilgili bir yüzleşme yapmak gerekir. Ama dediklerin dakika, bu haliyle şerhi, yanlış anlaşılabilir. Yok hiç anlaşılmaz. Şu şerhi bir düşelim. Bakın KHK'larla herkes aynı sepete atıldı. Ben saniye, de buna katılıyorum. Bir saniye, bir dakika. Şu şerhi bir düşelim. Şunu bir düşelim. Hiç kimse, buradaki hiç kimseyi tenzih etmiyorum. Yani arkadaşımız genç, çalıştığı yer. Ben ona ilgili bir şey demedim. Gerçekten değil. Yani o şeyle, sitesiyle ilgili falan da değil. Ben okudum bir yazıyı söylüyorum. Hani bütün samimiyetimle söylüyorum. Problem o değil. Faruk ama Bey, ben Faruk Bey, sağcı, demokrat bir insanım. Bak, demedim bak. Biz tekrar de, söyleyeyim. Biz de sizin tekrar kadar söyleyeyim. Okuyoruz, yazıyoruz. O problem değil. Yapıyoruz. Ben bitireyim ya, bak. Bitireyim. Geçin bunları. Allah tamam aşkına, iyi geçin. Tamam o zaman. Geçin, şimdi hani, hikaye şu. Hikaye şu. Ya, Türkiye'nin Allah gittiği Allah. Yol, Türkiye'nin gittiği yol sağcılar açısından yol değil. AK Parti'nin buradaki daralmasının, AK Parti'nin oy kaybetmesinin öyle sadece emekliye zam yapmadı, sadece memur maaşları, sadece enflasyonla açıklanır bir tarafı da yok. Ne diyor? Kan ve ruh kaybı diyor. Niye atlıyorsunuz bunu? Ne demek bu? Kan ve ruh kaybı ne demek? Kan ve ruh kaybı ne demek? Ne demek? Parti kendi söylemlerini yitirdi. Kendi ruhunu, kendi iddialarını yitirdi. Yani ülke sevgisi... Ama bunu sadece 15 Temmuz'a bağlayamazsın. Bir saniye, ülke sevgisi, vatan savunması, bu memleketin âli çıkarları konusunda... Bugün Türkiye'de sağcılar mı bir tek şeye kantara konulup cendereden geçirilecek? Yani nedir yani? İnsanlar fikrini zikrini söyler. Büyük bir hadise yaşandı. Türkiye'de herkes üzerine düşen vebali üstlenir, alır, yoluna devam eder. Yani parti kuruyorsun. Daha dün İyi Parti kuruldu. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı adama söylenmedik kalmadı. Meral Akşener bir partinin genel başkanı 5-6 sene bu soruşturmalarla uğraştı. Çünkü sağ siyaset manevra yapamıyor. Fikir üretemiyor. Fikir üretmesi engelleniyor. Ve bu birilerinin hoşuna gidiyor. Ama benim hoşuma gitmiyor. Benim hoşuma gitmediği için ben de diyorum ki bak şurada liberal dünya görüşüne sahip Ahmet Mithat Efendi'den sonra ülkede magazini en iyi bilen son genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün onun iddiaları ve çizdiği yol kadar sağcılar cesur olsun diyorum. Ayrıca bir iki notum var hızlıca söyleyip toparlayalım, geçeyim. Toparlayayım. Tamam hızlı çok hızlı. Çok hızlı söyleyeceğim. Yine Tayyip Bey'in söylediklerinden. Son seçimde alın akıyla çıkmıştır. Bu seçim için katılmıyorum. Fakat özellikle bir merkezi hükümet vardır. 81 ilde de geçerli olan bir hükümet vardır. Bu Cumhuriyet Halk Partililerin bu süreçte biraz şımarıklıklarıyla Tayyip Bey'in kurduğu bir cümle. Yani buna bir cevap. Yani nihayetinde bir yerel seçim yaptım. Yerel seçimde İstanbul'u, Ankara'yı, şurayı, burayı alırsın. Normaldir yani. Bir problem yok burada. Ama
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şu anda geçerli olan sistem partili cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ülkenin cumhurbaşkanı belli, kabinesi belli, şu belli, bu belli. Şimdi özellikle şu kastediliyorsa, hani büyükşehir yasasıyla birlikte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, şu çözüm sürecinden beri gelen bir hikaye vardı Türkiye'de. Eğer ona atıf yapılarak özellikle doğuda, güneydoğuda, farklı yerlerde, farklı merkezlerde farklı düşünceler ortaya atılmaya çalışılıyorsa, bak baştan söyleyeyim, bu millet ona asla müsaade etmez. Van'dan falan mı bahsediyorsun? Her yeri kastederek söylüyorum. Van'da bir mutsuzluk vardı, yani çözüldü. Böyle... Ama sonrasında yaşananları şu konuda bak, şu konuda millet buna müsaade etmez. Ay, kim yani, buna böyle bir şey yapmak istedi? Şimdi 30 büyük şehir merkezi. CHP mi? Hayır. 30 büyük. Yok, bence Güneydoğu'dan bahsediyor. Bazı illerde yani, ben de bir şeyler tabii, duyuyorum. Tabii. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu ülkede, bu ülkenin başkenti Ankara'dır. Kurucusu bellidir, rejimi bellidir, sistemi bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimde hükümetin büyük hataları, az önce saydığım açmazları yüzünden büyük bir başarı elde etmiştir. Alnının akıyla almıştır, helal olsun. İktidarı alacaksa 3-4 yıl sonra, seçim ne zaman olacaksa iktidarı da o zaman alsın. Ama kalkıp şu anda Türkiye'de bir hükümet boşluğu varmış, bir iktidar boşluğu varmış. Dolayısıyla bu iktidar boşluğunu doldurmak şey için... Var? Bu hava diyor. İşte ona cevap veriyor Tayyip. Böyle bir hava yani mı var? Tabii, böyle bunu oluşturmaya çalışıyorlar diyor. Yo, Sayın bunu, Özgür Özel de şey dedi mesela. Bunu Devlet Bey de söyledi. Bütün bunların hepsi... Erken seçim demedi. Evet, demedi. Özel böyle bir imada bütün bunların bu, hepsi... Onu diyorum işte, yani hiç böyle bir evet, imada olmadı. Akif Bey, bütün bunların hepsi bir yekün olarak şöyle bir yere konulacağımız bir iştir. Bugün yerel mesafe seçim koydum hesabı. Bitmiştir. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Biz bundan sonra şahsen ben... Tıkanan sağ siyaset adına ne kadar bir şey düşünebiliyorsam, ne kadar bir şey üretebiliyorsam peki, bununla meşgul olacağım, bunu söyleyeceğim. Peki. Bu söylediklerim de sonuna kadar arkasında durduğum iddialardır ve hepsi de bu siyaseti körelten meselelerdir. Bu kadar. Peki. Nasuhi Güngör'le devam edeceğim ama bir ara vereceğiz. Nasuhi abi unutmazsın diye düşünüyorum. Notlarını almışsındır. Tabii. Çokça şey söyleyeceksin tabii, herhalde. Elbette. Bir aradan sonra... Elbette. Nasuhi Bey, bekliyorum notlarını lütfen. Aradan sonra buradayız. Sana da yok. Nedir ne değildir'e ilk dilimde Nagihan Alça ve Faruk Aksoy'la konuştuk. Biraz AK Parti grubundaki konuşmalarla başlayıp CHP grubuyla ve MHP ile devam ederiz demiştik ama başka bir yere gitti tartışma. Nasuhi Güngör'e söz hakkı vereceğimi söylemiştim. Sayın Güngör, buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ana konumuza döneriz elbette ama madem böyle bir konu açıldı, benim de söylemek istediklerim var. Ya bir kere Ertuğrul Özkök benim açımdan çok eğlenceli bir meslek büyüğüdür. Yani bunu kendisine de söylemiş olabilirim. Arada yazışıyoruz ufak tefek kendisiyle. Ama zihin dünyasının çok karmaşık olduğunu, bu karmaşanın da bu saatten sonra giderilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Kendisine de yazacağım bunu birazdan. Ama haksızlık bir yapmayalım. Olursa. Çok renkli ve avantgardtır. Hakikaten Türk medyasında önemli bir yeri vardır. Ben de çok... Konu Ertuğrul Bey değil. Ertuğrul Özkök. Özür dilerim ama... Hayır. Bak, bugünün, yani zamanında konusu, siyasi olarak Nagihan, çok ters düştüğüm bir isimdir ama tanıdıkça, gördüğüm kadarıyla son derece özgürlükçü, açık fikirli. Önemli meziyetler bunlar. Ya siyasi tamam, olarak ters düşmekten biz daha konuya, bir şey var. Konudan devam edebilir miyiz? Konudan devam edelim mi? Sayın Cumhurbaşkanı bugün hiç yapmadığı bir şey yaptı ve kendi siyasi hareketinin kökenlerine dair bir şeyler söyledi. Evet. O günler Türkiye'de gerçekten zulmün ayyuka çıktığı günlerdi ve o günlerde Ertuğrul Özkök'ün nerede olduğunu da hiç unutmadık. Onunla Faruk ilgili Aksoy'u de ciddi eleştiri yapıyorum. Tabii. Söyledim zaten. Faruk Aksoy bile evet, diyor bak. Hayır, söyledim ama 28 evet, Şubat dedim. Özellikle vurguladım yani, zaten. Tabii. Peki ben tamam, iznine devam edeyim ama istediğin yerde de sen katkıda bulunabilirsin. Şimdi eğer dünyanın herhangi bir yerinde o ülkenin siyasetini, bürokrasinin neredeyse tepeden tırnağa bütün yapılarını, kurumlarını, askeriyesini, futbolunu, sinemasını, her şeyini, aklınıza gelebilecek okullarını, eğitim hayatını, sağlık hayatını, maliyesini vesairesini kirletmiş bir tırnak içinde bir yapı, bir hareket varsa devlet nihayetinde ya onunla hesaplaşır ya ona teslim olur. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o hesaplaşmayı yaptı. Bunda ne kadar başarılı olduğu olmadığı, zaman zaman bu konudaki hukuki aksaklıklar, bazı şeylerin adil yürümemesinden hareketle bunu toptan bir yaklaşıma sergilemeyi her zaman yanlış buluyorum. Eğer bu konuyla ilgili bir süreç Türkiye'de devlet açısından bu insanlardan, hani cezalarını çekmiş olan insanlar ne olacak vesaire gibi soruların cevabı aranıyorsa, bunların tamamının
bu adli süreçlerin ve hukuki zemininde yer alması kaydıyla gerçekleşmesi mümkündür. Bu da bizim işimiz değil. Bizim söylediklerimize olacak bir iş hiç değil. Şimdi eğer şunu söylüyorsak, bunu zaten ben bu ekranlarda çok söyledim. Bizim içimizde bu yapılandırmayı, bu konularda da hakkını teslim etmek lazım. Yani Oda TV'nin çizgisinde epeyce düzgün işler yapıldı, anlatımlar yapıldı. Ben onu da hep takdirle kendilerine burada söylemek istiyorum. Türkiye'de çok az sayıda insan bu yapı Türkiye'yi ele geçirmeye çalışırken bunlar karşısında bir duruş sergiledi. Sergileyenlerden bir tanesini de az önce ifade ettim. Fakat bence daha önemlisi şu. Anadolu'nun dört bir yanında iyi yetişmiş, potansiyelleri yüksek, zeki çocuklar, yani avukat olacak, doktor olacak, öğretmen olacak, çok güzel mesleklere sahip olacak çocukları alıp ne yazık ki onların geçmiş geleceklerini yok eden bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi sadece siyasette ihtiyaç var. Efendim merkez sağda boşluk var, orada da kahtı rical var, yani insan eksikliği var üzerinden kalkıp 2015-16 bandından sonra bir de 15 Temmuz'a bir takım bağlar kurarak bir şeyler söylemeye kalkarsak elbette ve elbette haklı olarak yanlış anlaşılırsın Faruk. Yok, yani ya yanlış şeyler söylüyorsun ya da yanlış anlaşılmaya müsait şeyler söylüyorsun. İkisinden birini yapıyorsun. Değil, değil. Şimdi değil. Ben sadece bir cümle söyleyeyim. Evet. Bu insanların şu anda yurt dışında falan dedin ya, bak bir de öyle bir atıfta bulundun. Yurt dışında bulunup da Türkiye'ye verdiği zarar üzerinden pişman olan bir tanesini gördün mü? Onlarla bir işimiz yok. Ben bu yok. Memlekete başka şu zararları verdim. Şunları kirlettim. Bak bir dakika Faruk. Şu alçaklığı yaptım, o yüzden de pişmanım diyen bir Allah kulunu gördün mü Faruk? O kendi alçaklığıyla görmedim. Kalacak. Konumuz onlar değil ama. Başka bir şey bak. Sen yanlış anlıyorsun. Ya bak Faruk. Mevzumuz başka bir yere getirdin. Değil. Şimdi oradan çıkma şimdi. Dur şimdi. Bak bir yere getirdin konuyu. Bak yani, devam et. Bir soru sorayım devam et. Bir bak, soru soracağım devam et. Sadece bir soru devam et oradan. Bak, Meral Akşener'in, evet. Sayın Akşener'in yaşadıkları neydi? Tek bir soru. Tek bir soru bak. Konuyla... Bak çok ilgisi var ama konuyla yapma lütfen. Şimdi konuyla çok ilgisi var. Yani mesela, Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Kavuncu'nun yaşadıkları neydi? Bir tek soru bak. Tek başka bir şey demiyorum. Faruk şimdi bu hep olan bir şey. FETÖ etmiş, sopa memleket, olarak memlekete ihanet etmiş. Bu ülkeye ihanet etmiş. Kaçıp Ergenekon gitmiş. Terör örgütü üyelerini kasteden yok. Sen anlıyorsun. Türkiye'de kilitlenen başka bir şey var. Başka bir siyasi akıl var. Yani, lütfen yapma. FETÖ üzerinden sağ siyaseti kilitlemeye çalışıyorlar. Tabii kilitliyorlar. Tabii. Öyle bir şey olur mu? Tabii ki. Parti kurulamıyor. Doğru düzgün manevra yapamıyor. Fikir üretemiyor. Hiçbir şey söylemiş olmuyorsun Faruk. Neden biliyor musun? Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen de yapmışsındır buradaki hazirundan. Bak bir dakika. Yapan da olmuştur. Ben bu dava dosyalarından zaman ayırdım. O günlerde de elim fazlasıyla boştu. Yüzlercesini okudum. Yüzlerce ifade okudum. Yüzlerce itiraf okudum. Verdikleri o cevaplardaki zihin dünyasını sana anlatsam tabii. Burada herkes kulaklarına kadar kızarır. Bak tabii. Bir dakika şimdi bir dakika. Burada bir takım bireysel örnekler üzerinden yani din anlayışı, ahlak anlayışı, siyaset anlayışı, kumpasları, insanlara yapıp ettikleri bu zulümden payını almayan kaç kişi kaldı ya Türkiye'de? Şu ekranda oturan 6 kişi bile bir vesileyle bu zulümden payını almıştır. Doğru. İşte Akif, işte ben bildikleri bak ama burada bir takım bireysel örnekler üzerinden işte Türkiye'nin insan kaynağı burada boşa harcanıyor, bir takım insanlara iftira atılıyor falan üzerinden yürüyeceksek bu öyle geniş bir bant değil. Böyle bir şey yok. Bir takım bireysel örnekler. Onlar da kendilerini savunabilecek yerde duruyorlar zaten. Yani ben o isimlendirdim Burak Kavuncu falan, o tartışmalara da girmek istemiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Hı hı. Sırf herhangi bir alanda ihtiyaç var diye sen çok mu fazla Amerikan aksiyon filmi seyrettin? Yani cezaevlerinde ihtiyaç duyulduğu için bir takım adamları çıkarıyorlar, bir takım işlere karıştırıyorlar. Bu işler öyle olmuyor. Bu işler adli süreçler aksiyon tamamlandığında ilgili muhatabı cezasını çektiğinde, evet, ve hukuki süreçler işlediğinde bir yere varır. Bunlar bir yere varmadan, bunlar üzerinden yok Türkiye'nin doktor ihtiyacı var, yok Türkiye'nin siyaset ihtiyacı var, şu ihtiyacı var, bu ihtiyacı var diye zemin açamazsın, bu bir. İki, şimdi Ertuğrul Özkök'ün yazısını okumamıştım. Arada tekrar dikkatlice okumaya çalıştım hızlıca. Evet yine renkli bir yazı. Yine ne dediği çok fazla anlaşılmayan bir yazı. Yok yine ne anladın, ne anladın? Nasıl Güngör, ne anladın sen? Ya sen boş ver ne anladın. Senin anlattıkların o mesajların bir bölümü zaten orada yok da. Bak orada yok ama ben sana anlatayım ne anladığımı. Şimdi bir kere mesela bu Hamas'la ilgili ya da Filistin'le ilgili söylediği konuya gelelim. Bir insan hem İslami hassasiyetleriyle hem de insani hassasiyetleriyle İsrail'in yaptığı zulümlere karşı çıkamaz mı?
İnsan oğlu liflerine ayrılacak bir varlık kategorisi midir mesela? Ya sadece insani olarak bunu muhatap alalım. Batı sokağına öyle söyleyelim. Yani Batı sokağı da yani Müslüman kesim, İslam dünyası, İslami hassasiyetlerini bir kenara bırakıp da insani hassasiyetlerle bu konuya yaklaşırsa ben de destek olurum diye kapıda bekliyor değil mi? Ya kimseyi aldatmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Medeniyetler İttifakı meselesinde söylediklerinin de pratik hiçbir karşılığı yok. O mektubu Sayın Ali Erbaş'ın götürmesiyle ilgili söylediklerinin de bir karşılığı yok. Karşısında bir muhatap var. Papa var. Ali Erbaş'ın götürmesinin ne tür bir yanlışı, ne tür bir sakıncası olabilir? Bu ayrımların her birinin bacakları sakat. Bu analizler yanlış. Bu analizler 1990'lı yıllarda değil, Soğuk Savaş yıllarında kalmış analizler. Ya demek ki yani bu arkadaşlarımız, bu büyüklerimiz yine belli mecralarda yayın yönetmenlikleri yapsalar, ya Türkiye'de hani Türkiye layıktır, layık kalacak. İşte beş yapı, öyle ötekiler, berikiler diye bir takım ifadelerle karşımıza çıkabilirler. Buralardan yol açmayalım Faruk. Bu yol yol değil. Bu yollarda Türkiye çok azap çekti. Hepimiz çektik ve bundan sonra tekrar çekmek için bir takım adamların hani bu konuda vay işte birikimleri varmış Türkiye'ye dair bir takım ihtiyaçların karşılığı oluyormuş anlamına gelecek sözler daima yanlış, yanlış, yanlış anlaşılır. Tekrar peki, söylüyorum. Peki sen Özgür Özel'in, Masu Güngör, bu Özgür Özel'in, Sayın Özel'in şu açıklamalarını hep birlikte izliyoruz. Yani Allah aşkına bak ya vicdanınla Faruk, söyle. Vicdanınla söyle lütfen. Geldin. Ne diyeceksin? Sanki sanki 2002 yılında AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan Avrupa Birliği, dünya verdiği mesajlarla sana bir şeyler hatırlatmıyor mu? O çağrışımı almıyor musun? Ya burada biz de bir şeyler söylemek istiyorum. Geleceğim hocam. Karşılıklı olacaksa. Nasıl bir gün gören sonra yani, size mesela, ve Can Özçelik'e geleceğim. Tamam ben bitireyim. Şimdi Özgür Özel'in konuşmaları AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemki konuşmalarına benzemiyor mu ya diyor. Ne kadar bilim dışı bir tespit bu biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Yani 20 yıl önceki diyor, Avrupa Birliği Türkiye ilişkisi bugünkü ilişki o zamanki söylemlere benziyor. Dolayısıyla çok doğru şeyler söylüyor öyle mi? Nasıl ya bitirsin hemen geleyim size. Nasıl hiçbir abi? Şey akmadı tamam, yani. Yok, hiçbir hocam, süreç işlemedi. Süreç analizi yapılmayan hiçbir analiz bilimsel olamaz. Sosyal bilimlerin temel ilkesi. Hocam bir de bu ama ne bu olursa sürecin olsun, şöyle Avrupa Birliği sürecinin canlandırılması Türkiye'nin faydasına şey. Değil mi? Onun başlığı ayrı bir şey. Özgür Özel Avrupa Birliği süreciyle ilgili laf söyledi diye AK Parti'nin o dönem söylemleriyle aynı dolayısıyla. Onu bu demiyor. Genel olarak diyor ki dili, kuşatıcı ifadeleri, herkesi kucaklayacağız, bu bir zafer değil. Tamam açarız onu. Hocam bunların hepsi yani 2003'lerde, 2004'lerde CHP, AK Parti müzakerelere başlarken biz buna ortak olmayız, bu bölünme projesidir diyen bir CHP vardı. Oradan buraya gelmesi tabii CHP açısından fevkalade olumlu bir şeydir. Müthiş başarılı bir şey. Sürecin hiç girdilerini değerlendirmeden yapılmış bir şey. Bitirin abi buyurun. Başka buyurun bir yere gider o. Sözü verdim. Tamam. Buyurun bitirin lütfen. Tamam. Şimdi Nagihan'ın da Faruk Aksoy'un da bu konuda hani Türkiye'nin demokratik açılımları, daha özgür bir Türkiye, Avrupa Birliği, yani bunlarla ilgili temennilerine bir itirazım yok. Katılmıyorum ayrı bir konu ama bir itiraz etmiyorum buna. Fakat tarihsel koridorlarda böyle donmuşluk falan yok. Avrupa Birliği aynı Avrupa Birliği olarak bir yerde durmuyor. Yani şimdi burada hep şöyle bir analizle biz bugünlere getiriyoruz meseleyi. Aslında demokratik süreçler anlamında, Avrupa Birliği'nin kendi kriterleri anlamında vesaire bütün buralarda onlar sabit durmuşlar, hep durdukları yer iyi olmuş ama Türkiye hep yanlışlar yaptığı için oradan uzaklaşmış. Ya bu çok büyük bir haksızlık. Yok öyle bir şey yok. Herkesin yani karşılıklı hata. Tabii ki öyle bir ama şey yok. İyi de, o zaman bir kere Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınması kadar Avrupa vahim Birliği, bir hata yapmış bir birlikten bahsediyoruz. Tamam doğru. Tamam o zaman. Ama sonuçta tamam, Avrupa zaman, Birliği ya, bugün yorgun, hayır, kafası karışmış, İngiltere Brexit'le çıkmış ama Avrupa Birliği'ne üye bir Türkiye, Avrupa Birliği'nin dışında bir Türkiye'den daha iyi bir Türkiye değil midir? Tabii yani temel bir soru soruyorum ben. Bunu tartışabilirim. Ben seninle aynı kanaatte değilim. Mesela Avrupa Birliği üyesi olmamak bizim faydamıza mıdır bak, sence? Batı, Türkiye'nin yani batıdaki diğer ortakların da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması yönünde çok da hevesli olmadığını da tartışabilirim seninle. Onu da Amerika katılıyorum. Elbette hevesli ne zaman Türkiye'nin? Tamam o zaman. Demek ki bunlar çok sabit. Böyle Batı'yı merkeze aldığında veya Avrupa Birliği'ni merkeze aldığında mutlak manada aynı çıkarımları yapabileceğin süreçler değil. Yaşar aradan hocam, 20 yıl geçmiş AK Parti şey aynı AK Parti değil. Kızma ama. Avrupa Birliği aynı Avrupa Birliği değil. Geriye dönüş de mümkün değil zaten. Tamam, böyle bir şey tamam olmayacak. Özgür Özel'in söyledikleri de 2002 yılında AK Parti'nin kuruluş kodlarına yüklenen anlamlar üzerinden kendisine bir alan açma çabası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devası da orada değil. Deva derken biraz tuhaf oldu ama çaresi diyelim bari. Çaresi orada değil. Tamam. Ben Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısı hiç konuşamadık. Birazdan onu ikinci turda yine tamam konuşalım. Zaten tamam, oradaki mesajlar üzerinden çokça şey konuşacağız.
Yaşar hocamdan izin alarak bir cümle söyleyeceğim. Tamam, söyle. Bir cümle. Yaşar hocaya vereceksin sözü galiba. Evet. Canan mı vereceksin? Bir tek cümle. Nasuhi Güngör. Tayyip Bey değişim diyor, değişim. Bir tek cümleyle. Mesela ne olacak? AK Parti'de değişim dediğin... Onu ben soracağım birazdan. Hayır yani ama değişim derken ne hani oraya dokunma, buraya dokunma, bunu konuşacağız. Yani ne değişecek? Ne değişecek yani AK Parti'de ne değişecek sence? Bir cümle lütfen. Ne değişecek? Niye bir cümleyle değişim tarif edeyim sana ya? Ne bileyim. Vakit niye böyle bir soruya sokacaksın beni? Moderasyona da geçtim. Değişimle ilgili anladıklarımı sana 20 maddeyle sayabilirim. Bunu yapmayalım. Bir sonraki turda yapalım. Peki tamam. Bir sonraki turda konuşalım. Sıkıntı yok benim için. Hocam konumuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısındaki konuşmaları ve arkasındaki motivasyon idi. Faruk o kadar şey söyledik. Faruk yani. 3000 kilometre öteye götürdü, onu getiremiyoruz. Oradan buraya gelir mi bu konu bilmiyorum ama buyurun. Şimdi bir kere gerçekten kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Nereden başlayayım, hangisini seçeyim diye şu an zihnim şey diyor. Mesela şöyle bir sağ, sol vesaire gibi tasnifler çok gözden geçirilmeye dayalı. Madem günceli irdelemek istiyorsunuz, madem süreç boyunca birikenler, aksayanlar, devredilenlere bakacaksınız, buna bak. Hele bu sistemde. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi aslında hani 1 milyon oy arttırmış. AK Parti'nin bir 6 milyon oy kaybı var. Bunların önemli bölümünde karşılamıyor aritmatik, nereye gittiğini tam anlayamıyorsunuz. Katılım az seçimlere. Büyük ölçüde katılımın olmadığına yoruyoruz. Koyduk bir kenara. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında biraz hani senin terminolojinle söyleyeyim. Ben o sağ sollu çok biraz soğuk savaşın kalıpları içerisinde görüyorum hala. Hadi öyle olsun. Açılım yaparak aslında çekmeye çalıştı ve bugün Özgür Özel'inde yapmaya çalıştı o aslında. O Türkiye İttifakı dediyor falan. Dolayısıyla bu işin bir kere onu bir kenara koyalım. İkincisi Türkiye tabii çok büyük bir şey. Silindir geçti ya. Bu ülkenin içinde bir başka devletin derin yapısıydı o. Bu işin mağduriyetini yaşamış, detayını bilen, 10 yıl harp akademilerinde hocalık yapmış, dersi girmiş çıkmış biri olarak. Birçok parçayı birleştirdiğimde geldiği sonuç şudur. Bu bir istihbarat örgütlenmesidir. Yani 25-30 yıl önce söylediğim şeydi bu. Bunu böyle cemaat, dini görüntü falan aldanmayın. Ilımlı İslam denilen şey bir ideolojik, aslında bir CIA yapılanmasıdır. O yüzden de hedefi olmuştuk bu örgütün. Dolayısıyla bunun yapısı bu. O 50 yılda hazırlayan kim? Bence CIA hazırladı. 50 yıl boyunca. Siyaset kurumları buna yeşil ışık yaktı tabii. Şunu bilmiyorlar mıydı o kurt siyasetçiler? Demirel'i, Özal'ı. Şunu bilmiyor. Bunlar büyük bir kitledir. Oy gelir bandı. Hayır, bunun için değil. Çok açık. Arkasında büyük bir güç olduğunu farkındaydılar. Bu mu? Ama o güçü bile isteye mi palazladılar yani? Kendilerine o karşı bir tehdit haline getirdiler. O da açılım yapıyordu onlara. İşte din görüntüsüyle yani geliyor. Amerika'yla tartışmamak için. Abi canım çok açık ya. Madem açık konuşacağız bütün bunları konuşalım. AK Parti de öyle mi yaptı o zaman? Elbette. Ne yaptı hocam? Pardon AK Parti. Tabii AK Parti geldiğinde bir de şunu da gördü. Sınırlı bir belediye bürokratiyle iktidar oldu. Bak sınırlı bir belediye bürokratiyle iktidar oldu. Emniyette de, yargıda da. Bir mesafe almıştılar zaten. O da kadrolara derken onu söylüyor. Evet. Ondan sonra daha da arttı kuşkusuz. O zaman bana niye kızdınız ama, hocam? Bir dakika ama işte yanlış anlatıyorsun. Neden? Ya da o yüzden hani sevgili Nasuhi çok güzel bir tarif yaptı sana. Ya dedi doğru cümlelerle anlatmadın ya da niyetin ya, Nasuhi Güngör benim sürekli aleyhime hocam ya. Ya neyse yani. Bütün dünya bize karşı. O arada da tabii... Bundan bir şikayetim yok benim. O arada da tabii ordu içerisinde de bir takım işte o... Vesayet dediğimiz yapı, hareketlilik, başörtüsü takıntıları falan, Çankaya o gidemez, bu gidemez falan. Orada da bir takım şeyler oldu. Tabii çok detayına şimdi girmeyeyim. 15 Temmuz gecesi bir kez daha program yaptığımızda anlatırız. Her defa anlatıyoruz onu. Tamam mı? Sonuçta o emniyetteki ve yargıdaki kadrolarda darbe yapacaklar. Darbe geliyor. Dolayısıyla siyaseten sağlam durum, bu işi önleyelim. Ama durmadılar, onlar da durmadı. Devam etmeye başladılar. Ta ki işte o dershaneler süreci, Cumhurbaşkanlığın makamına, neredeyse artık mahremine kadar dinlemeler, yakın korumalarını devşirilmiş FETÖ'cülerin yerleştirilmesi, iş çığırından çıkmaya başladı ve kılıcı çekti Sayın Cumhurbaşkanı. Süreç öyle gelişti.
Evet, 15 Temmuz gecesi hem karanlık hem aydınlıktır. Bu millet iradesini, istiklalini teslim etmedi. Sokaklara döküldü. Tamam. Ama bir gerçek de var. Onu da söyleyelim. Onu yıllardır söylüyorum. Bir nesilde yok oldu. 30 yılda yetişir bir nesil. Aynı şeyi söylüyoruz hocam. Bak işte öyle sen... Allah Allah, ben söyleyince suç oluyor. Dinle, siz söyleyince bak, hocam bak, nasıl oluyor? Ya dinle ama. Nasıl oldu? Dinliyorum. Nasıl oldu? Çalıntı sorularla oldu. Nasıl söylediğin önemli. Tabii. Sözcük. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli. Çok önemli. İsyan dersen ben sana isyan ederim. Ne isyanı ya? Ya kalkışma. İkincisi. Tasfiye edilenlerden bahsetmiyor. Tabii. Bak. Hmm. 30 yılda yetişen o nesli nasıl kirletti bu örgüt? Yani çeşitli işte yoksulluğu olan, onların zeki çocuklarını çekmeye çalıştı. Soruları çaldı, örgütlü hale geldi. Onları da herkese vermedi. Bir kısmını elden geçirdi. Örgütte herkese her görevi vermedi. Çok sıkı, çok önemli çalışmalar yaptı bu konuda. Belli alanlarda örgütlendi. Mesela bilişim sektöründe. Ben şimdi yazılımcı bulmakta zorlanıyorum üniversiteye. Neden? Çünkü çok sıkı inceliyorum. Çıkıyor geçmişinde. Tamam. Ha, orayla bağlı. Anladım. Çok ilginçtir. Genetik alanda örgütlendiler. Genetik tıpta. Onun dışında bildiğimiz güvenlik alanında istihbaratıymış, personel daireymiş, özel kalemler, yaverler. Bunlar insan biri, bulmakta zorlanıyorsunuz. Bunlar her biri örgütlenmiş. Hı. Ve bunlar sevgili Nasuh'un dediği gibi onların çok önemli bölümü. Çok önemli bölümü. Ne bir pişmanlık duyuyor. Hala kuyrukları dik. Onun mahkemelerdeki şeylere bakınız. İfadeler. Bu açıdan bu süreç, yani AK Parti'nin, yani bu Türkiye'nin bir insan kaynağı meselesi değil. Bu nasıl Türkiye'nin çökertildiğiyle ilgili bir şey. Bunu AK Parti ile falan özel bir ilişkisi sadece olamaz. Tüm Türkiye için geçerli. Ya orduda kurmay subay kalmadı. Biz nasıl buralara gittik ya? Ha. Şimdi dolayısıyla ben de onu anlamadım. Bütün bu biz Cumhurbaşkanının grup toplantısından onu Faruk'a söyleyecektim. Özeleştiri diyor ya, özeleştiri. Onu Faruk'a söyleyecektin. Faruk bunları açtıysa bunları söyleyeceğiz. Bak, evet, şimdi toplayalım. Yani, madem öyle toplayalım. Şimdi artık herkes evine dönsün. Evet, bütün bu geldiğimiz noktada çıkartılacak sonuçların en önemlisi aslında yaşadığımız, yani ne yaşadığımızı ve nasıl yaşadığımızı halk nasıl hissediyor ve yaşıyor? Bunu algı düzeyinde bile diyebilirsin ki algı da önemsiz bir şey değildir. Halkın algıladığı da önemlidir kuşkusuz. Tamam mı? Ve bunu siyaset kurumu nasıl tayin ediyor? Ve ne kadar burada özne oluyor ve taşıyıcısı oluyor? Şöyle 10-12 yıldır bütün bu yaşananlar bir büyük küresel saldırı içerisinde değil miydik? FETÖ dediğin nedir? Hocam. PKK dediğiniz nedir? Burada siyaset kurumu siyaset üretecekse nasıl üretecek? Diyecek ki bir dakika, buralar tartışmalı alanlar değil. Buralarda yarışırım sizinle. İktidar, muhalefet ayrımı olamaz burada. Bu bir büyük bir emperyalist kuşatmadır. PKK'sı, DAEŞ'i, FETÖ'sü yeri geldiğinde aynı iradenin sahaya sürdüğü bir şeydir. Mekanizma öyle işliyor. Suriye'den sıkıştırılıyorum, içeriden sıkıştırılıyorum, kadrolarla sıkıştırılıyorum, ekonomimle sıkıştırılıyorum, adam seni mahvederim diyor. Savunma sanayimi köreltmekle sıkıştırılıyorum. Mavi vatanla sıkıştırılıyorum. Hocam. Demokrasimle sıkıştırılıyorum. Tamam abi, mı? Ne yaptın? Konuyu bütün, nasıl getirdin? Bütün bunlar için ben bu konuda hiçbir şekilde ne bir mücadelede en ufak bir aksama ne bu konuda bir tartışma konusu kabul ederim. Şu son günlerde Selçuk Bayraktar'a yapılmak istenen nedir? Büyük hata, büyük yanlış. Atamata değil, nedir ama bak burada yanlıştır bir şey yani. Var. Çıkıyor kim olduğunu bilmediğim. İyi de hocam bunları bir alçak, değişimden ne anlayacaksın? Bir alçak diyor ki Kürdistan'dan defol diyor. Ya onlar bir dakika. Belli niyetleri belli. Ona olmuyor. AK Parti'de değişimden ne anlıyorsunuz o zaman yani? Kesme, oraya geleceğiz. Değişim nedir mesela? Neyle böyle darmadağınlık şeyler anlattığın için bizi de provoke ettin şimdi. Tabii. Niye ona sadece Selçuk müdafaa gerçekten etmek zorunda kalıyor ya? Niye sadece seni Selçuk? Yani dinliyor musun? Seni. Dinliyorum. Ha. Niye sadece Selçuk? Çok da güzel cevap verdi. Hem Kürtçe hem Türkçe. Niye? Niye mesela CHP'den niye büyük bir ses çıkmıyor? Size ne oluyor ya? Sen kimsin bir kere? Kürdistan'dan defol. O cüreti nereden buluyorsun? O bizim çocuğumuz. O toprak bizim toprağımız. Kürt de benim, Türk de benim. Tamam mı? Bu birikim benim. Yaptığı şey de çok kıymetli bir şeydir bu ülke için.
Siyaset mi üretmek istiyorsun? Fikir mi arıyorsun? Hadi yapın. Niye burada fikri geliştirmiyorsunuz? Değişimden bir şey anlamadım ben. AK Parti nasıl değişti? İşte buralarda bak, o ruh kaybından ben 3 yazı yazdım bununla ilgili. Ruh kaybından kimin ne anladığı önemli. Şimdi gelin bu Avrupa Birliği sürecine. Ya bu iktidar Avrupa Birliği için çırpındı ya. Evet. Neler yapmadı? Uğraştı. Bu iş çözülsün. İçeri girelim. Anlam planları, süreçleri. Bütün bunlar oldu. Ne oldu karşılığında? Müzakere çerçeve belgesinin tek tek paragraflarına bakınız. Hırvatistan'la aynı dönem yazıldı o. Ben şimdi hepsine ayrı girmeyeyim de ikinci paragraftan bile başlayayım. Ortak hedef katılımdır. Tam üyelik dememiştir. Hazmetme kapasitesi ilk defa duyulmuştur. Bizim müzakere çerçeve belgemize yazılmıştır. Tamam mı? Avrupa daha önce parlamento kararları hiç bağlayıcı değildir. Onlar istişari kararlardır. Bizim için bağlayıcı hükmü eklenmiştir. Sonuç itibariyle Kıbrıs bir engel olarak yazılmıştır oraya. Sonunda da ne yazmıştır biliyor musun Avrupa Birliği? O müzakere çerçeve belgesini aldı. Bu belge Türkiye'nin özel koşulları düşünülerek, değerlendirilerek yazılmıştır. Bir kere Avrupa Birliği hukukuna aykırı bir cümle. Hırvatistan'a bu yapılmadı, nitekim tam üye oldu. Şimdi bunlara rağmen dedi ki AK Parti iktidarı, ben hayır bırakmayacağım bu alandaki mücadeleyi. Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyorum. Sonuna kadar götürdü. Sonuç itibariyle bu süreçte gelinen noktada Avrupa Birliği'ne tam üyelik meselesini girelim girmeyelim zaten o kadar eskimiş bir tartışma ki hele hiç çok anlamsız. Şunu demesi gerekir siyaset, yeni siyaset üreteni. Avrupa Birliği ya bu ülke daha ne yapsın? Her şeyi yaptı. Her yolu denedi. Kıbrıs'ı sen bir koşul haline getirdin. Çünkü sen yaptın o haksızlığı. Hocam KC'miz şu olmak evet. Üzere devam edersek Türkiye AB'ye girsin mi? Olmak üzere. Hayır o yani. Allah aşkına. Ya biz evde yokuz. Bizi aldın. Biz evde yokuz diyor adam. Sen ikide bir diyorsun ki ceketimi şuraya asabilir miyim? Bir dakika. Hayır, ama sonuçta Tayyip Erdoğan da zamanında Kopenhag kriterleri değil Ankara kriterleri demişti. Önemli olan o standarda o hukuk devletine ulaşmak için Avrupa Birliği çıtası Türkiye'nin faydasına mıdır değil mi? Parti'deki değişim sonuna kadar çok Avrupa Birliği ortadan kaybolsa bile Avrupa Birliği hedefinin Türkiye'nin faydasına çok olduğunu ben savunmaya devam edeceğim. Çok açılımlar yapıldı. Çok mesafeler alındı. Geldiğimiz noktada sadece Avrupa Birliği'ne de yapamayız. Hayır, Avrupa günah Birliği, atamayız. Avrupa onlar da Birliği. Yanlış yaptı. Çifte standartlar tamam. Ama Türkiye'de bir süre sonra buradan umut yok dedi. Zaten işime gelmiyor dedi. Türkiye'de bambaşka bir yola girdi. Kuruluş ilkelerinin dışına çıktığı için buraya geldi. Mesele bu. Yani Türkiye'yi yanlış politikalar izlediği için Avrupa Birliği için almıyor öyle mi? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Hayır onu demiyorum. AK Parti zaman, kendi tamam. politik ısrarını oradan devam ettirmemeli. Bu büyüklükte bir ülke. Onu aslında aynı şeyi konuşuyoruz. Bir ülke Avrupa Birliği'ne. Ya Avrupa Birliği'ne bu büyüklükte bir ülke üye olamaz kardeşim. Hocam konumuz Avrupa Birliği değil. Böyle bir şey olamaz yani. Türkiye'nin bu büyüklükte üye yapamaz. Şartlarının bir tek cümle istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti oluyor. Değişim. Yaşar hocam bir profesör olarak bir cümle kurun. AK Parti nereye doğru nasıl değişir? Mesela ben diyorum ki AK Parti kuruluş ilkelerinden çok uzaklaştığı için daralıyor. Şimdi bütün bu senin açtığın, dağıttığın konularla ilgili bütün bunları söyledim. Kimseyle konuşamıyor artık. Konuşamıyor. Parti konuşamıyor. Söylüyorum. Şimdi konu bu. Geldiğimiz noktada çok açık bir şekilde Türkiye'nin nasıl bir mücadele içinden geçtiği konusunda anlaşabiliyor muyuz? Nasıl bir mücadele veriyor? Yani Türkiye ekonomisini güçlü kılmadığı sürece, bu enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldıramadığı sürece, istediğiniz kadar reform yapın. Yetmiyor. Türkiye reformla her zaman aç bir ülkedir kuşkusuz. Hocam Hollanda her işini kendi mi yapıyor? Her enerjisini kendi mi karşılıyor? Yani dünyanın en demokratik, en rahat yaşayan ülkelerinden biri. Ya biz Robinson Crusoe muyuz da her şeyimizi kendi içimizde halledeceğiz? Bunu anlamıyorum. Küresel bir dünyayı savunmak Türkiye'nin faydasına değil midir? Önemli olan Türkiye'nin yatırım yapılması için elverişli hukuk devletini tesis etmiş. Hollanda'nın beni konuşturmayın lütfen ya. Hollanda'nın arkasında PKK var mı? O küresel PKK'ya karşı mücadele etmek için de Türkiye'de demokrasi hukuku sağlam tutacaksınız. Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. Avrupa Birliği falan PKK demokrasi zayıf olduğu için saldırıyor öyle mi bize? O yüzden Amerika donatıyor onu. O yüzden taktikler yapıyor. PKK saldırıyor diye Türkiye içine mi kapanacak? PKK saldırıyor diye inadına Türkiye'nin batı
Batı'yla da Doğu'yla da iyi ilişkileri PKK'ya zayıf. Sapı samana karıştırmayın. Türkiye içe kapanacak falan demiyoruz. Bir de siz diyorsunuz ki her şey Türkiye'ye içer, kendi kendimize yetelim. Bu yani işte onun için diyorum. Şimdi Robinson Crusoe muyuz, adada mıyız? Niye kendi kendimize yetelim? Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni, bir büyük parti MHP. Her şeyi tedarik edin. Her biri benim söylediğim şeylerin çarpıtılması durdur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. MHP'den, MHP ile ilgili hiç bu cümleleri kurmuyoruz. Türkiye'nin. Çünkü MHP ya, ideolojisi belli, duruşu belli. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Türkiye'nin küresel dünyaya açılabilmesi için, evet, tamam mı, kendisinin içeriye kapatılmaması gerekir. Neyle kapatılıyor? Kıskaca alınıyor. Terörle mücadele ediyorsun. İçeriden çökertmeye çalışılıyor. Yani siz hayal dünyasına mı yaşıyorsunuz ya? Nereden bahsediyorsunuz? Üretimi engelleyerek. Hollanda öyle yapıyormuş da biz... Ne ilgisi yani, var? PKK ile mücadele konusunda nasıl olmalı üzerine konuşmamız gerekir. Tabii ki tamam. PKK tehdidini... Her türlü yol denendi. Çözüm süreci dendi, o dendi, çözüm uğraşıldı. Çözüm süreci dediğiniz şey bir kerelik değildir. Hocam siz de bilirsiniz. Bütün yollar denendi. Niye durmuyor bu örgüt? Niye arkasındaki o efendileri vazgeçmiyor? Ne istiyorlar Türkiye'de? Ben soruma hiç cevap alamıyorum. Ne Nasıl Güngör'den, ne Yaşar'dan. AK Parti nasıl değişecek yani? Onu konuşacağız. Geliyorum, şimdi size geliyorum. Yani önemli yani. Hocam, ne tarafa değişecek? Teşekkür ederim. Can buyur lütfen. Nasıl değişsin? Ben Avrupa Birliği kısmına girmeyeceğim. Hocam zaten söyledi ama... Şöyle bir şey var Türkiye açısından ve AK Parti açısından. Şimdi bundan 15 yıl önce Ergenekon, Balyoz, Oda TV davası, şu bu Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyerek ve bir psikolojik savaş unsurları ekranlarda, gazetelerde, köşe yazarlarıyla falan filan o psikolojik savaş unsurlarıyla beraber Türkiye o Amerikan'ın istihbarat örgütüyle, o FETÖ Amerikan istihbarat örgütü, sadece CIA'nin kullandığı bir örgüt değil. Türkiye'deki istihbarat örgütü olarak tanımlıyorum FETÖ'yü ve onunla beraber Türkiye bambaşka bir noktaya götürmek. Tam anlamıyla kuşatılmak istendi. Evet 25 yıldır, 30 yıldır işte DSP hükümeti de destekledi, Özal da destekledi, Demirel de destekledi diyerek değil. Evet belli bir noktaya kadar geldi ama son 20 yılında, Türkiye'nin son 20 yılında tüm Türkiye'nin en ufak kamu kurumuna kadar sızmış. Tırnak içinde diyorum o isyanı burada söylendiği için kalkışma yapan alçaklar AK Parti hükümeti tarafından temizlenmiştir. Evet belli bir dönemde anlı secdeye değiyor denilerek belli noktaya getirilmiş olabilirler. Ama sonuçta AK Parti hükümeti 17-25 Aralık'tan sonra ve 15 Temmuz'dan sonra bu hain terör örgütünü tam anlamıyla çökertmiştir. Evet, yanlışlar vardır, eksikler vardır. FETÖ borsası. Ben FETÖ borsasının kitabını yazdım. Yani ben bunu söylerken FETÖ borsası denilemezken ben bunun kitabını yazdım. O siz yüzden tam bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Siz bertaraf edildiğini düşünüyor musunuz? Evet, tam şimdi anlamıyla. Onu anlatacağım. Şimdi ben hani bunları çok rahat insanlar biz her şeyi çok rahat konuşuruz, anlatırız. Kimse bir şey söyleyemezken biz yazar çizeriz. Nasuhi Bey de söyledi. Biz 20 yıl önce ne diyorsak bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi evet eksiklikler oldu. FETÖ'yle mücadelede eksik. Hayır sizin için söylemiyorum yok, zaten. Yok takılıyorum sizin yani. Için Nasuhi Güngör'ü ben de. Öyle bir haddim yok zaten. Şimdi seninle ilgili ne söyleyebilirim ben? Üstten alınan alınsın. Burada herkes kimin ne yaptığını biliyor. Google'a girince 15 yıl önce kimin ne yazdığını, ne söylediğini, ekranlarda o psikolojik savaşa nasıl alet olduğunu herkes biliyor. O yüzden burada isim vermeye gerek yok. İnsanlar girer Google'a bakar. Şimdi 17-25 Aralık'la beraber nasıl? Bir şey mi ima ediyorsun? Bir şey ima et. Bak dedim ki bir şey ima etmiyorum. Tamam. Herkes bak, herkesin ne yazdığını biliyor. Nasıl ki orada biliyor. Da bak orada da ben herkes... 20 yıl önce ne yazdıysam tamam, ben de şunu ortada demek istiyorum. Açık. Yani 15 bakın, Temmuz'dan sonra da Ergenekon süreçlerinde de temel hata neydi? Bir dakika şunu söyleyeceğim. 2010 yılında temel yazmışım. Hata herkesin aynı sepete KPSS atılmasıydı. KPSS sorularını Fethullahçılar çaldı diye 2010 yılında yazmışım. 2010 yılında Can Özçelik imzalı bir haber. KPSS'de sorularını Fethullahçılar çaldı. Şimdi benim ne yazdığım ortada olduğu için çok rahat konuşuyorum. O yüzden burada ne Nagihan Alçı'ya ne Faruk Aksu'ya hiçbir şey söylemiyorum. Ama ben de şunu diyorum. Yani hep yapılan şeyleri yapmayalım. Yok. Yani herkese aynı sepete atmayalım. O aynı dönem mesela Ergenekon davaları %60-70 tarafından destekleniyordu. Çünkü şimdi bir demokratikleşme hamlesi olarak görünüyordu. Şimdi özel amaçla çalışanlar ayrı, bunu demokratikleşme süreci olarak görenler ayrı. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler de değerli falan değildir. Ne Zekeriya Öz değerlidir. İşte ne Fikret Seçen değerlidir. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok eden
Türkiye'nin üzerine çöreklenen hain bir terör örgütüdür. Tabii ve onlar da bu örgütün elemanlarıdır. O yüzden onlara değerli falan, onlar soru çalarak başsavcı olmuştur. Soru çalarak polis olmuştur. Soru çalarak hukuk fakültesini bitirmiştir. Öyle soru bir çalarak şey mi dedin sen Zekeriya Özfilan? Kurmay olmuştur. Bak soru çalarak kurmay olmuştur. Onlar kendilerinin hak etmediği yerlere, orada aslında Türkiye'nin o Anadolu'daki evlatları kurmay subayı olacakken, onlar soru çalarak Anadolu'nun çocuklarını bertaraf etmiştir ve oraya gelmiştir. Yani o yüzden onlar değerli değildir. Yurt dışına kaçanlar değerli Can, değildir. Bak, hala bazı kurumlarda kripto nitelikli olanların olduğuna soru çalarak bir yere gelmiştir bu insanlar. Kesinlikle. İnsanlar Türkiye'nin değeri değildir. Onlar da hala başarılı değildir. Ben ona söylemiyorum. Ben ortaya söylüyorum. Faruk Aksoy. Ama mesele şu, AK Parti ne tarafa değişecek? Onu işte, cevap bulalım yani. Şimdi, nereye? FETÖ aparatlarına, evet. FETÖ elemanları değerli değildir. Onlar soru çalarak kurmay subay olmuştur. Soru çalarak general olmuştur. Soru çalarak savcı olmuştur, hakim olmuştur. Polis olmuştur, şef olmuştur. Tabii. Devletin kurumlarına da KPSS'de soru çalarak memur olmuştur. O yüzden onların hiçbiri değerli değildir. Bunların hiçbirine değerli denilemez. Değerli denilirse bunun karşılığı hukukta da vardır. Neyse burayı bitireyim. AK Parti hükümetinin de değişim, AK Parti'nin kendi içindeki değişime gelirsek, ben buradan başlayayım, bu konuyu da bitirmiş olalım en azından. Bugün Cumhurbaşkanı açıklamasında evet bir değişimden, tam anlamıyla bir değişimden bahsetmedi. Yani burada parti içinde hem MYK toplantısından sonra da Ömer Çelik'e soruldu. O da Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Ama ben kabinede de parti örgütünde de bir değişim olacağını düşünüyorum. Buna ilişkin bir bilgi de var. Buraya gelmeden önce AK Parti'de üstte bir yetkiliyle telefonda görüştüm MKYK devam ederken. Dedim ki bu en sonda, son haftalarda çok tartışılıyor bu fotoğraf paylaşma istakoz meselesi. Acaba dedim parti içinde buna ilişkin bir yorum, bir değerlendirme veya bir o milletvekiline ilişkin bir yaptırım veya sözlü yazılı bir şey olacak mı? O fotoğraf paylaşıldıktan sonra çok büyük tepkiler geldi partiye diyor bu üst düzey yetkili. Ve bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanı külliyede de olduğunu anladım. Yani tam böyle bir tarif etmedi ama en azından o yaptığımız sohbet içinde o rahatsızlığın külliye tarafında da olduğunu az çok anlamış olduk. Bugün bu fotoğraflarda karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanı tabii kendi partisini birden kamuoyu önünde değişim olacak, biz değişeceğiz, parti kaybetti demesi, parti içinde zaten o bir yılgınlık var hemen seçimden sonra kaybetmiş. En azından partisini toplamak adına partisine teşekkür etti, çalışanlara teşekkür etti, parti örgütlerine teşekkür etti ve bir birlik havası yaratmak istedi. Ama bu değişimin çok yakın zamanda derken tabii bugünden yarına değil ama bu süreçte yavaş yavaş da olsa parti içinde, örgütlerde en azından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde partide önemli değişiklikler olacağını il başkanları mı anladım. İl başkanları yani, peki, muhakkak il başkanları mu olur? Konu bu mu? Yani mesela konu istakoz mu sadece? Evet. Değil. Veya şöyle. Tam onu söyleyecektim. Eksiklik mesela seçimi niye kaybettik? Hı-hı. Bugün bunun bir muhasebesi yapılmadı. Tabii ki parti içinde bu muhakkak konuşuluyordur. Yani emekliler, işte ekonomik kriz. Sormuşsunuzdur görüştüğünüz yetkiliye mesela ne diyor? Yani ne konuşulmuş muhasebesi yapılırken? Şöyle bir genel değerlendirme şu yapılıyor. Evet, partide bir aksaklık, atıllık var. Bu atıllığı nasıl çözeceğiz? Bu atıllığı tabii önce Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde, o parti sonuçta partinin genel başkanı. Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde o atıllığı yavaş yavaş, yani birden aniden bir, aynen şu ifadeyi kullanıyor. Soğukkanlı gitmek zorundayız. Ani müdahaleler bizi daha da geriye götürebilir. Ve toplumda da bu, en azından bu böyle. Hemen il başkanlarının görevden alınması veya kabinede bir değişiklik veya partinin yetkili organlarında yapılacak değişiklik yanlış anlaşılır. Tabanda da yanlış anlaşılır. O yüzden biz yavaş yavaş daha sakin, daha soğukkanlı gideceğiz. Yani benim anladığım bu orta vadede, yani bugünden yarına değil ama bir değişim olacak.
orta vadede en azından bu bir yıl içinde bunu biraz da yayarak yapacaklar. Zaten bir seçim yok. Mesela davanın içine neyi koyuyorlar? AK Parti'nin dava dediği şeyin içine artık ne konuluyor? Şimdi şöyle dava... Niye yani? Burada ideolojik... Burada bir ideolojik tartışma yaşamıyorlar. Burada sorunun siyasi ve Türkiye'nin geldiği noktada ekonomik sorunları üzerinden bir kaybetme şekli olduğu açık bu görülüyor. Bunu söylüyor. Öyle mi görüyorlar? Doğru analiz böyle yapıyorlar görülüyor. Yine hala. Ama burada yani aslında şöyle bir ayrışma ideolojik var. Olarak... Adanmışlık versus profesyonellik. Yani partide genel olarak daha profesyonelleşmiş bir anlayış oldu. Bunu da AK Parti'nin özünden ayrıştırdığı gibi bir kanaat var. Ya bir tek şey söyleyeceğim. Evet, şimdi şöyle. Diyor ya istakoz meselesi AK Parti'nin diyor ya. En güçlü bak, tarafı şey adanmış ruhlar bak, tarafından kurulup milletvekili... belli bir yere getirilmesiydi. Bak, şimdi oradan koptuğu düşünüyorum. İstakoz meselesi var ya, fotoğraf ortaya çıktı diye bir tepki var. Yani bunu bilmiyor musunuz? Bu hareketin artık gerçekten bu saçma sapan işler üzerine, bu garip, bureba, enteresan, tarif edilemez dağınıklıklar üzerinden yürüdüğünü görmüyor musunuz? Fotoğraf faş edildi, ortaya çıktı. Ya ortaya bir şey yayınladı. Fotoğrafı zaten yiyen koydu. Bir çullanma var. Zaten genel olarak böyle değil mi? Bunu görmüyorlar mı ya? Şimdi bu bunun doğru düzgün bir analiz değil ki. Bunun arda arda gelmesi, sonra o Maldivler'den yapılan paylaşım, şimdi bunların üst üste gelmesi haklı olarak partide de bir savunma duvarı oluşturuyor. O savunma duvarı da evet yanlışlarımız var, hatalarımız var, eksiklerimiz var ama biz bunu biraz önce siz de konuşurken hocamla söylediniz, içeride halletme. Dışarıya yansıtmadan içeride halletme. Bunu da bu şekilde bir yıl içinde yavaş yavaş çok göze batmadan göstererek işte tabii ki İstanbul İl Başkanı, Ankara İl Başkanı değiştiğinde tabii ki bunları tartışacağız, konuşacağız ama bunu belli noktalarda soğuta soğuta yapacağını, bunu da partinin o dağılma sürecine mi girdi acaba? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi iktidar mı olacak? Tartışmasını da bu şekilde soğutarak birazcık da siyaseten bu yolu izlenimini aldım. Şöyle, ama AK Parti çok açık bu kadar söylüyorum. Zayıf bir noktada olmasa istakoz, Maldivler falan bunlar böyle tartışılmaz evet. Ve zarar vermez. AK Parti zayıf evet, aynı görüşteyim zaten. Aynı görüşteyim zaten ben de. Evet, yoksa bu artık taştığı yer mi? Yani... Mesela rahmetli Kemal Unakıtan'la ilgili Rabbim Cleveland dedi sözü de tartışılmıştı ama o zaman AK Parti daha güçlü bir dönemdeydi. Evet. Böyle bir zarar vermemişti. Şimdi sanki böyle her şey dağılıyor gibi bir imaja daha teşne bir fotoğraf var. Dolayısıyla her şey dikkat çekiyor. Ya yani hata payı çok daha azaldı. Sayın Cumhurbaşkanı da bugünkü açıklaması zaten biz güçlüyüz, birinciyiz, hala iktidarız demesi de zaten bunun bir bize gösterdiği. Yani bu tartışmaların bize gösterdiği nokta. Yani bu açıklama boşuna yapılmıyor. Biz güçlüyüz, iktidarız. Tabii ki iktidar. 81 ilde tabii yani ki kendi tabanına iktidar. Kendinize gelin mi diyor? Kendinize gelin diyor. Kendi yani, tabanına da buradayız. Bunu tabii yani teşekkür ederek bunu söylüyor. Aslında ortada bir başarı olmadığını, bir hata olduğunu, bir eksik olduğunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da görüyor, biliyor. Bunu söyledik. Seçimden önce kendisine bir saha çalışması götürüldüğünü 20 gün önce ve büyük şehirlerde kaybedildiğini gösterildiği, yanlış adaylarla seçimlere girildiğini, yanlış adaylarda ısrar edildiğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını buralarda konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı dünden bugüne konuşmuyor bunları. Yani bu eksen üzerinde, bu temeller üzerinde bir tartışma yürüterek bu noktaya geliyor. Ve bugün de o partiyi, o tırnak içinde söylüyorum bu dağılmayı, muhalefet bunu böyle söylediği için bir dağılma sürecine mi giriyor? Acaba gidiyorlar mı? Çok erken yorum bence. Bu muhalefeti de bence yanlışa sürükler. AK Parti iktidarı gidiyor, tepe taklak gidiyor yorumu yaparak siyaset yapmak kimseye kazandırmaz. İlk yani bu önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık seçimleri kazandı. İllerde büyük şehirleri yönetiyor. Türkiye'nin %60'ını Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. İstanbul ve Ankara'da ne kadar başarılı bir belediyecilik yaptığını gördük. İkisi de oyunu artırdı. Bundan sonra bu belediyeciliğini tüm Türkiye'ye yayması. Buradan bir siyaset üreterek AK Parti hükümetine karşı gelebilir ve oradan kazanabilir. Ama bugünden daha ilk günden, ilk haftadan tepe taklak gidiyor. Emekliler senin kulağını çeker ifadeleri kulağını çekti. Bir dahaki seferin koparır kulağını koparır demesi çok doğru değil. Çok çok erken bir havaya girecek tabii ki. Havaya girmesine hiçbir sakınca yok. Tabii ki havaya girerek. Amaç zaten iktidar olmak. Ama erken siyasi yorumlar kendi tabanında da
bir rahatlamaya, aa evet biz kazanıyoruz. Şimdi bu hep yapılıyor, bu yanlış. Hayır, kazanmıyorsunuz. Belediye başkanlığı seçimlerini kazandınız. Türkiye hala AK Parti yönetiyor. Hala AK Parti'nin politikaları uygulanıyor Türkiye'de. Siz belediyeciliğinizi yapacaksınız. Ama Türkiye'ye orada başarı gösterip, evet bakın biz başarı gösteriyoruz ama AK Parti hükümeti bizi engelliyor noktasına gelebilirsiniz. Bu başka bir tartışma. Ama öyle bir noktada olursanız bunu yaparsınız. Bugünden, birinci haftadan AK Parti hükümeti gidiyor derseniz, o yumuşayan siyasi havayı da hızla buz edersiniz. Bu da doğru değil. Teşekkür ederim. Nagihan, senle devam edelim. Şeyi soracaktım, onu sana sorayım. Ekleyeceklerim varsa alayım da. Çok açık söylüyorum, bu harekette şımarıklık olmaz. Bu harekette milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz. Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Hemen öncesinde de yani milletin partisi olmayı, seçmenin mesajını okuruz, doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri gideriz, tekrar yola koyuruz. Kimse sevinmesin, umutlanmasın, hevesler peşinde koşmasın. Buradayız, sapasağlam, dimdik, en güçlü halimizde elhamdülillah ayaktayız. Şöyle bir şey konuşuldu seçim sürecinde ve sonrasında. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten durumu biliyordu, Can da söyledi. Ve yani o, dikkat ettiyseniz, çok yüklenmedi. Veya işte sonrasında motive edici davranmadı gibi şeylerdi. Hatta bir sürü başka şeyler de konuşuldu. Hem ekleyeceklerin, hem ne değişirse bu düzelir. Önümüzde 4 yıl var. Sonuçta 4 yıl işte iktidarda AK Parti var. Yani temelde mesela bunlar mı, sokağın ıskalanması mı? Sokağı ne kadar yakalayabiliyor ya da kaybetme sokakta mı başladı? Şu kazanmak sokakta başlamıştı belediyelerde. Buyur, dinleyelim seni. Yani temel olarak... Ya da hiçbir şey kaybetmedi, seçime katılım düşük. Katılırlar ve düzelir mi? Ama katılım düşük olması da o da bir şey tepki. Kaybettiğini tabii, tabii. gösteriyor. O da tabii, bir tepki sessiz de yani, tepkidir. Hani sonra buradan toparlarız mı? Evet. Yani o bir sessiz tepkidir. Bir de seçimden sonra Türkiye raporunun açıkladığı bir partilerle ilgili anket var. O da çok ilginç. Yani... CHP'yi %35 küsür gösteriyor. Yanımda değil, çantamda kaldı. AK Parti'yi 30'un altında gösteriyor. Bir nebze düşmeye de devam etmiş. DEM'i %10.2 gösteriyor yanlış hatırlamıyorsam. MHP'yi %7.7 gösteriyor. İYİ Parti'yi %4 gösteriyor. Yeniden Refah %5.7 gösteriyor. Yeniden Refah ve İYİ Parti de aşağı yukarı yerel seçim sonuçları yansıtıyor. Ama DEM'de çok ciddi, neredeyse iki katı bir fark var. MHP'de de öyle. Orada DEM'i kaç gösteriyor, özür dilerim? %10. 10.2 gösteriyor. MHP'yi kaç gösteriyor? 7.7 yanlış hatırlamıyorsam. Yanımda değil, bakmam gerekir. Şimdi bütün bunlar bize bir şey söylüyor. Kim yapmış bunu? Türkiye raporu ismiyle söylüyorum. Can... Açıkladı. Seçimden sonraki Can Selçuk'u. Can Selçuk'u. Yani iyi çalışır, bilimsel çalışır. Tabii evet. Yanılma payı evet, her zaman evet. vardır ama benim itibar ettiğim bir yerdir. Ben de. Şimdi buradan birçok şey. Bir... CHP'deki rakamların pek gerçekle ilgisi yok yalnız. Yanlış mı hatırlamışım Nasuh'u? Doğru söyledin. Yok, hayır, hatırladığın değil. Olanı... Sen doğru söyledin de Türkiye raporunun diyor, tabloyu yansıtmıyor. Gerçeklerle alakası yok diyor. Hangi açıdan itiraz evet. var? Mesela DEM seçmeninin çok bilinçli bir şekilde kendi adayına oy vermediğini ama aslında DEM'in %10 kemik tabanının olduğu yerde durduğunu gösteriyor bu sonuçlar mesela. Bence dikkat çekici. Demin MHP'de kemik eridi oldu, MHP'de kemik yok oldu bitti denmişti. 14-28 Mayıs'ta yoktu, 14 Mayıs'ta yoktu. Şimdi ondan sonra geçen süreçte demek ki DEM kan kaybetmemiş. Aksine bu sonuçlar üzerinden değerlendirecek olursak. Neyle mesela? Efendim? Ya bu neyse Nagihan sen bitir ama yani saha ölçümlerine çok uyan bir tarafı yok. Yani Can'a kıyamam ama bu saha gerçekliğinden çok uzak bir araştırma. Üzgünüm, öyle söylemek ama zorundayım. Ama bakın şunu da unutmamak lazım. Nasuhi DEM Parti özelinde baktığımızda Mayıs seçimlerine giderken DEM Parti'nin çok arka planda kaldığı, kendi parti olarak varlık gösteremediği yönünde tabanında ciddi eleştiriler vardı. Hatta parti daha sonrasında... biz halk meclisleri topladık, her yerde teker teker tabanımızı dinledik ve bu eleştirileri de aldık demişti. Şimdi kendi bir parti olarak ortaya çıktı ama seçmen de oradaki şeyi gördü. Yani parti olarak çıkıyorsun ama biz aslında CHP adaylarına destek vererek daha partimizin lehine bir tablo ortaya çıkarabiliriz gibi bir sonuç gördü. Bir yandan motive oldu, bir yandan kendi adayına gitmedi gibi bir sonuç çıkarılabilir. Ya ben kendi adıma bunu çıkarıyorum.
bu %10'un üzerinde gördüğüm DEM sonucuna göre. Keza MHP dendi ki işte MHP bakın giderek eriyor vesaire. Hiçbir şekilde MHP olduğu yerde duruyor. MHP kemik tabanını koruyan bir parti. Yani o yerel seçimin sonuçları... MHP %10'un üzerinde nasıl koruyor? 7 küsür söylüyorsun değil mi Nagihan? Yanlış hatırlamıyorum. 7.7 Mayıs yani, seçimlerinde kaçtı hatırlamıyorum ama yani sonuçta yerel 10. seçim... 10.2 idi. Ha, evet bir nebze düşmüş görünüyor ama ben doğru bu eleştirini alıyorum. Ben yerel seçimlerle kıyasladığımda yani 31 Mart'la kıyasladığımda MHP'nin böyle eridiği yok olduğu falan yorumlarını gerçeğe yansıtmadığını görüyoruz. Yani bir nebze azalma olmuş olabilir ama MHP'de aşağı yukarı sonuçta %5'in üzerinde işte zaten denen neydi? %7 bandında, 7-8 bandındadır deniyordu. Bu sonuçlar bana onu gösteriyor. Yani AK Parti'deki dağınıklık hali de bu kadar kısa süre içinde dahi partinin zayıflayabileceği sinyali veriyor. Şimdi bununla ilgili önlem alınması gerekir. Şimdi burada ikiye ayırmak gerekir. Bir, Cumhurbaşkanı, bir de partinin içindeki genel hava. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın liderlik ve süreç okuma kabiliyetini azımsamamak gerekiyor. Yani son derece soğukkanlı bir şekilde teker teker saatlerini hatta günlerini vererek 31 Mart gecesinden beri benim bildiğim kadarıyla pek de fazla uyumadan her kademeyle görüşüyor. Yani bu sonuç niye ortaya çıktı, ne olabilir, temel olarak nerede değişiklik yaparsak yeniden bir toparlama sağlayabiliriz. Cevapları var mı? Birincisi ekonomi, yani emekliler başta olmak üzere hayat pahalılığının burada çok ciddi bir etkisi var. Ama ne olursa olsun 4 yıl var, biz bundan geri dönmeyeceğiz diyorlar. Orada bir özgüven görüyorum iktidarda. Tabii ekonomi programını da devam ettireceklerini. Evet, çok yani bir süre sonra verdiler. Orta vadede bunun sonuçlarını alacağına inanıyorlar ve doğru yapıyorlar. Bakın ekonomi çok sıkıntılı, çok yanlış şeyler yapıldı ama o yanlışlar bugün yapılmadı, bugün doğrular yapılıyor. Ama yanlışların faturası da bugüne çıkıyor. O yanlışları da AK Parti yaptı zaten. AK Parti yaptı ama AK Parti, bakın AK Parti o kadar uzun süredir iktidarda ki AK Parti hükümeti diyemeyiz. Ama büyük bir seçim ekonomisi uyguladı, şimdi boş tencere işi yine açılıyor. Yani boş tencere hükümet devirmez. Ve Mehmet Nagihan Şimşek'in bunu, önceki dönem. Nagihan Alçı da Cem'le beraber burada savundu. Doğru. Boş tencere hükümet devirmez. Devirmedi. Bak işte görüldü dediler. Ama devirmedi. Ben de burada ısrarla dedim ki öyle 20-25 milyar dolarlık seçim ekonomisi uygularsan devirmez. Hayır devirmedi. Bak nasıl devirdi gördünüz Hayır, mü? Hayır devirmedi. Devirmedi mi? Hayır devirmedi. Ne? Ya hükümet şurada emeklilere. Yaşar hocam şurada hükümet emeklilere. Hükümet mi devrildi? Allah aşkına. Bakın bu yanlış. 10 bin lira değil, bakın, 20 bin lira verselerdi bu seçimin kaderi bayağı değişmez miydi? İşte bu tencere. Bakın bu fevkalade yanlış bir okumadır. Para mı sadece? Genel o da önemli, onu da söylüyorum. Hayır, bir saniye, yani. Hayır. Bu genel önemli seçim şey. Olsaydı böyle bir sonuç çıkar mıydı? Ben o kanaatte değilim. Hükümet çıkardı, yine boş çıkardı. Tencere devirmedi. Çıkardı. Boş tencere, boş tencere yeter artık kardeşim. Siz bu tencereyi doldurun. Ama biz yine sizden yanayız. Zın bir farklı söyleyiş tarzıydı. Ben genel seçim olsa bu tablonun böyle çıkacağı kanaatte değilim. Zaten Mayıs'ta bir genel seçim oldu. Ha, ekonomi kötü. Ya çok özellikle Nurettin Nebati dönemi baştan aşağı yanlış yapıldı. Cumhurbaşkanı diyor ki ekonomik çıkma, ekonomi bizi etkiledi diyor. Partinin genel ben başkanı. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama tamam da işte ama tencere bu. Tencere iktidar devirmedi. O tencere Mayıs'ta da boştu. Onu demek ya, istiyorum. Yahu Mayıs'ta 2,5 milyon insan EYT'li emekli edildi. Bakın. Mayıs'ta bütün vergiler affedildi. Farklı. Mayıs'ta bir sürü para sürüldü. Bunun yerel seçim, bir sürü yerel paket seçimin dinamikleri farklı. Ama yine de farklı. Ekonomik sorunlarla gitmedik mi abi? Gitsen seçim. De böyle değildi. 18 liraydı mazot. Bugün mazot 42-43 lira. Ama ya şunu, ne diyorsun böyle bir 18 sonuçta, liraydı bugün 14 lira. Ya hocam Haruk bir saniye lütfen. Ben daha bitirmedim ki. Tamam ya, tamam müsaade. Ya, devam et devam et. Tamam da ama sen şu, istediğin yere sürüklüyorsun. Ama şu hatayı yapıyoruz. Yanlış söylüyorsun. Boş tencere iktidar devirmedi. Boş tencere belediyeler üzerinden insanların isyan ettiğinin bir şey, aynı şey bir aynı sebebi şey. Oldu. Aynı şey değil. Bu bir yerel seçimdi. Dinamikleri farklıdır. Bakın AK Parti başarılıyı falan çıkarmaya çalışmıyorum. Bunun ama yerel bu bir yerel seçim. Seçim. Şuma... Bana demiyor. Onu sana kime diyor? Diyor? Onu Cumhuriyet Halk Partilileri söylüyor. Bak, ben niye şımarayım? Bana yani. Bak mevcut iktidar yapar yapmaz bilmiyorum ama bu ekonomi politikasına... her iki lider evet. De vurgu yapıyor bu ara Sayın evet. Bahçeli. Yani, ama yani sonuçta bu ekonomi politikasına gerçek. Israrla gerçek. Devam ederek benim gerçek. Okumam bu politikalarda sebat edersek tencere dolacak diyor. Dolup dolmayacağını göreceğiz. Çünkü o kadar vahim hatalar yapıldı. Dengeler o kadar bozuldu ki yeniden enflasyonu kontrol altına al, hayat pahalılığını azalt. Bunlar kolay işler değil. Bir bu temel. İkincisi de belli noktalarda adaylaşma konusunda ki ben burada hakikaten şaşkınım. Çünkü AK Parti aday bulma, yerleştirme konusunda tabanı iyi okuyan bir partiydi. Belli ki bu seçimde çok vahim hatalar yapılmış.
Yani orada da o iletişim zincirinde aksaklık olduğu görülüyor. Onunla ilgili Cumhurbaşkanı ve parti içinde genel bir sorgulama sürecine girildiğini görüyorum. Ama buradan başarıyla çıkarlar mı çıkmazlar mı onu bilmiyorum. Siyaset yapamam. Oradaki problem ve siyaset kopukluk yapamam. Ne? Yani sahadan kopukluk ve genel merkezde adayların belirlenmesiyle mi ilgili? Bak, çok aslında önemli. Genel merkezde bak, belirlenmedi buradan, adaylar. Buradan siyaset çok önemli. Bak çok genel önemli. Genel merkezde bak, belirlenmedi çok adaylar. Çok önemli çok. Siyaset yapamıyor. Niye? Niçin yapamıyor siyaset? Kim yapamıyor? Hayır, şöyle eleştiri. AK Parti'ye. AK Parti. Siyasetçiler değil, siyasetçiler hı. değil. Ve o bakan, sadece bakan, kabinedeki o siyasetçi bu Faruk Aksoy bir süredir yoktu. Ne yedi, ne içti ki acaba? Sahada bunun karşılığını bulamaması. Yani siyaset, bence doğru mesela, adayları birçok yerde koyamadı. O yüzden de hani doğru adayı, bakın, doğru adayın Ankara altını böyle üzere. Dolduruyorlar. O anlamda ek olsun. Doğru adaylar farklı, daha görünmeyen yerlerde. Doğru aday belirleme konusu siyaset yapamama derken, yani yapılan siyaseti aktaramama. Genel merkezden belirlediler. Bazı isimlerin, mesela şöyle bir şey de var yani. Bazı isimler biliyoruz, hepimiz biliyoruzdur. Aday gösterttiler bazı isimleri. Onlar seçim kaybetti. Hepsi evet, yanlış aday olduğunu söylüyordu. Sonra o isimler mesela hiçbir şey olmamış gibi. Şu an AK Parti hala. Devam AK Parti bununla ilgili bir sorgulama ama sürecine işte, bunların girecek. Bunların hepsi biliniyor. Ay, sanki bunların hepsi adayı onlar belirlememiş gibi yani. Hayır hayır yine doğru düzgün. Cumhurbaşkanı'nın ve o yakın yani sonuçta AK Parti'nin içinde bir dönüşüm oldu. Yani AK Parti'nin çıkış hikayesini hatırlamayan, bunu benimsemeyen ama aslında iktidarda olmak için, güç için partide olmak ya da iktidara yakın olmak isteyen isimler içeride ya da etrafta eklemlenmeye başladı. Çoğaldılar yani, mı? Ya, tabii çoğaldılar ve partiyi işte onu demek istiyorum. Yani, profesyonel bir menfaat için AK Parti'ye girenler, AK Parti'ye dava için girenlerin sayısını geçti mi? Geçti mi geçmedi mi onu bilemem. Ben partinin içini o kadar detaylı bilemem. Ama soru bu, değil mi? Bunlar çok gözle görülür hale geldi. Bu. Ben böyle tarif yapmıyorum. Sorun. Hayır sen değil yani bu yapılan evet, yalnızca ben düzelteyim yanlış anlayın. Yani bu her Akif her düzeyde yani ilçe yönetiminde de il yönetiminde de daha aşağılarda da her yerde mevcut AK Parti belediyeleri ve aday belirleme süreciyle ilgili çok ciddi şikayetler oldu. Çok ciddi belli noktalarda kendine yontmak isteyen isimlerin olduğu, aracıların ortaya çıktığı yönünde özel eleştiriler geliyordu. Belli ki bu eleştiriler ya genel merkeze iletilmedi ya da doğru bir okuma yapılmadı. Ben bir şey paylaşayım. Araya gideceğiz. Bitirdin mi? Evet. Bitirdin. Tamam devam ederiz yine. Belediye başkanının maaşı ne kadar şu anda? 70-80 diye. 70-80 bin lira. Evet. Çok, 100 değildir. Çok büyük bir çok iş. Çok değişiyor o Akif. Nasıl farklı değişiyor? Her yerde ya. Velev ki 100 bin lira diyelim. Değil ki o. Hayır genel bir aralığı büyük var. Büyük şehir ayrı, ilahir falan mı bilmiyorum. Tamam. Daha az hayır, rakamlar normal, büyük var, şehir doğru. demiyorum. Normal bir belediye başkanı. İlçe belediye başkanı. Ha, evet. O, evet. Ne kadardır maaş abi? Ya 80 bin lira diyelim. Tamam. Şimdi çok yoğun bir iş yükü var. Benim tanıdığım bazı belediye başkanları var. Çok az sayıda. Aday iki dönem ya da bir dönem. Bir tanesi bir dönem, bir tanesi iki dönem. Belediye başkanlığı yaptı. Çok başarılılardı. Ve aday olmak istemediler. Dedim ki niye aday olmuyorsunuz? Olmayacağız dedi. Parti onlara ısrarla aday olmalarını istediği halde. Bu arada aday adayı dolu ilçe. Herkes aday olmak istiyor. Bir tanesi dedi ki mesela ya ben avukatım. Çok iyi para kazanabilirim. Bu işi yaptığım için hiç para kazanamıyorum. Çok doğru. Bu iş dedi çok zor bir iş. Ve yorucu bir iş. Aldığım para dedi işte zaten bir maaşım var. Benim buradan bir çıkarım yok. Hizmet Türkiye'nin etmek için o arkadaşı Türkiye'de ikna etmesi böyle lazım. Bak, belediye başkanlığı o kadar az ki işte. Maalesef. Belediye başkanlığı da herkes için söyledi. Ver niye vermiyorsun ver. Bu insanları bunlar takdir etmek örnek, lazım. Bak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insanlar şimdi onlar. Belediye başkanı şu anda. Efendim? Şu anda belediye tabii. Başkanı. Hayır değil bıraktı. Yapmadı mesela. Tamam işte o lazım. Bunun? Türkiye'ye o lazım. Parti hangi bari, parti? AK Parti'den. Hayır hayır öne aday. Üşüşenler. İsmet Özel diyor ya öne üşüşenler. Den arkadakiler geride kaldı. O arkada geride kalanları alıp öne bakın, çıkaracaksın. Sevgili lazım arkadaşlar yalnızca belediye başkanlığı değil. Belediye meclis üyeliği bile rant kapısı gibi belediye görünüyor meclis üyesi. Tanıdığım evet. bir arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyesiydi. Dedi ki ben üye olmayacağım. Niye? Ben dedi mimarlık yapacağım. İş yapamıyorum tamam. dedi. Aldığım para belediyeden 8 bin lira mı dedi? Evet, 4 bin evet, lira mı ne dedi? Oturum başına. Oturumları da takip etmem gerekiyor. Bu arada yüksek lisansını doktorasını yapmış. Çok eğitimli, çok iyi bir okuldan mezun ve çok başarılı birisi. Demek ki çok dürüst bir arkadaşmış. Ha, şimdi buna geleceğim. Belediye meclis üyeliği için iş. Birbirini yiyenleri tanıyor. Evet. Şimdi burada ne kalıyor özellikle geriye? Mesela o evet. aday olmadı. Kendisi de istemedi. Parti de yapmadı. Faruk'a katılıyorum Faruk abiye. Bu adamları adayla eklemek lazım. Tabii. Ama bu belediye başkanlığı bu kadar iyi bir iş olsaydı
zaten bunlar bırakmazlar. Yani maaşını alan belediye başkanı için eğer başka yetenekleri ve iş yapma şimdi varsa kolay bir iş değil. Ama biz aynı zamanda belediyelerde paralel oda kurup imar için izin isteyenlerin falan doğrudan efendim buyurun bizim görüşme odamız arkada diye oralara yönlendirildiğini de biliyoruz. Evet. Ve maalesef devam bu da çoğunluk Türkiye'de. Yok, reklam arasına gideceğiz. İsmini söyle dedin. Söyleyeyim tereddüt. Söyle ne olacak? Söyleyeyim abi. Artık belediye başkanı da değil. Bir tanesi Ömer Faruk Çelik. Manisa Şehzadeğer belediye başkanıydı mesela. Tamam. Ömer Faruk Bey, bilmiyorum. Ömer Faruk Bey memleketin aradığı adam yani. Evet. Onu ikna edeceğiz. Onları ikna. Ömer artık bıraktı siyaseti diye söyledi. Diğeri kimdi? Mesela siyaseti bıraktı. Kardeşim dedi, ben dedi yani. Belediye meclisinin bir şey yok yani. Ama belediye meclisinin de söyleyecektim adını da neyse girmeyeyim. Birkaç tane daha var böyle. Hayır, iki belediye başkanı dedin ya. Evet, haksızlık etmişim. O söyleme diye mesaj atmış bana. Bu atmadı. Bir reklam arası, aradan sonra devam edeceğiz. Evet efendim, devam ediyoruz Faruk Aksoy'la. Şimdi herkese tek tek gittin sataştın abi. Ortalık pardon, karıştı. Sordun işte ne yapacak, öyle mi, neyi değiştirecek vesaire. Anlat şimdi, sen anlat. Şimdi ben başta şunu söyleyeyim. Bak, konuyu hiç mecrandan çıkarmıyorum. Faruk aslında, sen de imajını değiştirecek misin, onu anlat. Efendim? Konuyu hiç mecrandan... Sen de imajını değiştirecek misin, onu Hayır anlat. Ya neden değişti, ben böyle mutluyum. İmaj değiştirmek moda şu ara. Kim, Özgür Bey'i mi kastediyorsunuz? Özgür Özel'i kastediyorsunuz. Evet. Nagihan çok başarılı buldu yeni imajı. Özgür Özel'i kastediyorsunuz. Ben beğendim yani. Çok başarılı buldu. Ben de şöyle derim. Nagihan başarılı bulduysa başarılı olmuştur. Bu arada kamuoyuna söyleyeyim. Bu soru kime aitti? Mehmet Akif Ersoy'a aitti. Değil mi Özgür Bey? Abi reklam arasında aramızda sohbet ediyorduk. Reklam arasında konuştuklarınızı anlatacaksanız ben de anlatırım. Siz. Mahcup olursunuz. Şimdi ben AK Parti'yle... Allah, hiç oyuncak bir şeyim yok. Evet. Ya takılıyorum canım. Herhalde. Yani kimsenin AK Parti'yle ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Az önce konuyu mecrandan çıkarmadım dedin ya bu arada. Bak, ona da çok güldüm yani. Gülme içinden. gülme vallahi gülme. Ay, az önce dedin ya ben hiç çıkarmadan anlatacağım. Bak, diye. Gülme, çok gerçekten merak ediyorum mecrandan çıkarmamayı becerecek misin? Şimdi şöyle, AK Parti 21 yıl, 22 yıldır iktidarda. Bu dönem içerisinde olup bitenlerle ilgili tek başına AK Parti'yi sorumlu da tutmuyorum. Ben eleştirilerimi belki hata da yapıyorum bazen ama hakkaniyet ölçüsünde yapmaya çalışıyorum. Yani 22 yıl boyu iktidarda kalan bir parti çok doğal olarak hata yapacak, yaptı. Ama ideolojik olarak da epey ciddi gelgitler yaşadı. Yani AK Parti'nin yola çıkarken önündeki manifesto, parti programıyla 2024 yılındaki söylemleri arasında yüzde kaçı birbiriyle uyuşuyor? Çok ciddi fark var. Ya yüzde kaçı uyuşuyor? Tamam, şimdi, ona bakmadı yani. Ama işin gerçeği şu. Şimdi ortada bu parti iktisadi olarak, ekonomik olarak... En başarılı yıllarını ilk 10 yılda yaşamış. Cumhurbaşkanı yok, partinin nasıl bir parti olduğunu anlayamamışlar da var dedi. Kim diyor? Sayın Cumhurbaşkanı. Tamam, Sayın Cumhurbaşkanı bunu. Diyorlar. Tamam, bana da diyebilir. Ben bir şey demiyorum. Hayır, şunu ben... da sana diyeceğim. Hayır, ülkemizin Cumhurbaşkanı her türlü diyebilir. Biz gazeteciyiz der, eleştirir. Biz de yani usulünce, adabınca anladığımızı ifade ederiz. Bir sıkıntı yok. Ama ben AK Parti'nin Avrupa Birliği taraftarı olarak yola çıktığını bir dönem gerçekten... daha fazla yerli kodları önemsediğini, bir dönem daha fazla milliyetçi çizgiye evrildiğini, bir dönem daha fazla Türkiye'de hatta CHP'nin bile önüne geçen bir laik seküler Türkiye güzellemesi de yaptığına şahit oldum bu 22 yılda. Konjonktürel olarak siyasetin geldiği nokta, yani Türkiye neyle karşılaşıyorsa AK Parti de ona göre bir kabuk değiştirdi. Ama temelde yapılan hata şu, en temelde yapılan hata şu. Şimdi bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü meclis gruptaki konuşması. Şöyle diyor. Türkiye'yi yöneteceğini zanneden zavallılar diyor. Türkiye'yi yöneteceğini zanneden zavallılar. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir gün iki gün önce de Özgür Bey'le görüşeceğini söylemedi mi? Onu da konuşacağız bu arada. Ama şimdi şöyle yani. Şimdi Türkiye'yi yöneteceğini zanneden zavallılarla görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı. İşte ama onlar... o yerel yönetimlerden... O değil, onu bıraktı. Yok, şöyle yani siyasetin vardığı nokta çok üretken değil. Çok fazla yeni cümle kurulmuyor. Çok ilginç bir örnek vereceğim size. Baktım televizyonlarda bugünlerde bir alt reklam bandı geçiyor. Neyle ilgili? TOG'la ilgili.
Hani bizim milli otomobilimiz olduğu için söyleyebiliyoruz rahat rahat. TOGG'la ilgili diyor ki işte sıfır faiz şu kadar, şu kadar, şu kadar. Bakın bu bir ticari meta. Yani üretildi ve bunun satılması lazım. Şu an reklam veriyor. Yani sipariş almak istiyor. İyi de ülkenin %50'sine öyle bir hitap ediyorsun ki bunu biz yaptık. O karşıdakine satman gerekiyor. Yani hani öyle bir dil ki bu. Bu dilin kesinlikle değişmesi gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partili biri otursa baksa TOGG alacaksa almaktan vazgeçer. Ya vazgeçer yani. Ya bu böyle olmaz. Bunlar milli ya, değer. TOGG'a AK Partililer biniyor gibi. Tabii yani var. Böyle bir şey oldu. Ya da TOGG'a biniyorsan ya, AK Partilisi. Ne var orada anlamadım. Yok benim tanıdığım Cumhuriyet Halk Partililer ne var. TOGG'a biniyorlar. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Faruk peki sence bu dil değişecek mi değişmeyecek? Değişmeyecek. Hatta ilk alanlardan. Bakın o zaman. Ben o mesaj alıyorum. Peki sana bir soru soracağım. Faruk sana bir soru soracağım. Değişmeyecek o zaman. Görüyorum çünkü. Faruk sana bir soru soracağım. Şimdi bir şey okuyorum. Bakın. AK Parti yaptığı reformlarla hem kendi önünü açtı hem vesayet sistemini tasfiye ederek Türkiye'nin önünü açtı. Millet iradesine vurulan paslı zincirleri kırması sayesinde Cumhuriyet'in ötekileştirdiği dindarları, Kürtleri sistemin merkezine oturttu. Reformculuk ve yenileşme bir dönemler AK Parti'nin alameti farikasıydı. İşte şimdi bugünlerde strateji heyetinin tartıştığı noktalardan biri de AK Parti'nin yeniden reformcu kimliğine dönmesi oldu. Bu şimdi geliyor esas bomba. Türkiye'yi de rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Şimdi iklimin değişmesi... şimdi iklimin değişmesi... Şimdi bunu Abdülkadir Selvi yazmış. İyi Ankara Kulüsü koklar. Yani Abdülkadir'in bunu yazması... Ben diyecektim bunu ilk dilinde Ertuğrul Özkök'ten bahsettiğinizde. Dedim ki girmeyeyim. Şimdi, sen girdin. Osman evet. Bakın, çok, çok enteresan güzel. Bir yazı. Hayır, yani, şimdi Osman gıyabında konuşuyoruz ama. Osman Kavala'nın olumlu adım olarak gösterilmesi. Tamam da şimdi gıyabında konuşuyoruz. Bak şimdi bunlar bir seçim sonucuyla mı söylenecek şeyler? Hayır şimdi tabii ki değil. Bir saniye. Abdülkadir Selvi bir meslek büyüğü, gazeteci, köşe yazarı. Ben hani gıyabında konuşuyorsak da Türkiye'de konuşuyoruz. Ben Abdülkadir Selvi'nin düşüncesi olarak söylemiyorum. AK Parti'nin içindeki havayı yansıtan bir yazı. Ya AK Parti'nin içindeki hava. MHP'de var mı bu AK Parti'nin içindeki hava. Ben biraz konuşayım. AK Parti'nin içindeki hava. Bir seçim sonucuna göre mi? Bir seçim sonucuna göre mi anlaşıldı? Yani şurada 31 Mart yerel seçimleri yapıldı. İstanbul'u İmamoğlu %12 farkla kazandı. Mansur Yavaş Ankara'da rakibine %30 fark attı. Rakibin aldığı oy kadar fark attı. AK Parti burada 3 senedir çırpınarak, bağırarak, çağırarak anlatmaya çalışıyoruz. Şu hatalı, şu yanlış, şu yanlış, bu yol değil, bu burada sıkıntı var, bu var, bu var, bu var. Şimdi ne oldu? Seçim sonucu bu şekilde ortaya çıkınca Abdülkadir Selvi'nin tespiti aman da aman tespit mi oldu? Ya aman da aman demiyorum şey ki Faruk. Osman, çok enteresan. Bir dakika. Bir dakika ben şunu anlamıyorum. Şu anda bak mesele şu. Osman Kavala'nın tutukluğuna herhalde bu ülkede en çok itiraz eden insanım. Yani bu konuda mütevazi olamayacağım. Şunu demek istiyorum. Abdülkadir Selvi'nin yazısı şu açıdan önemlidir. Yani yıllardır hukuksuz bir şekilde hapiste çürüyen bir Osman Kavala var. İktidar kulisleri ve bugünkü kendilerine yönelik öz eleştirinin yanlış anlaşılmıyor da bu stüdyoda bana hemen sen ama bir şey söyledin yanlış anlaşılır falan. Yanlış anlaşılma değil. Abdülkadir Selvi'nin yazısı AK Parti'nin içinde bu yanlıştan döneceğine dönüp önemli bir bilgi veriyor. Hukuksuzluktan bahsediyor. Hukuksuzluktan bahsediyor. Tamam yanlış ben sonuca olarak... bakıyorum. Osman Kavala'nın tahliyesiyle ilgili önemli bir Osman Kavala değil umut. Ki Türkiye'nin sorunu. Osman Kavala elbette bunlardan değil. Biri. Tamam. Bu olaylardan biri. Ama işte biri. Bu hava birçok kişiyi etkileyebilir. Baştan beri söylediğim ve burada da itirazların geldiği konu şu. AK Parti kuruluş amacından çoktan saptı. Mesela ben aynı şeyi MHP ile ilgili söyleyebilir miyim? Söylemem. Neden? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi kesin, şaşmaz, ideolojik bir partidir. Ben Sayın Bahçeli ile 20-22 yıl önce tanıştım. 100 kere söyledim. O bir uzun bir röportaj yaptım. İlk daha MHP genel başkanı olmamıştı. O gün ne dediyse bugün MHP'nin başında genel başkan doğru. Aynı şeyi söylüyor. Doğru. Evet. Çünkü neden? Çünkü bu partinin duruşu, amacı, İlkeleri niyeti belli. Bu parti hiçbir zaman şöyle bir şey söylemedi. Ben %40 oy alırım demedi. Ama bu parti şunu söyledi. Benim oyum %1 bile olsa bu devlet için, bu ülke için şarttır, elzemdir ve ben var olacağım dedi. Bak hiç MHP ile ilgili bir şey demiyorum. Ama sen AK Partisin. Senin masaya ekmek getirmen gerekiyor.
Sen serbest piyasayı bilirsin. Sen muhafazakar kesimi, Türkiye'nin işte Kürdünü, Çerkezini, Alevisini, etnistelerini bilirsin. Sen Avrupa'yı da bilmen gerekir. Amerika'yı da bilmen gerekir. Rusya'yı da, Orta Doğu'yu da bilmen gerekir. Bütün kodları doğru düzgün işletip senin bu ülkenin masasına ekmek getirmen gerekir. Şimdi sen süreç içerisinde MHP'lileşirsen, süreç içinde daha radikal bir Atatürkçü çizgiye kayarsan, sen süreç içinde ideolojik söyleme evrilip esas meselen olan Türkiye'yi kalkındırma hamlesinin dışında kalırsan, o zaman hocam sen istenen parti olmazsın. Senin yerini CHP doldurur. Gelir Özgür Özel Avrupa Birliği'ne mesaj verir. Gelir Özgür Özel der ki dünyaya açığız. Filistin konusunda şunu düşünüyoruz. Bunu yapıyoruz, bunu yapacağız der. Şimdi AK Parti'nin problemi, Türkiye, bak adından belli, adalet ve kalkınma. AK Parti iki işimize yarayacak. Bir, adaleti tesis edecek bu ülkede, hukuksuzlukların tamamının önüne geçecek. Tam bağımsız bir yargı, tam bağımsız bir serbest piyasa. İkincisi, AK Parti Türkiye'yi kalkındıracak. Kardeşim, belediyelere bakıyoruz, usulsüzlük diz boyu. Belediyelere bakıyoruz, yolsuzluk var. Belediyelere bakıyoruz, adam kayırma var. Akraba işleri var. E var oğlu var. Peki o zaman Türkiye, yani sen Türkiye'de hangi açığı kapatacaksın? Sana insanlar niçin güvenecek? Sana niye oy verdiler 20 senedir, 21 senedir? Adalet ve kalkınmayı sağlayacaksın. Bunun için oy verdiler. Yoksa biz milliyetçi bir kimliğe oy vereceksek, burada taş gibi MHP var, 50 yıllık parti, gidip oyumuzu veririz. Öyle değil mi? Biz burada daha laik, seküler, cumhuriyetçi değerleri tek kıstası olarak kabul edecek olsak, gider CHP'ye oy veririz. Eğer biz burada daha etnik siyaseti önemseyen partiler arasak, gidip onlara oy veririz. Biz sana niye oy veriyoruz? Şu meydanın herkesin partisi olma ihtimalin üzerinden oy veriyoruz. Ama sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Süreçte daraltıyorsun kendini, daraltıyorsun, daraltıyorsun. E o zaman bir de şu var, bir de bunların üstüne, hele hele son 3 yılda çok ciddi ve yanlış bir ekonomi programı uyguluyoruz. Yani açık gözle görülür bir şey yani. Hani böyle bine bile göze parmak sokmak gibi. E şimdi ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Az önce Mehmet Akif diyor ki işte 10 ay önceki işte boş tencere işi, biraz önce konuştuğumuz konu. Ya arkadaşlar, Türkiye genel seçime giderken mazotun litresi 18 liraydı. Bak bir daha söyleyeyim. Siz sanırım Anadolu'yu, ben toprakla uğraşıyorum, gidip bakıyorum, insanlarla konuşuyorum. 42-43 lira mazot. Evet. Yani 10 ay öncesinden bugüne kadar %110-120 artmış. Orada değiliz artık. Ama ondan önceki 10 ayda da mazot 4 liraydı. Tabii. Evet. Oyu vardı, desteği vardı. Yani şimdi onu diyorum. Olarak... O zaman da bizim sana karşı çıktığımız şey şu. Evet. Yani 14 Mayıs'ta da ekonomik sorunlar, evet, çok büyüktü. Ona rağmen muhalefet seçimi kazanamadı. Ciddi paketler sürüldü piyasaya. Abi önemli değil. Çok ciddi bir ekonomik problem vardı. Doların 18 liraya, 7 liradan 8 liradan dolar 18 liraya çıkmadı mı? Bugünkü gibi değildi. Faruk, bir de şu noktada ayrışıyoruz. Şimdi, ben kendi adıma söyleyeyim, olabilecekler üzerine şu an konuşuyoruz. Yani bir gazeteci olarak diyorum ki, yani bu söylediklerin temenniler, değerlendirmeler olabilir. Ben şunu görüyorum. Yani küçük bir şey olabilir Türkiye için, ama Türkiye'nin hukuk devleti olması küçük bir başlıkta olsa, mesela Gezi davasıyla ilgili ben burada gelişmeler bekliyorum. Mesela Can Atalay'a yapılan hukuksuzluğun sona ermesi yönünde bir tünel ucundan ışık görüyorum. Gezi davasıyla ilgili verilen hükmün, yani hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yapılmasının, yani en baştan davanın yeniden yargılanması. Peki bütün bunlar kendini inkar anlamına da gelmiyor. Yani her şey güllük gülistanlık. İşte artık Türkiye'de işte problem yok yani anlamına gelmiyor. Olabilecekleri söylüyorum. Tabii ki kötü niyetli olanlar vardır, o ayrı, ama bir hak arama eylemi, bir eylem, bunları alıp ülkenin şimdi işte, bak Türkiye işte yasal hükümetini ortadan kaldırmaya, işte burada kılcal damarlara ayrılıyor. Mesela Gezi davasında en baştan ele almak lazım. Gezi davasında mesela şiddetli sadece Can Atalay değil yani. Öyle değil mi? Mesela Gezi davasında Türkiye ne güzel kılcal damarlara ayrılıyor. Bak şimdi Gezi davasında, ben Gezi olaylarında Taksim Meydanı'nda böyle günlerce, arkadaşlar Taksim Meydanı'nda gerçekten bu ülkede Yaşar Hoca'nın her fırsatta benim işte dürüst Kürdüm, yiğit Kürdüm dediği, İşte benim şu bu her şeyi birleştirme adına iyi niyetle söylediği her şey, ama memlekette her kesimden insan araklayıp yasa dışı bütün illegal örgütlerin, ama bütün hepsinin Taksim Meydanı'nda, Taksim'deki anıtın üstüne çekildiğini ben mi gördüm?
Ben de gördüm. Hocam siz gördünüz mü? Tabii canım. Siz? Tabii, evet. Herkes gördü mü? Biz 12 Eylül'ü Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerinde kuşağız. Abdullah Öcalan posterini gördünüz mü görmediniz mi? Tabii ya. Bir dakika ya, gördünüz mü gördük. Ama unutma ki o şimdi, dönem ama bir dakika Gezi davasını gerekir. Yeni baştan görelim. Peki bu millet bunu yanlış anlar mı anlamaz mı? Hani beni yanlış anlıyor ya millet. Çadırları yakan FETÖ'cülerdi. Evet. FETÖ'cü polislerdi. Evet. Şimdi de provoke eden FETÖ'cü. Ve bunu ilk yazan da bendik. Yani sonra cevap da mesela, ilginç yerlerden geldi. Şimdi doğru. FETÖ'cü çadırları ya yakan FETÖ'cüleri yargıladın mı? Yargıladın. Evet. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nin üstüne APO posterleri asıldı mı? Şimdi o zaman bunları yeniden yargılayacağız ama Abdullah Öcalan'ın da çağrısı vardı bunlardan uzak durun. Peki benim söylediğimle bak benim söylediğim bak bir şey söyleyeyim. Türkiye yoruldu. Ayıralım. Herkesin bellidir, hikayesi bellidir. Türkiye'nin temiz bir defter açması, temiz bir sayfa açması lazım. Bu zaten böyledir aslında. Olacaktı hani şimdi bir panik havası var. Türkiye mecbur yeniden, yeni baştan zararlısını, terör örgütüyle bağlantılısını, şusunu busunu ayıracak. Net bir şekilde ayıracak ama bu arada kalmış meseleleri çözecek ve yeni bir sayfa açacak Türkiye. Çünkü hem demokrasi tıkandı, hem söz bitti, hem ekonomi daraldı. Bunun içinden çıkması gerekiyor Türkiye'nin. Hayır şimdi ben şimdi, ya hepsi birbirine karışıyor. Şimdi, anlamakta zorlanıyorum. Değil. Nereye bağlıyorsun? Mehmet Akif şöyle, bir süre olayı var mı? Şöyle, şöyle. Programda konuşması. Bir yere bağlanıyor zaten. Sayın Cevdet Yılmaz'ı dinledim. Yani Faruk öyle Sayın Cevdet Yılmaz'ı dinledim. Faruk abi tek siz hepiniz evet, diye ona biraz yani daha sorayım. Evet ben şimdi yani Cevdet Yılmaz'ı dinledim. Sayın Cevdet Yılmaz'ı dinledim. Dedi ki çok müthiş bir tasarruf tedbiri devreye giriyor. Ben de günaydın diyorum buradan. Günaydın. Yani yeni bir tasarruf tedbiri devreye giriyormuş. Bundan sonra kamu kaynakları böyle zerresine kadar, kuruşuna kadar değerlendirilecekmiş. Günaydın. Yani bir ilçe belediyesinde 30 tane müdürlük var. Ülkede o kadar bakanlık yok. Bak Türkiye'de 30 tane bakanlık yok. Bir ilçe belediyesinde 30 tane müdürlük var. Yani ilçe belediyesinde 30 tane müdürümüz var bizim. 30 tane müdürün gerçekten herhalde... Gerçekten var mı 30 efendim? Tane müdürlük? Evet açın bakın. Mesela Üsküdar Belediyesi'nin 28 tane müdürlüğü var. Açın bakın. Ya, büyük mesela ilçe, yani. Büyük bir ilçe. Şimdi bakın. Gerek. Bakın. Bu kadar yardımcı. Bu kadar araç tahsisi. Bu kadar insan. Bu kadar eş dost. Hayır efendim. Millet artık dayanamıyor. Çünkü milletin de gücü bu kadar. Üretim bu kadar. Kasaya konulan para bu kadar. Bu milletin bir kuruşu bile değerli. Bu peki. Ülke o kadar zengin bir ülke değil. Teşekkür dolayısıyla ederim. Geldiğimiz noktada iktisadi. Nereye bağladık bunu yani? AK Parti evet. Ne yapsa değişir. AK Parti değişemez. Heh. AK Parti değişemez. Niye? Net değişemez. Değişemez mi? Mesela AK Parti başında bir soru sordum kimse bir şey demiyor. Hani ben hep yanlış anlaşılıyorum da benim sorduğum sorulara kimse cevap vermiyor. Madem yanlış anlaşılıyorum. Sadece yanlış anlaşılmıyorsun yanlış sorular soruyorsun. Tabii tabii. Mesela diyorum ki AK Parti tırnak içinde dava olarak ne yazıyor oraya artık diyorum mesela. AK Parti'nin davası nedir? Ne tarafa doğru değişecek AK Parti? Mesela açtık 5 tane MKYK üyesini değiştirdik. Kabineden de 5 tane bakanı değiştirdik. Aman Mehmet Şimşek'i değiştirmeyin bak tekrar baştan almayalım. O dursun bari. Şimdi değiştirdik. Ne olacak mesela AK Parti yola mı girmiş olacak? Tekrar ayağı mı kalkacak? AK Parti'de değişim denilen sözcüğün içini birisi bana doldursun. Yolsuzluklar, yasaklar ve... Ha. Ben söyleyeyim mi? Efendim? AK Parti'de değişime bir cevap verin bana. AK Parti ne tarafa doğru değişecek? Cumhuriyet Halk aynı... Artık Mehmet Akif'le konuşuyorlar. Nasıl günlere... O soruyor cevaplıyor. Şunu söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmıştı. Ya ne değişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bir tek genel başkan değişti. Evet. Her şey ortada değildi ama şimdi... bugün birinci parti. Yani değişim dediğimiz sadece bir ifadeden ibaret değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde o değişimi tam karşılığını bu seçimlerde gördük. Evet emekliler vardı. Sandığa gitmeyen seçmenler vardı ayrı. Burada hiç mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı yok? Var. O yüzden değişimi istemek, öncelemek peki. Her zaman değişimi gerçekleştirir. Geleceğim birazdan Nasuhi Güngör. Öyle mi? Değişemez diyor Faruk Aksoy. Anladığım kadarıyla bu saatten sonra hayır. Olmaz diyenlerdensin. Olmaz. Ama bir önümüzde böyle, bir 4 yıl var. Hayır, yani hayır. Ve o 4 yıl içerisinde iktidarda hayır. AK Parti var. Ekonomiyi toparlarsa da mı olmaz? Hayır. Hayır AK Parti ruhunu ve kanını kaybetti dedi Cumhurbaşkanı. Ben demedim. Mesela ekonomiyi mi işaret etti ruhunu kaybetti derken? Ruhunu kaybetti demedi. Ne dedi? Dedi.
Ruh kaybına uğradı dedi. Ya nasıl demez ya? Ruh dedi. Kanını kaybetti. Ruh kaybı, ruh kaybı dedi. Ne mesela, ne yapacak AK Parti? Sayın Cumhurbaşkanı kaybetti demedi. Ruh ve kan kaybı var dedi. Tamam. Ama aynı şey de ciddi bir şey. Yani şöyle. O zaman AK Parti şöyle mi yapacak mesela? Ekonomik programı uyguladı. Enflasyonu dedi de Sayın Cumhurbaşkanı. Ne olacak o zaman, ruh geri mi gelecek? Ruh kaybının nerede kaybolduğunu Faruk başka yerlerde de arıyor. Bence yanlış yerde arıyor. Ben bir yerde aramıyorum. Cevap arıyorum o ben. O değil. Cevabını söyleyeceğim ben. Evet. Nasuh Ergün yazıda yazdım bununla ilgili ama Nasuh Bey konuşsun sonra. AK Parti'nin ruh ve kan kaybını ama nereden telafi edecek? Tamam. Onu merak ediyoruz. Ya yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk meselesiydi. Hani ben çok özetle bunu İlk başta. Belki, evet. Hani öyleydi ya. Yani en böyle dava dediğin şey neydi? Dedin ya dava. E tamam da. Dava siyasi... ve o geniş çerçevede tamam. Millete hitap zaman, ediyorsa her kesimden. Şimdi o zaman bir şey söyleyeceğim. Yaşar Hoca yine itiraz edecek. Şimdi Binali Bey'den önce başbakan Davutoğlu'ydu. Davutoğlu bir gün dedi ki siyasete girecek kişilerin mal beyanında bulunmasını esas alalım. Ve mal beyanı alalım. Ona göre siyasi hayatta partisi var değil mi? Ülkede legal bir genel başkan yani. Ahmet Davutoğlu. Karşı çıktılar Ahmet Davutoğlu. Tabii. Tayyip Bey dedi ki o zaman siyaset yapacak insan bulamayız dedi. Evet. Ya şimdi gerçek buyken... Gerçek buyken Türkiye'de bir kere bu AK Parti ile ilgili bir şey mi? Tabii sadece? AK Parti değil, hayır, Türkiye siyasetiyle ilgili. Ilgili. Bir şey değil yani o, Avrupa şimdi Birliği belediye başkanı olmak için 5 milyon lira benim para Avrupa Birliği talebi aldığım maaş karşılamıyor. Ya Akif zaten Akif çok özür dilerim. Akif çok özür dilerim. Şimdi biri yazmış. Akif bir dakika. Siyaset yapamazsın. Heh, şimdi oraya gel. Bir dakika bak. Bir dakika için yapmamalısın. Akif bir dakika. Ben paran yoksa siyaset yapamazsın zaten. Ta ikinci bölüm başında anlatacağım dedim ya. Bir dakika sadece. Bir televizyonda program yapıyorum. Bir televizyonda bir program yapıyorum. Biraz ayıp oluyor. Bir milletvekili adayı geldi. Milletvekili adayı geldi. Dedi ki seçime daha 4 ay var. Önceki seçimlerden. Dedi ki 4 ay var. Bugüne kadar dedi 1,5 milyona yakın para harcadım dedi. Yayından önce konuşuyoruz. Dedim ki seçime daha 4 ay var. 1,5 milyon daha harcarsınız siz. Evet dedi. Dedim milletvekili maaşı 25 bin lira. O zaman 25 bin liraydı. Yani 25 bin lira. Ben dedim alacağınız maaşı topluyorum. Harcadığınız parayı topluyorum. Bu bunu karşılamıyor dedim. Yani bunu niye yapıyorsunuz dedim. Hizmet için dedi. Ben de güldüm. Yani Türkiye'de arkadaşım var diyor Ömer Faruk Bey. Evet. Ömer Faruk bunu yapmaz. Ömer Faruk Bey bunu yapmaz. Bizim Ömer Faruklara ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle katılıyorum. Hikaye bu. Ve onların da ama seçilmek için kampanya yapmaya ihtiyaç duymaması lazım. Bu kadar. Ya bu sistemi baştan sona konuşmak lazım böyle bir yerde de. Soruyorlar ya idealize ettiğiniz ve düzeltmek istediğiniz ne var diye. Düzeltilecek şeyler oluyor. Düzeltilemeyecek şeyler oluyor. Neresinden tutup düzelteceğiz yani neyi? Nasuh Güngör buyurun. Ne yaparsa düzelir düzelir mi bu işler? Ya şimdi ben yani yarın YÖK'e başvurup Türkiye'deki siyaset bilimi, hani sosyoloji ve bazı bölümlerin kapatılmasını talep edeceğim. çünkü zaten yani Faruk YÖK'ü de kapatacaktınız. Ben şöyle YÖK'ü de kapatacaktınız ya. Yok yok. Komple kapatılsın yani çünkü hakikaten yani bu eğitimlerin, bu farklı analiz yöntemlerinin yani öyle toplum biliminin veya benzeri alanlarda bu kadar keskin yaklaşımların aslında hiçbir şey ifade etmediğini bugüne kadar öğrenemediysek bundan sonra öğrenemeyiz. Faruk bunu sana söylüyorum. Direkt sana söylüyorum. Yani tenzih falan etmeden direkt az önce yani her konuyu sağından solundan kesip manipüle edip orasından yaklaş, burasından yanlış anlaşılsın. Ya ruh kaybından bahsediyorsa Cumhurbaşkanı bu şu demek midir? Ya biz öldük, bittik. Bundan sonra herhangi bir şekilde kendimizi yenileyemeyiz. Tabii oraya damga vurdu. Demiyor ki değişemez AK Parti. Biz ayaktayız da dedi bu arada. Abi sen Çığlık diye bir kitap yaz. Tabii. Buyur Nasuh abi. Çığlık şimdi bugün Faruk'u izleyen, sevgili arkadaşımı izleyen bir seyirci daha önce onu izlememişse şöyle düşünür. AK Parti için gerçekten kendisini paralayan bir arkadaş var burada. Yani iyi olsun diye, değişsin diye, iktidarda kalabilsin diye. Yani bu kadar çaba gösteren bir başkası olamaz diyebilir. Öyle midir, değil midir? O da Faruk'un kendi bileceği. Ama şeyi söyledi fakat başta. Ben sağ Faruk... siyasetin böyle refüze edilmesini ve buraya sıkışmasını istemiyorum, kabul ya, edemiyorum dedi. Şimdi hem dava nedir diye soruyor, hem merkez sağda, hem liberal, hem küresel. Bir sürü sağ bir şey var. Sağ siyaset yani nedir? Hangisi bilmiyorum. Ne anlıyorsun ondan? Faruk gerçekten bak bu tencere ile ilgili söylediklerine de yani Nagihan belli ölçüde cevap vermeye çalıştı ama sen cevapları da dinlemediğin için yani böyle bir garip durum var. Ya tencere iktidar değiştirir değiştirmez bu Süleyman Demirel'in Türkiye siyasetine armağan ettiği
pek çok yere çekilebilecek bir söz. Tencere seçim sonuçlarını etkiler, yeri gelir seçmenin kanaatinin bir nolu belirleyicisi olabilir. Ama yeri gelir tıpkı senin yaptığın gibi, bunu çok yaptın sen 2022-23 sürecinde, muhalefetten daha beter yaptın bunu sen. Toplumu değerlerinden yoksun, sadece cebine düşkün, çıkarlarını takip eden bir kategoriye indirgedin. Seçmen sana da, senin gibi düşünenlere de 2023 sandığında cevap verdi. 24'te kime cevap verdi? 24'te kime cevap verdi? Anlatacağım. Sen çünkü her şeyi birbirine karıştırdığın için Faruk. Şimdi istersen benim söylediklerimi de birbirine karıştırma. Yani ama sürekli bana söylediğine göre ben de bir şey söyleyeyim değil mi? Sürekli beni hedef alıyorsun. Ya söyle canım, söyle. O zaman 2024'te kime cevap verdi? Söylüyorsun. Mesela Ekrem İmamoğlu 2024'te kime cevap verdi? Nasuh Güngör'e mi? Ankara'da yaşıyorsun mesela, Mansur Yavaş %30 fark yaptı. Kime cevap verdi? Sana mı? Kime cevap verdi? AK Parti'ye cevap verdi. Siyasete cevap verdi, iktidarın ortaklarına cevap verdi, bürokrasiye cevap verdi, yanlışlara cevap verdi. İstiyor musun silsile olarak? Ben bunları söyleyince niye kızıyorsun? Ben herhangi bir anlayış için, herhangi bir ideoloji için, herhangi bir siyasi tercih için kendimi yerden yere atan bir adam değilim Faruk. Bunu yapmayalım. Sen diyorsun ya, şimdi benim anladım. Sırtımda herhangi bir yük yok benim sırtımda. Senin sırtında yük yok Faruk, ama o kadar yüksüzsün ki ayakların havada ve uçuyorsun. Ne güzel. Ne söylediğini gerçekten anlamıyorum ben. Bahar geldi, hepimiz uçalım. Ben söylediklerimi söyleyeyim Faruk. Ben sana laf yetiştirmek niyetinde değilim. Bundan kaçacak da değilim, ama bu ekranlara yazık oluyor. Bak, bir türlü gündeme gelemiyoruz senin yüzünden. Yani çok ciddi söylüyorum. Bugün bütün gündemi baştan aşağı sabote ettin ya. Olur. Yani 15 Temmuz'la ilgili bağladığın noktaya itiraz değil de dedik ki yanlış anlaşılmalara müsait şeyler söylüyorsun. Yok, hiç söylemiyorum. Acaba düzeltebilir misin? Hayır, hiç söylemiyorum. Peki, benimle ilgili tamam, konuştuğun müddetçe cevap sen vereceğim. Sen devam et onlara. Hiçbir şey söylemiyorum. Sen devam et. Benim onlara söylediklerimi benden sonra tekrar ediyorsunuz ve ona inanıyorsunuz. Benim söylediklerimi tekrar ediyorsunuz. Yaşar Hoca da dahil. Hayır tamam, asla. Tamam da şimdi artık tekrar yapacak bir şey yok. Benimle ilgili konuştuğum müddetçe cevap vereceğim. Alakası yok. Tabii ki konuşurum. Sen burada oturan insanlara çok da fazla üzgünüm. Bunu söylemek zorundayım. Saygı göstermeyerek, herkese aynı sepete koyarak. Kendi konuşmanın, Faruk Aksoy, kendi konuşmanın ilk bölümünü al bir bak bakalım bize neler söyledin orada. Sen özgür düşüncenin, bağımsız düşüncenin adamısın. Burada herkesin sırtında küfeler var. Ya bana herkes ne ondan? Sen niye anlamıyorsun? Ben sözler kendi görüşümü söylüyorum. Allah Allah, bu niye böyle kişiselleşti ya? Bırakırsan konuşacağım Faruk. Ama iyi de benimle uğraşıyorsun sürekli yani. Ama bir şey demeyeyim diyorum. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Sen niye üstüne alıyorsun ya? Kargaşaya uymak zorunda değilim. Ya böyle bir şey olur ben mu? Ben senin manipülasyonlarına cevap vermek zorunda değilim. Ben senin ya bana ne senin de Nasuh Güngör, niye sen alınıyorsun? Ben anlamadım şimdi, ne oldu sana yani? Ben görüşlerimi söylüyorum. Kabul edersin etmezsin. Bunlara cevap vermek zorunda mısın? Sen kendi görüşlerini söyle. Ya yani ben bunları böyle düşünüyorum. Başka bir yorumcunun kendi arasındaki sohbeti. Allah Allah, böyle bir şey olur mu ya? Bence bu doğru bir şey değil. Peki lütfen. Bana ne yani? Ben hiç seninle ilgili konuşmuyorum bak. Kendi fikrimi söylüyorum. Sen yarım saattir benimle ilgili konuşuyorsun. Ne yapacağız şimdi? Böyle bir şey olur mu yani? 4,5 dakika. Ya böyle şey olur mu ya? Hani bir şey demeyeyim diyorum da tamam. Hadi. Ben yok sen bir şey demiyorum diyebilecek bir durumda değilsin. Abi siz normalde niye bu kadar geriliyoruz biz? Ben ne bileyim ya? Benimle ilgili bir şey değil herhalde. Ama bir dakika. Bir sıkıntı varsa gerçekten ben programın sonuna kadar sıkılırım. Son derece sakin birisi. Ben de sakinim. Ama sürekli benimle ilgili söylüyor. Zamanla ilgili herkesin birbirine saygı göstermesi gerekir. Arkadaşım o zaman sürekli benimle ilgili konuşuyor ama. Nasuh abi konuş lütfen. Nasuh abi buyurun. Peki. Milleti provoke etmişim. Milleti sabote etmişim. Lütfen bak, rica ediyorum artık. Sen bazen durmasını biliyorsun ya, senden buyurun, rica lütfen ediyorum o zaman. Bu konuşmanın ilk turdaki konuşmandaki bazı cümleleri al önüne koy. Ondan sonra bize neler söylediğini farkına varacaksın. O zaman diyeceksin ki ben arkadaşlarımı keşke hepsini aynı sepete koyan, kendimi müstahni gören, kendimi yukarılarda gören anlayıştan dolayı üzgünüm diyebilirsin. Belki dersin. Geçiyorum bunu. Tamam. Şimdi AK Parti değişir mi değişmez mi tartışması. Bu bence öyle kısa sorularla, yani keskin yaklaşımlarla anlaşılabilecek bir şey değil. Burada benim anladığım kadarıyla hem Sayın Cumhurbaşkanı hem onun müzakere ettiği çevreler yavaş yavaş bu konularla ilgili bir sürecin şekillenmesini, bir hamuru yoğurmaya başladılar. Ama ben biraz daha hızlı davranacaklarını düşünüyordum. O konuda bir parça yanıldığımı düşünüyorum. Çünkü daha zamana yayılan bir süreç yönetmeyi düşünüyor. Galiba Nagihan da benzer bir şey söyledi bununla ilgili. Evet. Şimdi bunun birkaç nedeni olabilir. Birincisi,
çok hızlı davranmaya kalkıştığınızda rakiplerinizin size iyi niyetliymiş gibi söylediği, senin değişmen lazım, bak önünde bir değişim ajandası var, şunları şunları yapmazsan batacaksın, dağılacaksın, yok olacaksın baskısı altında hata yapma riskleri de yüksek. Dolayısıyla daha sakin bir süreç yönetecekleri konusundaki fikir giderek yerleşiyor. Ben Bakanlar Kurulu'nda çok geniş çaplı bir şey beklemiyorum, bir değişim. Belki birkaç bakanla ilgili olabilir. Candaki kulisler tam olarak nedir bilmiyorum. Benim de bugün konuştuğum AK Parti'den önemli isimler oldu. Ama bu değişim taleplerine, ya bu sürecin değişmesiyle ilgili taleplere cevap verecek bazı aktörel değişimlerde olacak. Bunun da ağırlıklı olarak MKYK'da olacağı konusundaki kanaate ben de katılıyorum. Peki Nasuhi abi şöyle sorayım, çok direkt sorayım. Mesela İstanbul seçimlerini AK Parti 2019'da kaybettiğinde İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak'tı. Ve Binali Yıldırım'la ortak çalışmadıkları işte medyada da çok konuşuldu. Bayram Şen Ocak görevden alındı. Osman Nuri Kabaktepe göreve geldi. Bayram Şen Ocak ne yapıldı? Milletvekili yapıldı. Değişim, böyle bir değişim. Bir sürü başka isim de sayabiliriz yani. İstanbul üzerinden söyledim. Evet, tabii ki. Tabii ki. Mesela tabii bazı ki. Isimler var. Diyorlar ki, herkes diyor ki ya bu isimler buralarda şu yüzden kaybettirdiler veya şöyle falan. O isimleri mesela, çünkü bu çok yaygın AK Parti'de son zamanlarda. Oradan alıp buraya mı koyulacak? Yoksa arkadaşlar sizin, yani Cumhurbaşkanı diyor ya hani, kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyiz. Şunlara, bunlara, bunlara. Öyle mi olacak gerçekten? Mesela bugüne kadar hiç oldu mu öyle? Buyurun. Evet. Bugünkü konuşma aslında Faruk'un hani o ruhla ilgili beyan ettiği ya da atıfta bulunduğu konuşma MKYK'dan yansıyan bir konuşmaydı. Orada da son derece sert ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Fakat bugünkü konuşmaya dair dikkat çekmek istediğim benim birkaç husus var. Tam da belki senin söylediklerine cevap oluşturabilecek yönde. Ben değişimle ilgili ve zihniyet değişimiyle ilgili hani kamuoyundaki bazı taleplerin, özellikle de AK Parti'nin 2002 kodlarına atıfta bulunan taleplerin gerçeklikle çok uyuşmadığını düşünüyorum. AK Parti'nin siyaset üretmediğine, siyaset üretemediğine dair o tavrı ya da yaklaşımı da eksik ve yanlış buluyorum. Bunu da Faruk söyledi. Başka savunanlar da var Türkiye'de. Olabilir. Bunlar tartışılabilecek konular. AK Parti'nin siyaset üretip üretmediği meselesinin şöyle bir yanı olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2023 seçimlerinde seçmenden onay alan, bence hiç öyle aday meselesiyle de ilgili değildi. Yani gayet açık söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş da aday olsaydı alacağı sonuç ondan farklı olmazdı. Çünkü o tarafa, yani siyasetin o cephesine toplum henüz siyasi merkezde iktidarı verme konusunda bir kredi açmıyor. Şimdi açtığı kredi ise şu: bir, iktidarı dengele. Çünkü bu iktidar çok önemli bir eksiği var ve bunu ne zaman yapacak? Mesela bu değişim sürecinde bunu başlık olarak hiç konuşmuyoruz. Ama ben olacağını düşünüyorum Mehmet Akif. Acaba Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tıkandığı alanlarla ilgili bir revize süreci olacak mı? Bu nasıl, çok söylendi 2022'den yani? Bu yana. Bazı hani ne bürokrasinin işleyiş, mesela yetkililerin toplanması, hani belli imzaların belli yerlerde toplanmasından ziyade daha böyle aşağı doğru, hani bürokratik ağaçtan bahsediyorum, aşağı doğru çözülebilmesiyle ilgili. Şimdi ne zaman revize dense hep %50 artı bir hikayesine dönüyor iş, ama ben bunu kastetmiyorum, gayet açık söyleyeyim. O 50 artı bir meselesinin şu an için gündemde olmadığını düşünüyorum. Ama benim revizeden kastım devletin işleyişiyle ilgili hantallıklara dair bazı dokunuşlar. Bu önemli bence. Yani parlamentoya dair bazı değişiklikler olur mu? Hani parlamentonun itibarını azalttığı, yitirdiği yönündeki eleştirilere karşılık gelecek, onun denetim yetkisini artıracak bazı düzenlemeler olur mu? Bu da bende bir soru işareti. Bunun karşılığına dair bir şey bilmiyorum. Ama bürokratik sistemin, devlet aygıtının işlemesiyle ilgili bir revize talebi güçlü bir biçimde AK Parti'nin önünde var. Bunu yapacaklar mı? Bürokraside hani isimlerin değişmesinden ziyade sadece, İşte AK Parti o şeye düşmek istemiyor. Yapısal yani, değişiklik. Aktörel yani. Değişim. Evet, aktörel değişim. Şu isimleri alırsak, hani sen de söyledin ya, hani il başkanı, öteki, beriki filan. Ha, şunda da bir başka bir noktaya gelindi. 2009 seçimlerinde AK Parti %38 küsüre düşmüştü. Önemliydi. Fakat ondan sonra bir hamle yaptı AK Parti. Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'la ilgili bir hamle yaptı ve 2011 sürecinden sonra kazandığı seçimlerin hikayesini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. 2015 Haziran'daki tek başına iktidara gelemeyecek sonucun dışında. 2019 seçimlerinin kaybına dair değerlendirmenin işte sağlıklı yapılmadığı tartışması da AK Parti'nin içinde şu anda çok canlı bir tartışma. Yani o seçimin kayıplarının, öngörülemeyen bir takım sonuçlarının müsebbipleri, ona dair katkısı, olumsuz anlamda katkısı olan isimlerle
bir hesaplaşma, bir muhasebe olmadığına dair bir kanaat de şu anda tartışılıyor. Dolayısıyla şuna katılırım. 2024 seçimlerindeki mesaj daha önceki mesajlara benzemiyor. Dolayısıyla bugün yapılacak değişim, bugün yapılacak varsa aktörel tasfiye, bugün yapılacak bürokratikteki değişim ve zihin değişimi ötekilerden farklı olmak zorunda. Burada kod bulmakla ilgili meseleye gelince şunu söyleyeceğim. AK Parti'nin siyaset üretmekte zorlanmadığı bir alan var ama o alanda da bir eleştiriyle karşı karşıya. O da şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etrafında, yani Suriye'de, Irak'ta, Balkanlar'da, Kafkasya hattında, bakın Gazze meselesinde vesaire. Bütün bunlarla ilgili ürettiği politikalar aslında şöyle, bugünün böyle gergin, işte tansiyonu yüksek ortamlarının dışında konuşabilsek, 3 aşağı 5 yukarı sağlıklı düşünen herkesin belli ölçüde olumlu görebileceği politikalar. Demek ki AK Parti'nin politika üretebildiği, toplumun da buna onay verebildiği geniş alanlar var. Peki 2024 seçimlerinde size verilen mesajı, ben zaten Kuzey Irak'taki işleri düzgün yönetiyorum, Suriye meselesini iyi yönetiyorum, Kafkaslar'daki politikalarım, Doğu Akdeniz politikalarım iyi gidiyor diye bir kenara bırakabilecek durumda mısınız? Hayır. Ben bunu iki başlıkla değerlendiriyorum. Birisi olmazsa olmazı elbette ekonomi. Elbette ekonomi. Bu birincisi. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı seçime yakın bir zamanda yükselen talepleri çok da itibar etmeyerek, yani onlara dair bir adım atmayarak bir sinyal verdi. Dedi ki ben bu ekonomik program üzerinde istikrarlı bir biçimde yoluma devam edeceğim. Bundan sonrasının da aynı şekilde olacağına dair bir kuvvetli mesajı var. Şurada alttan geçiyor. Piyasaların buna verdiği tepkiyi de 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. O programın istikrarlı biçimde devam etmesini de hemen herkes, muhalefet dahil de önemsiyor. Evet. Siz muhalefetin ekonomik göstergeleri bu şekilde olan bir Türkiye'yi yönetmek istediğini ya da bu konuda çok hevesli olduğunu söyleyebilir misiniz bana? O kadar kolay mı bu iş, bu işlerin, bu yüklerin altına girmek? Birincisi ekonomiydi. İkincisi ise şudur. Toplumları sürekli güvenlik, beka ve buna benzer meselelerin sarmalında yaşatamazsınız. Bu çok önemli. Şimdi az önceki tartışma, niye Türkiye'de özgürlük ve hak meselesi gündeme geldiğinde ilk aklımıza gelen Osman Kavala oluyor? Ya daha genel, yani adaletle ilgili, hukukla ilgili, özgürlükle ilgili Nasuhi, daha temel yaklaşımlara ihtiyacımız var. Abdülkadir Selvi'nin yazısından okuduk. Yani demek ki bu konuşuluyor, onun için diyorum. Bak, bir de şunu da söyleyeyim, bende bilgi olarak var. Özgür Özel'le Numan Kurtulmuş konuşuyor. Telefon, işte tebrik telefonu. Orada da Can Atalay konusu gündeme geliyor. Yani Can Atalay'la ilgili hukuksuzluğun giderilmesini istiyor Özgür Özel. Numan Kurtulmuş da son derece olumlu mesajlar veriyor. Yani bütün bunlardan benim çıkardığım... Benim daha temel bir itirazım var Nagihan buna. Yok, benim de var temel itirazlarım. Yani konuşulanlara aktardık. Benim de seçim sonucuyla ilgili olmasına itirazım var. Aktardıklarına bir itirazda bulunmuyorum. Ama benim temel bir itirazım var bu meseleyle ilgili. Bu meselenin hukuk zemininde değil de bir iklim, bir atmosfer zemininde konuşulmasını sağlıklı bulan var mı aranızda? Bu gerçekten atmosfer meselesi mi? Tabii ki eğer değil. Bir şey yanlışsa, hukuk dışıysa, adalete uygun değilse, adalet duygularını incitiyorsa, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyorsa, dün de öyledir, o bugün de aynen böyledir. Ama kaç yıldır iklim, Osman Kavala tutukluyken Osman Kavala'ya ajan diyenler, elbette ki Türkiye'ye düşmanları hapiste olacak diyenler, bugün bir anda bu hava yüzünden Osman Kavala çıkmalıdır, özgürlükler öne açılmalıdır diyorsa, orada çok ciddi bir karaktersizlik var demektir. Şimdi ama ben burada, Osman Kavala ile ilgili dün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi biliyorum, düşünüyorum. Biliyorum onun için yani. Ben onun, bak yok ne söyleyeyim, seninle aynı kanaatte değilim bolca, ama bugün aktardığın var. O arkadaşlarımızın kanaatinde de değilim. Ben şunu söyleyeyim size, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde faaliyet gösteren, bunun entelektüel tırnak içinde zeminlerde yapan sadece Osman Kavala değil. Bu tür faaliyetlere, bu tür yargı süreçleriyle cevap vermek yerine entelektüel alanda cevap verebilmek, diplomasiyle cevap verebilmek çok daha evla işlerdir. Dünyada da bunu yapanlar vardır. Bu Osman Kavala'yı masum bir yere koymaz. Bu benim zihnimdeki kategorisi. Bunu geçtim. Ben üçüncü olarak söyleyeceğimi söyleyeyim. Hani pardon, ikinci olarak ekonomi, hak ve özgürlükler. Dedim ya, insanları sürekli güvenlik sarmalında, beka tartışmalarının zemini de yaşatamazsınız. Yani sabah kalktığında bir insan, bütün gündemi Doğu Akdeniz değil, Kuzey Irak'ta olanlar değil. Bunların hepsi çok değerli, hepsi çok önemli ve ben seçmenin AK Parti'ye oy versin ya da vermesin, Türkiye'nin dış politikasındaki bu gelişmeleri genel olarak olumlu gördüğüne dair de bir kanaate sahibim. Yani bu konu hani dem gibi biraz daha kendine göre tırnak içinde belli yapılarla ilişki içinde olup Türkiye'den dünyaya bakmayan yapılar dışında 3 aşağı 5 yukarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bile bunlara dair bir olumlu yaklaşım olduğunu düşünüyorum. İlla oya dönüşmesi gerekmiyor. Ama toplum sürekli bu tansiyonda yaşayamaz. Hak ve özgürlüklerle ilgili eğer insanlar
bunalmışlarsa, kendilerini kötü hissediyorlarsa onlara şunu söyleyemezsiniz 2024 seçimlerinden sonra. Ya kusura bakma, hak ve özgürlüklerle ilgili çıtayı yükseltmeyi biz de istiyoruz ama güvenlik tartışmalarının gölgesinde kalsın bunlar şimdilik. Bakarız bir gün geri geldiğinde. O da geri geldiğinde bakılabilecek bir noktadan çıkmış belli ki. Toplum bundan bunalmış. Bunu görmeli AK Parti. Eğer bir değişim aranacaksa 2002 kodlarına döner dönmez bu tarih koridorlarında olacak iş değil. 20 yıl önceki dünyada yaşamıyoruz, 20 yıl önceki bölgede yaşamıyoruz, 20 yıl önceki siyasi aktörlerde yok. Oradan ne CHP'ye ekmek çıkar ne AK Parti'ye ekmek çıkar. Bugünün zihin dünyasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhur İttifakı eliyle yürüttüğü politikalar zenginleşebilir, daha istikrarlı hale gelebilir, daha iyi iletişimi sağlanabilir topluma. Bunların hepsi önemli ama aynı zamanda hak ve özgürlükler ve adalet konusundaki incinmişlikler, yanlışlar... Bunlar da masaya yatırılmak zorunda. Bu aktörel değişiklikten öte bir şeydir. Zihin dünyasına dair bir değişim aranacaksa, yani şunu da bana lütfen kimse dayatmasın. Yani bunu sizi kastederek söylemiyorum ama yani dünyada özgürlük ve hak arayışı sadece liberal düşünceyle olur. Sadece merkez sağlı olur. Sadece solculukla olur. Hayır. Çok hayır. Öyle dediniz demiyorum. Hayır. Türkiye'de de dünyada da bunun farklı örnekleri var. Yani özgürlük çıtasını. Ben tam anlayamadım nasıl uyguluyor. Hak arayışı, hak ve adalet derken neyi kastediyorsunuz? Gayet iyi anladım Faruk. Anlamadım. Ama tekrar manipülasyon kapısını anlamadım. Gerçekten anlamadım. Yok, anladım Faruk. Neden anlamadım? Yok yok. Anlamadım. Çok iyi anladım ne mesela? Faruk. Sana üzgünüm. Yani sen çok iyi anladığını biliyorum Faruk. Anlamadım yani diyorum. Hep bak saygı duyuyorum görüyor musun? Hak ve adalet arayışı i̇şte derken kim hak arayacak? Kim niye adalet arayacak? Ya? Herkes için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın hani. Toplum için söylüyorum. Ben hatta şunu söylüyorum. Yok arıyorlar. Mesela Osman Kavala üzerinden de bunu konuşmak yalnız. Yani bir hukuk reformundan bahsediyoruz. Yanlış tabii ki. Niye aklımıza sadece yani, Osman Kavala geliyor? Osman Kavala çıkması için bu arada af çıkması lazım. Af mı çıkacak mesela? Yani gibi şeyleri de tarafları da var meselenin. Buyurun siz tamamlayın nasıl uyguluyor? Ya ben adını şunu söyleyeyim Faruk, bilmediğimiz hala biliyorum. Yani çok ciddi sağ olsun, boşlukları sağ olsun. Olan bir iddianameyle yargılanmış ve bugün giymiş bir insandan bahsediyoruz. Buyurun Nasuh abi. Neyse bu özel olarak ayrıca konuşulabilir. Yani ben o konudaki kanaatimi söyledim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü grup konuşmasından iki şey söyleyip tamamlayayım çok hızlıca. Burada mesela Cumhur İttifakı içinde de bir farklılık var mı falan sorularına cevap teşkil edecek bazı benzerlikler var. Yani iki konuşmanın Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla Sayın Erdoğan'ın konuşması arasında kavram setleri açısından ciddi benzerlikler var. Yani şımarıklıkla ilgili söyledikleri, Türkiye'de sadece bir iktidar vardır, hani yerel iktidar, belediyeleri bir iktidar alanı gibi tarif etmenin yanlışlığına gösterilen tepki konusunda bir ortak dil var. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın asıl bugün kendi siyasi hareketinin köklerine dair söylediklerini aşağı yukarı eğer yanılmıyorsam, gelirken taradım pek de göremedim, ilk kez görüyorum Mehmet Akif. Hangisi onlar? Yani hangi cümle? Onu söyleyeyim hemen, yani burada yanlışlık olmasın diye onları da not aldım, yani... Cumhurbaşkanımız mesela hem Filistin'le ilgili ve orada da anladığım kadarıyla yeniden Refah'ın özellikle son dönemde gündemde tuttuğu Filistin ve Gazze ile ilgili eleştirilerden de çok incinmiş ve çok tepkili onlara. Bunu da gayet açık bir biçimde ifade etti Cumhurbaşkanı. Hamas ve Kuvayi Milliye'yi mi diyorsun? Hayır onu daha önceden de söylemişti Nagihan. Yani ilk Hamas eylemini yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Terör örgütü değildir demişti ama Kuvayi Milliye demiş miydi? Kuvayi Milliye dedi. 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 Bunu ikinci kez söylüyor. Evet. Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Diyor ki Filistin davasının sahibiyiz ve tek başıma kalsam da söylüyor ya onu. Diyor ki unutmayın 12 Eylül darbesi, Konya'daki Kudüs mitingi. Bizim kuşağımızdan sonrakilerin yani bu Kudüs mitingini falan hatırladığını zannetmiyorum. Bunların ardından geldi. Unutmayın 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldi. Unutmayın MİT'e yapılan operasyon 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ihaneti, Siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ'cüler tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bunlar yakın hani mesela insan kendi siyasi hareketinin köklerine elbette atıfta bulunur ama bu düzeyde bir atfı, bu düzeyde bir köken atfını ve tarifini ben Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında yanlış biliyorsam seyirci beni bağışlasın ama ilk kez görüyorum. Bunu da önemli buluyorum gelecekteki söylemle ve hikayeyle ilgili. Teşekkür ederim. Bir reklam arası kısa sonra devam edeceğiz. Evet.
Efendim devam ediyoruz. Bu aşamadan itibaren saat 1'e kadar gideceğiz. Son dilim içerisindeyiz. Bu arada hem Özgür Özel Erdoğan görüşme meselesini hem Özgür Özel'in yine grup toplantısındaki ifadelerini de birazdan konuşuruz. İyi Parti'yi de biraz değerlendiririz. Bu son AK Parti ile ilgili son turumuz olsun hemen hızlıca. Yaşar Aysal olacağım. Buyurunuz. Evet. Ne yapsa düzelir, neyi yapmalı kısmını konuşuyoruz. Ekleyecekleriniz varsa onları da alalım. Ne yaşadığımızı ve nasıl yaşadığımızı iyi tespit etmeliyiz. Şöyle bir düşünün ki bugüne kadar uygulanan ekonomik zemindeki o mücadele ki ben kesinlikle ekonomik alanın bir güvenlik alanı olduğunu söyleyenlerden ondan ayıramazsınız. Çünkü Türkiye Soğuk Savaş sonrası süreçte aslında biraz gecikmeli olarak üzerindeki blok bağımlılığın rehavetini atarak her tarafa eşit mesafede Türkiye'yi merkeze alarak çıkarlarını iyi koruyup kollayarak bir mücadele içerisine girdi. Biraz da oradan kaynaklanan aslında sıkıştırmalar daha da boyut ekonomik kazandı. Ekonomik programı çok yanlıştı hocam. Ama ben bir anlatayım Meram. Değil o, miydi yani sonuçta o ekonomik ben programı... Ben şu ana kadar söylediğim cümlede, söyledim şu cümleden, sen bunu söyleme gereği niye duydun? Sadece de o sana sorayım şimdi. Demek istedim. Devamını beklemiyorsun ki. Bu ben bana göstermediğin sabrı Fuar'a da... Göstermiyorsun. Beni bekliyorum. Göstermiyorsun. Tek başına diye kovuyorum onu. Niye tek başınasın ya? İyice bak marjinalleşiyorsun giderek. Çok yalnız söyleyecek ya hocam nasıl Güngör'ü güldürüyorsun Ankara'dan? Esas konu o yani. Evet. Ben mi güldürüyorum? Evet söylediğin gibi. Güldürsün hocam. Bana mı güldün sevgili Nasuhi? Hayır hocam. Söylediklerinizi gayet muhabbetle karşıladım. Allah da sizi güldürsün dedim. Yani. Allah neşenizi artırsın. Sağ ol. Şimdi herkes birbirini yanlış anlamaya çok müsait bu gece. Yok, yok ben değilim. Hepsi kendi onun yüzünden oldu. Hep ondan oldu. Ben dağıttı toparlayamıyoruz. Kendisi hiç alakası yokmuş gibi davranıyor. Şimdi yine trollük yapıyor bak arada. Yine tabii, de tabii, yine hocam, hocanın lafını alacak. Evet. Şimdi bütün bunların neydi söylediğim İktisadi işler diyordunuz hocam. İktisadi, ekonomiyle ilgili. Ekonomi dediniz ben araya girdim. Sonra Faruk abi yine... Çok iyi yaptın. Tam da o noktaya geliyordun dedi Akif'e. Ha, güvenlik alanı dedi. Beni niye böldün dediniz? Tamam, Faruk'a yapmadın daha niye yapıyorsun dediniz şimdi hocam. Bu Türkiye'nin birinci önceliğidir. Niye? Türkiye şunu yapmak istiyor ya. Diyor ki ya ben artık Soğuk Savaş bitti. Şöyle bir etrafla... Böyle göz hizasında eşit ilişkiler kurmak istiyorum çünkü jeopolitik zorluyor beni buna. Her tarafımda bir şeyler dönüp dolaşıyor. Geliyor Türkiye'ye hedef alıyor. Müttefiklerde müttefik gibi davranmasını istiyorum. Bütün bunları yaparken de ekonomimin de güçlü olması gerekiyor. Tamam küresel birçok şey yaşandı ekonomik anlamda. Onların hepsinden etkilenen ülkeler oldu. Ama bizim uzunca bir süre ekonomiyi kurumsallaştıramamanın birçok yanlış elbette ekonomik politikaların her dönem baktığınız zaman vardır bu konuda payı. Birbirinden zıt aynı dönem içerisinde ve çok kısa süreli bir zaman dilimi içerisinde birbirinden ayrı politikalar izliyor olmamız. Bunların da etkileri var. Dolayısıyla bundan çok etkilendik kuşkusuz. Ama şimdi bu alanı güçlü tutmaya çalıştığınız ve sonuç almaya başladığınız andan itibaren işin rengi değişir. Burada ideolojik büyük laflar etmeye gerek yok. Ben öyle görmüyorum. Yani AK Parti'nin hangi ideolojiyi oturtup buradan büyük bir kopuş oldu. Hayır şunu söylemek lazım yalnız. Evet bir kimsesizlerin kimsesi şeyiyle başladı. Mücadelesiyle başladı. Yani sistemin içerisinde dışlanmışlıklar oldu. Başörtüsü sorun çok büyük bir zulme dönüşmüştü. Onların önü açıldı. Çok önemli özgürlükler konusunda çaba sarf edildi. 90'lı yılların ötekileştirici dili, asimile edici yaklaşımı, 12 Eylül faşizminin bıraktığı tortular... Kolay mıydı Kürt kimliği üzerinde? Bunların hepsini çok önemli ölçüde AK Parti ve münhasıran ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine alarak önemli hamleler ve reformlar yaptı. Bunların hepsi yaşandı bu ülkede. Ve sonra da birçok alanda da önemli hizmetler yapıldı. Türkiye'nin altyapısı yenilendi. Yeniden ayağa kalktı. Savunma sanayi fark edildi ki ya parasıyla alamıyorsunuz ama terör örgütlerine her türlü sofistike yığınak yapılıyor. İş başa düştü, oraya girişildi. O işlerin hep başındasınız. Bunlar her biri bir veri. Yani %60'lara, 70'lere dayanmış bir milli yetenek oluşmaya başladı savunmada üretilen ürünler açısından. İhracat eden ülke haline geldiniz. Gemiler aldınız, sondaj, sismik gemileri.
etrafımı bir aramalıyım, zenginliğim. Bir dakika. Bütün bunlar. Ama bunların bir de halka, eve, her eve isabet etmesi gerekir. Şimdi niye Mayıs'ta devleti sen yönet dedi? Bütün bunları ben olumluyorum dedi aslında. Fakat ben yine sana bir kredi veriyorum. Karşı tarafa bakıyorum. Aslında gönlüm gidiyor oraya çünkü çok zorlanmaya başladım. Kontrol edemiyorsunuz, enflasyon, hayat pahalı, hayatıma denk düşen çok önemli zorluklar var. Yani hepimiz şunu yaşamıyor muyuz? Ben yaşıyorum. Bir haftalık, 10 günlük bir etiket değişimini hiçbir yere oturtamıyorum. Kim, hangi hakla, hadle o etiketi değiştiriyor? Dövizde hareketlilik olmamış. Bırak bir haftayı, bir ay içinde olmamış. Girdilerine bakıyorsunuz, onun nedir o ürünün şeyi, üretim maliyeti ya da kalemleri. Oralarda da bir değişiklik göremiyorsun. Dolayısıyla bu da bir başka... Ama işte enflasyon önce ahlakı bozuyor. Tabii, bütün bunlar yansıyor. Şimdi bütün... Bu süreçte karşı tarafa baktı. Hani masa dağıldı deniyor ya altılı masa metaforu üzerinde. Aslında fikirler dağınıktı da o masa dağılmaya o kadar kaçınılmazdı ki. O kadar fikirler dağınıktı ki ve fikirleri tartışmaya hiç yanaşmadılar. Sentezlemeye, yönetim mekanizmasında o fikirlerin tartışılmış, uzlaşılmış, ortaklaşmış hali yönetecekti Türkiye'yi. Öyle yan yana duruşunuz değil ki. Mesela CHP'de konsolide olduğunu düşünüyor musunuz o masanın daha sonra? Türkiye İttifakı diyor ya Özgür Özel. Yani o da bence bir fazlın içinde. Bence masa dağıldı ama CHP tabii, böyle çıktı. Yani demin Can'ın söylediği önemli bir şeydi. Hani CHP'de ne değişti? Onu bir görmemiz gerekecek fikir olarak. Şimdi şahıslar değişti de bir görelim. Yani bu konuda o Türkiye İttifakı'nı zeminde nasıl tutabilecek? Aslında sistem zaman içinde bunu çok başlarken de söylemiştik. Giderek... Siyasete çok alan açıyor bu sistem. 50+1 çok zahmetli bir aritmatik, kolay iş değil. Ama şöyle bir kıymetli yanı var. Siyaset kurumu bunu başarabilirse, her gönülden, her yöreden, mümkünse her düşünceden tercih edilebilir olmayı zorluyor. Dolayısıyla hem dili daha kucaklayıcı hale gelmeyi zorluyor. Dolayısıyla... Uçlarda olanı da içine alıyor. Tabii dolayısıyla o fikirleri eğer başarabilir, düşünce dünyalarını sentezleyebilirsen, o zaman Ahmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya onları o fikirleri temsil ettiği diye de peşinen alıp eklektik duruşları da aşmış olursun. Çünkü hocam o zaman bu sistem devam etsin ama %50+1 değil, %40+1 çevrilsin. Böyle bir revizyon yapılsına yanlış bulursunuz. Tabii ben bu sistemin yani ruhuyla uyumlu değil. Böyle bir tartışma var. Vida da geliyor. Tabii bu tip de tabii, bir taraftan bu sistemin geliyor. Ruhuyla uyumlu değil o. Dolayısıyla onun içinde verilebiliyor ve sözünü söyleyeceğini söyleyebilir. Tabii. Şimdi böyle bir noktaya gitmesi durumunda yani sonuç itibariyle o hani ideolojik katılıklar sağ sol sen ocusun sen bucusunun ötesinde bir sentezlemeyi de başarmış olan siyaset kurumu aslında bir ortak zemini de inşaat eder fikirler düzeyinde. Nedir o? Türkiye'nin çok açık enerjiden ekonomiye tam bağımsızlık mücadelesi. Sırf bir batının yıllar önce yaptığını ve başardığı gibi, iç bütünleşmeyi sağladığı gibi, kurumsallaştırabildiği gibi, içeriği bir balıkçı ağı gibi ortak çıkarda buluşturabildiği gibi. O aynı zamanda senin hukuk düzenin de onunla onu koruyup kollayan, demokrasiyi güçlendiren, daha ileriye taşıyan bir yapıyı ortaya koyduğu gibi. İş o noktaya doğru. Yani dolayısıyla bu AK Parti'nin öyle eklektik, dönemsel, ideolojik kaymalarıyla falan açıklanacak bir şey değil. Bütün bunlar başarılabilmiş olsaydı. İşte en son büyük bir felaket yaşadık. 11 ilimizi etkilediği 100 milyar dolar mıdır? Ne kadar rakam Can? Evet, 100 milyar dolar. Gibi bir kayba uğradık. Bütün bunlar. Hadi tam o süreçte varsayalım ki izlenen politikalar sonuç aldı. Son dönemde yani şimdi emekli başlığını Sayın Cumhurbaşkanı da ilk maddelerin birine koymuştu ki hepimiz bu gerçeği de ıskalayamayız. 15 milyon mu Türkiye'de emekli var? Onu en yakınında kiyle çarpınız. Onu daha da genişletiniz. Nereden baksanız 30-40 milyonluk bir kitleyi ilgilendiren bir konu. Unuttuk mu? AK Parti'nin pazar günkü seçimden önceki ilk pazar seçiminde nasıl bir beklenti oluşturulmuştu? AK Parti yetkililerinden de duyduklarım var benim. Kulağımda var o sesler. Cumhurbaşkanı burada çok önemli şeyler açıklayacak. Beklenti öylesine yükselmişti ki. Olmadı. Ya onu yapmayacaktınız
ya da onun mutlak şekilde bir kaynağını bulup yapacaktınız, yaptınız diyelim. İşin rengi farklı olur muydu? Sana sorayım şimdi Mehmet Akif. O sandığa gitmeyenlerin büyük bir bölümünün AK Partili ve belki de önemli ölçüde emekler olduğunu hipotetik olarak kabul edecek olursak işin rengi değişir miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir oy sıçraması olmadığını da düşünerek değişebilirdi. Şimdi dolayısıyla bu 4 yıllık diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı hazine değerindedir. Evet çok kıymetlidir. O zaman bir şey söyleyeyim. Bu söylediklerinizden yola çıkarsak eğer partide hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Ekonomiyi düzelsinler, emeklere zamlarsınlar. Ondan daha büyük bir değişim olur mu ya? Yani emekliye verseler... Emekli meselesi değil bu. Olur. Ondan daha büyük bir değişim olur mu ya? Neyden? Ya biz siyasi bağımsızlığımızı yerleştirebilmek için ekonomide güçlü olmak zorunda değil miyiz? Evet. Ama emeklilere zam vermek ekonomiyi güçlendirir miydi, zayıflatır mıydı? Onu... Sadece emeklilere zam vermek, ekonomiyi ya. Düzelttik, emeklerin durumunu düzelttik. Bak, o zaman her şey anlamadım ben. Başardığınız, yani? Yaptığınız, değiştirdiğiniz sanayi modelinizde, yüksek teknoloji üreten bir sanayi modelinde, üretim enerjide giderek bağımsızlığınızı yakalayabilecek keşiflerinizi hayata dönüştürdüğünüz sürece, üretim ekonomisini güçlü evet. kıldığınız sürece, o her eve isabet etmesi gereken bir şeydir. O zaman sosyal devlet denilen şey, yani ya Batı bugün geldiğimiz noktada özellikle pandemi sürecinden sonra sosyal politikaların ne kadar önemli olduğunu, özellikle bu konuda devletten neler beklenildiğini artık bu noktaya geldi. Bu noktada yani ekonomi politikalarda o kamunun regüle edici yanını güçlü kılan politikalar devreye girmeye başladı artık. Zaten şöyle Cumhurbaşkanı da söylüyor yani 10 ay önce 28 ay önce bize yetki verildi önümüzdeki 4 yıl iktidardayız ve bunu omuzlarımıza dirayetle taşıyacağız. Bu yükü beklentileri biliyoruz. Seçimin olmadığı önümüzdeki 4 yılda şimdi, enflasyonla tabii, mücadelemizi şimdi, zaferle sonuçlandıracağız. Şimdi gelen bir başka boyutuna ruh meselesi. Ya, bu kadar yani, mücadelenin onun ekonomiyle içinden, ilgisi yok ruh ve tabii, kanın. Bu kadar büyük bir mücadeleden geçiliyor. Yani 10-12 yıldır ivmelendi bu mücadele. Yani bütün bu mücadele ben öyle görüyorum. Görmeyenle de tartışırım. Türkiye enerjiden ekonomiye bir tam bağımsızlık mücadelesindedir. Batı'nın yaptığını yapmaya çalışıyoruz, yıllar önce yaptığını. Tamam mı? Bu mücadelenin hasmı da bellidir. Sen şimdi bunları hiç gözetmeyeceksin. Kişisel makam, kişisel çıkarlar, bunların önüne geçecek. Hiç bunları umursamayacaksın. Sanki yaşanmıyormuş gibi bunlar. Bunlar fakir fukaraya yansımıyormuş gibi. Aslında ekonomimizi düzeltmemizi nasıl sekteye uğrattığını hiç bilmiyormuşsun gibi. Davranırsanız ruh kaybına uğrayan sizsiniz demek. Ruh kaybına uğrayanlar onlardır. Bu çok açık. Bunu görelim. O açıdan bu süreçte halktan kopmaya da yol açan budur. Bu millet, bu ülkenin her zaman istiklalinden yanadır. Ekonomide güçlü olmasından, bağımsızlaşmasından yanadır. Hiçbir bağımlılığı kabul etmeyendir. Bu onun genetiğindedir. Bu çok açık. Sen bundan kopacaksın. Bunu... Senin kişisel çıkarların o ülkenin verdiği o milletin çıkarının önüne geçecek. Ve bir de tabii çok önemli ölçüde makamın getirdiği o kibirin tehlikesine de kapılacaksın. Mesafe başlıyor. Şimdi bir kuyucumuz, izleyicimiz yazmış. Tanıdığım biri yani bir kurumun içinde önemli de görevi var. Bir yerin bir ilçe belediye başkanından söz ediyor. Başlarken şöyle bir şeyi vardı. Yani bir yerli bir otomobili vardı. İki dönem belediye başkanlığı yaptı. Geldiği yer dudak uçuklatacak bir pozisyon. Sen dedin ya belediye başkanlığının maaşı nedir? Şimdi bunlar da hayatın içinde oluyor işte. Bunlar halk görüyor. Bunu da söylemeyecek miyiz? Bu da var. Bu her yerde bir etkisi var. Yerel seçimler halkın en çok içinde olduğu bir aslında dinamizmi de ortaya koyuyor. Sokağıdır, evidir, suyudur, havasıdır. Tanıdığıdır, dokunduğudur, muhtarından başlar, belde belediye başkanına, ilçe belediye başkanına, il belediye başkanına. Soyunu sopunu bilir, ailesini bilir, karakterini bilir, ahlakını daha iyi bilir. Bilme fırsatı daha fazladır. Dolayısıyla orada da bir de, ona da Sayın Cumhurbaşkanı herhalde işaret ediyor, yerelden gelen verileri ciddi bir şekilde değerlendirmezseniz, halkın talebine dokunamazsanız, yanlış adaylarda ısrarcı olursanız onun da tepkisi oluyor. Bak en azından şöyle bir şey oldu. 6-7 il sayabiliriz o konuda işte. Kilis vardı, Amasya vardı, birkaç yer daha vardı. Ona da değinmişti Sayın Cumhurbaşkanı.
Şimdi Cumhur İttifakı değil, daha kenetlenmiş bir yapıyla hazırlık yaptınız. Veriler geldi. Hatta seçim kazandınız. Motivasyonunuz evet kazandınız. Daha yüksek, motivasyonunuz daha ortak kuvvetli. Aday çıkarma muhalefet diye. Muhalefet dağılmış. Evet tabii. Ortak aday çıkarma diye de bir şeyiniz, refleksiniz güçlü. Çıkartabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Evet. Diyorsunuz ki burada senin adayın olsun. Şu 6-7 tane ili öyle kaybettiler. Birbirlerine yakın oylar. Orada CHP tabii kazandı. Ha onlar... Böyle bakarsınız ama CHP de ayrıldı İyi Parti üzerinden vesaire. Ama orada çok yüksek oy oranları İyi Parti ile kıyaslanan yerler. Ben baktım onlara mesela 5 tanesinde İyi Parti'nin önceki oylarına da baktım. Yine topladığımız zaman MHP ile AK Parti'nin birlikte aday çıkardığı yerlerdeki oy oranı hiç yaklaşmıyor bile. Olabilirdi. Tek ortak aday yine bir yanlış aday olurdu. Yine aradan CHP çıkabilirdi. Ama yine hipotetik olarak yaptıkları strateji, seçim stratejisiyle uymayan bir şey bu. Mesela o da bir hata bence. Bunlara kim karar verdi? Nasıl onaylandı? Bütün bunlar da daha tali konular. Ama üst ölçekte dediğim gibi Türkiye'nin verdiği bu mücadele bizim için, bu millet. Devleti yine sen yönet. Çünkü bunlar yani şeyi anlatamadılar bize ya. Mehmet Akif hatırlar mısın? Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek? Parlamenter sistemde bellidir bunun, bu sorunun cevabı. Parlamentodan çıkar. Çünkü daha temsili bir görevdir. İcracı değildir. Ama halkın bir kazanımı, demokratik kazanımı. Ben seçmen olarak onu niye vereyim parlamenteye götüreceksin? Ben doğrudan seçiyorum. Onu alamayacaklarını bildiği için o ortada kaldı. Çok soruyorduk o zaman. Evet. Cumhurbaşkanlığı... Sonra söylediler ama halk seçecek dedi. Tamam dediler. Peki, ama zorlandılar biraz. Çok zorlandılar. Farklı görüşler vardı partide. Çok evet, vardı. 6-7 tane cumhurbaşkanı... Üzerine mutabık olmadık. 6-7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı tahkimine ne gerek var? Kendinle çeliştin. Güçlendirilmiş parlamenter mesela... sistem diyorsun. Genel başkanların yeri parlamento olması gerekmez mi? Bunu yapmadılar falan. Yani bunlar hepsi halk tarafından. Yani her seçim sonucunun rasyonelitesine inanırım. Hani denir ya Anadolu irfanı, onun sağduyusu. Evet, öyledir. Buradan doğru okumalar yapmak gerekir. Şimdi düşünün ki peki, bu ekonomi politikalar, bugüne kadar yapılmış çok önemli işler, savunma sanayinden tut birçok noktaya kadar, TOG'dan bahsetti. Yani bunlar övülecek şeyler ama bunlar artık bir katma değere dönüşsün. Sosyal devletini güçlendirsin. Dar gelirliği, ücretliği, yoksulu, asgari ücretli sayısını azaltan ve o oranı yükselten bir noktaya dönüşmeye başladığı andan itibaren acaba biz yine ideoloji mi konuşacağız? Halk diyecek ki ya bütün bunlar çok iyi artık bak Türkiye gerçekten ekonomik anlamda da verdiği mücadele o siyasi bağımsızlık mücadelesinin meyvelerini alıyor ve benim evime de isabet etti. Bu biraz zaman işi tabii. Bu biraz bu konuda dirayetli ve kararlı olmak gerekir. Ruh kaybına uğramamak gerekir. Bunu yaparken de koruyup kollayacaksın elbette dar gelirliği. O da kaçınılmaz bir şey. O zaman şunu mu diyecek? Yani biraz daha sal, biraz daha sol, şu ideolojik eksiklik, hayır. Böyle bir şey olmayacak. Yine söylüyorum. Bu 50+1 süreci devam ettiği sürece zaten siyasi partiler, adaylar dilini daha sentezci, daha genel çerçeveyi herkesi kucaklayabilecek bir yere taşımak zorunda. Buna yumuşatmak diyebilirsiniz, gönül almak diyebilirsiniz, zihinlerde, yüreklerde yer etmek diyebilirsiniz. Sertleşerek konsolide ettiler şu ana kadar. İşte yürümüyor. Birçok yerde yanlışlıklar yapılıyor. Yani. Evet. Bak şimdi CHP'nin aslında tabii fark etmeye çalıştığı... Onların lehine olduğunu düşündüler. Tabii ama bak şimdi CHP'nin yapmaya çalıştığı şunun farkında Özgür Özel. Yani 1 milyonluk bir oy artışı olmuş. Bunun önemli bölümü neredeyse İstanbul ve Ankara'da İyi Parti yutmuş. Önemli bölümü oradan gelmiş. Dem'den oy gelmiş. Yeni seçmen var. Onlardan özellikle genç seçmenden yönelen var. Peki. Hı hı. Ama kendisi bir genel dün ya da öbürsü gün herhalde öyle bir şeyler söyledi. Genel bir çerçeve çizdi o Türkiye İttifakı'nda hem MHP'den, AK Parti'den, demokrat şunlardan, muhafazakar demokratlardan. Oralardan çok ciddi bir yöneliş olmadı henüz. Henüz diyorum. Olabilir. Ama evet. Şimdi onu fark ettiği için Özgür Öze. Evet sandığa gitmeyen bir seçmen var. O küskünlük kalıcı olsun da onun adresi ben olayım diye uğraşabilir kuşkusuz. İyi bir şey de yapar kendi adına bunu yaparsa. Ama bunu yaparken çok yaşayın. Genel kucaklayıcı ve Türkiye'nin geçmişte yaptıkları hataları yapmadan,
Türkiye'nin verdiği mücadelede temel adres, özne, nefer olmayı başararak öyle attığınız bir adımda, söylediğiniz bir sözde PKK'yı, FETÖ'yü, emperyalizmi falan sevindirerek, alkışlatarak değil. Bugün yaşadığımız süreci görelim. Peki. Bu son derece önemli. Teşekkür ederim. Can Özçelik, buyurun. Ya şimdi AK Parti'nin neden kaybettiğiyle aslında seçim öncesi hep şunu konuştuk. Genel siyaset üzerinden bir politika izlerse bu yerel seçimlerde karşılık bulmaz. Hep söyledim. Yerelde yerel dinamikler önemlidir. Adayların yaptıkları, adayların kendileri, tarzı, siyasi tarzı hep bir seçmende karşılık bulur. Bunu çok iyi yakaladı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, ekonomi kötüydü. Ben şuna çok katılamıyorum. Yani emeklere zam yapılsaydı seçim olabilirdi ama 5 ay sonra mı olacaktı? 5 ay sonra mı olacaktı? Tek başına bu değil zaten. Kimse yani böyle söylemiyor. Evet. Tek neden bu değil. Ya bir sürü neden. Tek neden bu değil. Ama şunu yaparsa, ekonomi düzelirse Türkiye'de, evet, seçmen de, yani AK Parti'nin, yani sadece emekliye zam yapılınca olmuyor. Emekliye zam tabii ki yapılabilir ama Türkiye'de ekonomik model, ekonomik sistem değişirse herkes kazanır. Üretim ekonomisine geçilirse herkes kazanır. Yani millet ekonomik güvencesini sağlarsa burada bir siyaset üretmene de, başka bir siyaset üretmene de gerek kalmaz. İnsanları muhalefete gitmesin diye güvenlik siyaseti üzerinden politika yapmana gerek kalmaz. Onlar demle anlaştım, işte terör ittifakı kurdu demene de gerek kalmaz. Çünkü o zaman halk seni tercih eder. Çünkü sen halkın refahını sağlamışsındır. Halkı, milleti zenginleştirmişsindir. Ve bu karşılık görür. Nasıl 2002-2007 arasında böyle bir dinamik üzerinden, işte özelleştirmeler diyebilirsiniz, eleştirilebilir. Benim de eleştirdiğim noktalar, çok fazla özelleştirmeler yapıldı. Ama sonuçta bir ekonomik refah üzerinden 2007'ye gelindi. Sonrası zaten malum, Türkiye'de bambaşka dinamikler vardı. Anayasa değişikliği falan filan. Şimdi yani bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye benzeme tartışmasına da böyle bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye benzemiyor. Benzeyemez de. Öyle bir durum da olmaz. Öyle olursa zaten kaybeder. AK Parti bugün niye aşağıya doğru gidiyor? Yanlış yaptığı için aşağıya doğru gidiyor. Şimdi AK Parti'ye benzerse... Parti benziyor demiyor da, Özgür Özel'in açıklamaları, kullandığı ifadeler Erdoğan'ın 2002'de, 2007'de kullandığı ifadelere, evet, anımsatıyor. Daha kucaklayıcı. Evet, anımsatıyor milleti, gibi bir şey var. Evet, daha kucaklayıcı. Millet yaptığı hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Bunda ısrarcı olmaması. Bu arada performansını nasıl buluyorsunuz? Hepinize de sorayım ya. Merak ettim. Özgür Özel'in... Gayet iyi buluyorum ben seçimden. İyi buluyorsun, gayet iyi, evet, buluyorsun. Evet, yani bu süreçte... Çok iyi buluyorum. Çok iyi buluyorsun. Bu kadar beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Evet, mesela ilk... Bence kendisi bile beklemiyordu. Genel Başkan Nasuh abi, sen nasıl buluyorsun? Hemen geliyorum abi, özür dilerim. Ben daha çok... Yani buna şuradan bakıyorum. Yani bu insanların üslupları, performansları bir anda değişmez. Ben buna asla inanmam. Öyle bir düşüncem yok. Abi, genel başkanlık performansını nasıl buluyorsun? Yok. Şöyle buluyorum, daha net söyleyeyim. Özellikle iki aktör var ya, iki önemli aktör. Yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ı yeri geldiğinde kontrol edecek kadar güç kazanmaya başladı. Ama onların da, hatta gündemde baktığınızda onların da önüne geçecek kadar bir performans sergiliyor şu anda. İyi buluyorsun gördüm o zaman performansı. Yok, o kadar olmaz mı yani? Hayır, ben şu an bak, seçimden beri tartışmaların, yani gündemin odağında Özgür Özel var. Bu önemli bir hamle. Yani Özgür Özel emanetçidir, evet, yani, yancıdır filan gibi tartışmalar yapılırken bu tek başına bir şey söylemez. Aslında yeni bir modeli yani, de olmak tek başına bir şey söylemez. Çalışıyor bence. Bence CHP genel başkanlığı koltuğunu çok net bir şekilde sağlamlaştırdı. Hayır, 2028'e evet, giden yolda zaten kendi de söylüyor, ben Cumhurbaşkanı adayı değil, Cumhurbaşkanı adayları var partimizin. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir model sunuyor aslında. Özgür Özel'in de bugünden baktığımızda, tabii yarın ne olur bilemiyoruz ama Özgür Özel diyor ki ben partimde iki tane önemli aktör var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bunlar üzerinden 2028'de de Cumhurbaşkanı olacaksa bu iki arkadaş üzerinden gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi de bunları öne koyacak. Bunlar üzerinden bir siyaset yürütecek diyor. Ben de teknik direktör olarak
partimi yöneteceğim diyor. İşte yeni modeli Cumhuriyet Halk Partisi eğer burada ısrar ederse, çünkü Cumhurbaşkanlığı siyaseti, yani Türkiye siyaseti nasıl Türkiye ittifakı kurduk diyerek bir noktaya getirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Burada da Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak koltuğu zaten bu seçimle sağlamlaştı. Evet, şöyle bir eleştiri vardı, yapıyorduk. Hala grup başkan vekili gibi davranıyor. Ben çok söyledim bunu. Bir grup başkan vekili gibi davranıyor, bir genel başkan gibi davranmıyor diye eleştirdim. Ama bugün geldiğimiz noktada evet, Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştur. Seçimde başarılı olmuştur ve bunun en önemli aktörlerinden biri de Özgür Özel'in o kuşatıcı siyaseti. O dili Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerleştirmesi. Ama o dili, o siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne koyan ilk başta Ekrem İmamoğlu'ydu. Değişim derken de zaten İmamoğlu bu buna hiç katılmıyorum. Siyasetle, esas Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Siyasetle. Hakkını yemeyelim. Neyse. Kemal Kılıçdaroğlu çok önce başladı. Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'yi tanıtan da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şöyle bitireyim, sen devam edersin. Sana geldi Kılıçdaroğlu'na desteğini verebilirsin. Şimdi Kılıçdaroğlu'na destek vermek değil ki bu. Yani bu Türkiye'nin gözünün önünde yaşandı. Türkiye'de bu ittifak Kemal siyaseti, Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti, eseri değil mi? Cumhurbaşkanlığı ve Altılı Masa'nın geldiği noktada bitmiştir. Altılı Masa, 6 tane benzemezin yan yana gelmesi, şöyle bir şey olmaz. Biz 6 kişi yan yana geldik, hepimiz farklı fikirlerdeniz. Hadi bize oy verin. Böyle bir yani seçim, Türkiye ittifakı sence Altılı Masa olmasa Türkiye ittifakı deyip kime ne anlatacaktı Özgür? Böyle bir seçim çalışması olmazdı, başarısız olurdu ve başarısız oldu. O yüzden Kılıçdaroğlu ve etrafındaki ama hiç böyle söylenmedi o zamanlar bitmiştir. Yani. Bitmiştir. Nasıl? Ya o dönemlerde böyle konuşulmadı bu hiç. Ya eleştiriler yapıldı, biz yaptık eleştiri. O yüzden hani bugünden ya dün o kim ne dediğine çok önemi yok. Ben geçmişe bakarak da siyasetin geldiği noktada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada geçmişe bakarak bizi Kemal Bey yan yana getirdi. Bu siyasetin bir kenarında olsun diyeceğini düşünmüyorsun. Şey düşünmüyorsun o zaman değil mi? Yani Kılıçdaroğlu'nun inşa ettiği bir sürecin sonuçları alınıyor gibi bakmıyorsun. Yok, ben öyle bakmıyorum. Duruma. Çünkü öyle bir nokta olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu... Öyle şeyler de söyleniyor yani. Bunun söyle, Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir şey. Eğer bütünleştirici bir siyaseti yaratan Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı, Altılı Masa'ya ve partisine kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatmazdı. Bir tırnak içinde söylüyorum, demokrat dede, demokrat amca kimliğiyle çıktı ama kendi adaylığını masaya, Türkiye'ye, partisine dayatarak o demokratlığı bir kenara attı. Zaten attığı tweetlerden de görüyoruz ne kadar demokrat, ne kadar değil, onu zaten millet yorumluyor, görüyor. Baktığımız noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada muhakkak Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkan adayı olarak Türk siyasetine sundu. Bu başka bir şey. Ama Ekrem İmamoğlu başarılı olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu onu oraya aday yaptığı için belediye başkanı olmadı. Yani bütün yükü sırtlanan Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu bu seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi kaybetsin, yeniden kurultay. Biz bu stüdyolarda hep şunu konuştuk. Kaybederse ne olacak? Evet, kurultaya gidecek gider mi? Ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak. Hep bunları tartıştık. Şimdi Cumhuriyet'e hatta şunu söyledi. Şunlar eleştirildi. Şunlar eleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi iç işleyişinden, kendi partisini konuşturmaktan siyasetini anlatamıyor. Nasıl kazanacak seçimleri diye eleştirenler oldu. Bunu yaratan kimdi? Bunu yaratan ne yazık ki o Cumhuriyet Halk Partisi'ni birleştirdiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirdi. Değişim oldu. O değişimle beraber o değişimi yaratanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün birinci parti olma noktasına getirdi. O yüzden burada siyasetin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o değişimi yeni bir model. Genel Başkan Özgür Özel partisini yönetecek, partinin yönettiği belediyeleri yönetecek, onların önünde olacak. Ama Türkiye siyasetinde dediği gibi kendi söylediği için söylüyorum bunu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu üzerinden 2028 yılını hazırlayacak. Ve iktidar nasıl iktidar olacağını Türk milletine anlatacak. Bu modelle Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Yani o tek hep eleştirilen AK Parti üzerinden tek adam sistemi, yani Tayyip Erdoğan var. AK Parti düzeltemez mi diye düşünüyorsun sen de? AK Parti düzelir düzelmez. Yani AK Parti biraz önce söyledim konuşmamın
girişinde dedim ki ekonomi üretim ekonomisine geçersen ve Türkiye'de milletin refahını sağlarsan, zenginleştirirsen millet senden vazgeçmez. Niye vazgeçsin? Yani zenginleştikten sonra asgari ücret 35 bin lira, 40 bin lira olduktan sonra gerek yok. Tabii ki esas öncelik tamam. Ekonomidir. Ondan sonra zaten genel güvenlik siyaseti gelir, işte başka dış politika gelir. Ama öncelik ekonomidir. Ekonomiyi düzeltip kibirli olabilir diyorsun. Ekonomiyi düzeltip ekonomiyi işte düzeltirse kibirli olabilir. De olmaz. Halkın refahını öncelikli yaptığı için, halkı düşündüğü için kibir olmaz zaten. Halkla iç içe olur. Halkı zenginleştirirsen sen de zenginleşirsin. Burası kazanırsa sen de kazanırsın. Bu iş böyle. Yani halkla beraber sen de zenginleşebilirsin. Ama halk zenginleştikçe zenginleşeceksin. Halk fakirleştikçe sen zenginleşirsen oradaki dengesizliği halk da görür ve seni birinci parti %40'lardan %32'lere, %33'lere düşürür. O yüzden ekonomi önceliklidir ama ekonomi politikasının değişmesi lazım. Yani ekonomi zam vermek değil, emekliye 50 bin lira zam verelim. EYT'liyi 30 bin lira yapalım değil. Politikanın da mı değişmesi lazım? Şu anki politika. Üretim ekonomisine geçmesi lazım. Üretim öncelikli olması lazım Türkiye'nin. Türkiye ama zaten bir önceki politika üretim öncelikli deyip... Değildi. Özelleştirerek, satarak bu noktaya geldik. Peki. Nagihan buyur. Şimdi... bu arada hem söyleyeceklerin ekle hem de Özgür Özel Erdoğan görüşmesinde ne konuşulur? O görüşmeden sonra Türkiye'de siyaset nasıl olur da konuşalım şimdi. Şuradan başlayayım. Akif, CHP'nin başarısını CHP doğru okumazsa bu yakaladığı fırsatı heba eder. Ben Özgür Özel'in seçimden sonra çok doğru okuduğunu düşünüyorum. Doğru okuduğunu düşünüyorum. Ve bu başarının altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ektiği tohumların olmadığını söylemek bir kere her şeyden önce çok büyük bir haksızlık. Öyle mi? Bakın elbette. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ektiği ittifak siyaseti tohumları olmasaydı Özgür Özel düşünün. CHP eski CHP olarak yerinde duruyor. Herhangi bir ittifak yapılmamış. Muhafazakarlar kesimlere yönelik herhangi bir adım atılmamış. Sağ siyasetle bağlantı kurulmamış. Sağ mütedeyyin kesime de sıcak gelebilecek isimler CHP'ye alınmamış. Önemli yerlere getirilmemiş. Aday olarak çıkarılmamış bir CHP. Bu CHP'yi devralsaydı Özgür Özel. Meydanlarda Türkiye İttifakı, bakın siyasette yok ama Türkiye İttifakı tabanda var diyebilir miydi? Hani dedi diyelim, seçmen bunu sen ne diyorsun kardeşim diye tepkiyle karşılamaz mıydı ya da anlamlandıramazdı, öyle değil mi? Bu Kılıçdaroğlu'nun mirası. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışları var. Mesela 28 Mayıs seçimlerinden sonra hala kurultayda aday olması, hala CHP'nin başında kalmayı diretmesi, bunlar yanlışlarıdır. Şimdi genel olarak baktığında aday olmayı evet istedi. Ben böyle bir siyaset kurdum, 6 parti hiç olmadığı şekilde bir araya getirdim. Ve ben bu Türkiye'nin geçiş sürecinde bu işi kimseye emanet etmek istemiyorum. O kadar güvenmiyorum, ben götürmek istiyorum dedi. Ama böyle bir dirençle karşılaşınca ısrar etmese daha doğru olabilirdi. Bakın bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarıdır. Bu bile yanlış. Ben kimseye güvenmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayıp Ekrem İmamoğlu diyerek... ya da Mansur Yavaş aday olsaydı belki 28 Mayıs seçimlerini muhalefet kazanabilirdi. Bütün bunları söylemek ayrıdır. İttifak siyasetin hiçbir faydası olmadı. Yani bugünkü CHP'nin zaferinde CHP'nin sağ partilere yaptığı açılım, İyi Parti ile kurduğu ortaklığın hiçbir katkısı yoktur demek, hadi vefasızlık kelimesini bir kenara koyuyorum, büyük bir haksızlıktır ve yanlıştır. Yani elbette ki İyi Parti tabanı nasıl neredeyse olduğu gibi CHP'ye kaydı, altılı masa süreci sebebiyle kaydı. Yani o yüzden ben yani adaletten uzaklaşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın Özgür Özel CHP'de kurultayda seçildikten sonra yaptığı açıklamalarla altılı masaya karşı bir takım çıkışlarda bulunmuştu. Bunun çok yanlış olduğunu o gün söylemiştim. Ama o çizgiden dönüp çok doğru bir okumayla, son derece kucaklayıcı bir dille Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını da bugün teslim ettiğini düşünüyorum. Yaptığı açıklamalar bana onu gösteriyor. Bakın yani belki bir karizmatik lider olamadı. Başarılı olamadı. Çünkü başarılı olmak demek sandıktan çıkmak demektir. Ama ektiği tohumlar
sonuç verdi. Bunu söylemek zorundayız. Yani Ekrem İmamoğlu'nu koyması. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun bireysel performansı elbette burada çok önemli. Ama Ekrem İmamoğlu'nu oraya koyması ondan da önemlisi. Mansur Yavaş. Ya Mansur Yavaş'ı parti içinde isteyen yoktu. Mansur Yavaş'a en büyük muhalefet CHP'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu direndi. Yani bunları hatırlamamız gerekir bir. İkincisi görüşmeyle ilgili. Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesiyle ilgili. Bir kere böyle bir görüşme. İçerik ne olursa olsun. Yani içeriğin böyle çok somut, çok hakikaten hayati konuları çözmeye odaklı bir içerik olacağını hiç zannetmiyorum. Ama böyle bir görüşmenin olması dahi Türkiye açısından son derece olumludur. Havayı yumuşatır. Siyasette yeniden konuşabilmenin mümkün olduğunu gösterir. Dolayısıyla iki taraf seçimi açısından kazandığı kazanç için olduğunu mi, kazanmasa da olur muydu? Vallahi bu çok hani varsayımsal bir şey olur. Olur muydu? Kazanmasa da görüşür müydü? Cumhurbaşkanı randevu verir miydi? Şimdi Cumhurbaşkanı randevu verir miydi? Orada da Cumhurbaşkanı bu defa büyük bir moralle çıkacaktı. Randevu verebilirdi. Verebilirdi. Özgür Özel de randevu almak isterdi. İster miydi? Seçim kararı ister. Yani Özgür Özel'in önemli bir cümlesi var orada. Diyor ki bazı şeyleri artık düzeltmemiz lazım. Yani Türkiye'de hatta içeride bir şeyleri tartışabiliriz ama dışarıdaki durumumuz, Cumhurbaşkanı ile ilişkimiz, yani sonuçta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gibi bir takım dikkatini çekmiştir mutlaka. Evet. Şimdi böyle çok çok önemli ifadeleri var. Yani bu bir takım sorunları var Türkiye'nin iktidar ve muhalefet ilişkileri açısından ve devlet düzeyinde. Bunları aşmamız lazım. Gibi. Doğru, aşmamız lazım. Bu yani bu retorik olarak bunlar son derece olumlu ama nasıl aşılacak? Yani ortada çok ciddi iki tarafın farklı noktalarda durduğu konular var. Önemli konular. Mesela son günlerde sıklıkla tartışılan anayasa meselesi. Şimdi muhalefet diyordu ki ben parlamenter sisteme dönüşün önü açılmadan masaya oturmam. Hükümet de diyor ki iktidar tarafı da benim kırmızı çizgim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Şimdi orta yol bulunacak mı? Yani muhalefet bu kadar güçlendiğini hissettiğinde ya ben bu yürütmenin bu kadar elinin kuvvetli olduğu bir sistemde iktidar olabilirim diyerek kendi prensiplerine rağmen, yani daha doğrusu kendi prensiplerinden geri adım atacak mı? Bu bir. Muhalefet cephesi açısından çelişki. İkinci, bakın Mehmet Uçum'un mesajını küçümsemeyin. Ne diyor? 50+1 siyasetin ihtiyaçları değil halkın ihtiyaçları üzerinden tartışılarak yeniden ele alınabilir. Yani bu tesadüfi bir çıkış değil. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki tadilattan kasıt 50+1'i 40+1'e indirmekse burada çok ciddi bir problem olur. Evet. Elbette başka şeyler. Cumhurbaşkanı söyledi zaten. Nerede onu söyledi? 50+1'le ilgili. Bugün şey, Twitter'da galiba açıklaması vardı. Bakın Türkiye'de onun için de biraz önce size sordum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi %50+1'i aştıktan sonra yürütmeye bu kadar yetki veriyor. Ve çok ciddi sıkıntılar da çıkıyor. Şimdi bu yetkileri %40+1'le verirse sıkıntılar daha da derinleşir. Yani tam olarak kasıt nedir? Bu sistemde revizyon nerede yapılacak? Önümüzdeki günlerde göreceksiniz muhalefet ve iktidar arasında sert tartışmalar çıkacak. Görüşme olacak, olumlu hava olacak ama masada önümüzdeki süreçte bu görüşme için demiyorum. Bu görüşme bir iyi niyet görüşmesi olacaktır. Ama bundan sonraki konu süreçlerde... Konu çok dedi ya hani Cumhurbaşkanı. Efendim? Sadece böyle bir görüşme, iyi niyet görüşmesi mi yoksa... Hani mesele, İyi niyet görüşmesi. Hayır, Türkiye'nin şu meselelerine dair bir şey. Mesela anayasayla ilgili bir şey konuşulmaz mı orada? İyi niyet beyanı yapılır. Yani yeni anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var. İhtiyacı var. Ama kritik yani. Bir yani karşılıklı anlaşmazlığın ortaya çıkacağı bir görüşme olmaz. Burada Türkiye'ye de, biz konuşabiliyoruz yani, fotoğrafı. Diyalog halinde kalalım gibi bir şey olur mu mesela? Çıkar. Efendim? Tabii çıkar o yani. Sonuçta bu o görüşme bunun ilk adımı. Yani bu artık bir diyaloğu geliştirelim, ilişkiler gelişsin. Bu odur. Bu bir iyi niyet görüşmesi. Türkiye'nin meselelerinde yan yana gelip tartışabilelim. Bu onun ilk adımı. Bakın bu ilk adımdır ama bundan sonra ne olacak? Heyetler oluşturulacak, bir araya gelinecek değil mi? Orada bir araya gelişlerde çok ciddi anlaşmanın mümkün olmayacağı başlıklar olabilir masada. Tabii. Yani dolayısıyla bu iklim ne kadar korunacak? Korunması mümkün olduğu kadar uzun korunmasını temenni ediyorum ama hükümet, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet kime sisteminde... Yarar? Türkiye'ye yarar, hepimize yarar. Tamam, o i̇ki tarafa da yarar. Siyaseten soruyorum. İki tarafa da yarar diye düşünüyorum. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem iktidar partisine. Bir şey birine yarıyorsa bir diğerine yaramaz. Ama kutuplaşmanın iki tarafı da bir yere hapsettiğini düşünüyorum.
yani yumuşama... Tabiatın dengesi yumuşamayı nasıl bir kullanacaklar? Biri bir şey kazanıyorsa biri bir şey kaybediyordur. Ama yumuşamayı nasıl yorumlayacaklar, buna da bağlı. Yani yumuşama genel olarak Türkiye'ye iyi gelir ama bunu nasıl okuyacaklar ve nasıl yaklaşacaklar? Yani bu yumuşama çok uzun süreli olmayacak benim tahminim. Peki. 50+1 ile ilgili Mehmet Uçum'un şeyi şöyle, tam da benim söylediğim gibi aslında. Demokratik siyasetin kapsayıcı olması hususu %50+1 kuralıyla desteklenen ve gelişen bir özelliğe dönüştü. Bu kural geçmişte siyaset üzerinden toplumda üretilmeye çalışılan özellikle seküler muhafazakar karşıtlığını adeta parçalayıp attı. Şimdi ana aktör partilerin hepsi toplumun her kesimine hitap etmek için politikalar geliştiriyor demiştim ya her gönülden. Başörtüsü, tamam, böyle olmaması için 50+1'e mi tartışalım diyor. Yok, okudum demiyor, demiyor, demiyor. Hayırlı, hiç demiyor. Korumalıyız. Bunu anlamlandırıyor. Hayır. Ama diyor ki siyaset kurumu zaman zaman 50+1 kuralını tartışmaya açıyor. Tartışmada bu kuralı siyasetin ihtiyaçlarından ziyade halkın ihtiyaçları ve kapsayıcı demokratik siyaset üzerinden ele almak üstün yarardır. Yani bu tartışmayı halkın bu kadar önemli bir kazanım üretmeye müsait bir aritmatik bu. O yüzden yapmayın bunu demeye çalışıyor. Hayır, olur tabii, mu? Tabii. Hayır, diyor ki hayır, orada hayır. Partiler, bakın. Sonuçta nerede? Demokratik siyaset kendisi siyaset için yapılan bir zaman faaliyet zaman değildir diyor. %50+1 konu tartışma açıyor. Tartışmada bu kuralı siyasetin işlenen yani halkın ihtiyaçları tamam. Ve kapsayı demokrasi üzerine ele almak üstün yarardır diyor. Tamam. Ve ondan sonra da o yani farklı siyasetlerin %50+1'e ulaşmak için bir şekilde... alanını daralttığını anlatan i̇şte, cümleler tamam kuruyor. Işte, dolayısıyla alanı... 50+1 iyi gelmiyor. Halkın ihtiyacı daha geniş kapsamlı bir siyaset arenası diyor. Ben bir diyor. De tanıdığım bildiğim de bir yani fikirlerini de iyi bildiğim biri. Öyle demiyor. Devamında da öyle değil. Yani diyor ki o zahmetli bir iş. Daha açıklaması vardı. Tabii yani, daha zahmetli bir iş o ama asıl onunla halkı kucaklarsın diyor. Kolaya kaçma diyor. 50+1'e dayatalım 40+1'e çıkmayalım diyor. Yok, görürüz demiyor. Hocam önümüzdeki tabii, günlerde. Tabii. Ben öyle anlamıyorum. Hayır. Bu işin ruhu o çünkü ben, sistemin. Soralım. Yani. Ama hem Sayın Cumhurbaşkanı ama hem Sayın Bahçeli bu mevcut yani, sistemle ilgili de bir takım düzeltmelerle ilgili mesajlar verdiler Bahçeli, zaten. Sonrasında onu, Sayın Bahçeli çok karşıydı. Kapatmıştı. Evet çok karşıydı. Yok yok. Faruk Aksoy. 50+1'e karşı revizeyle ilgili evet. Öyle değil. Ben, evet revize değil hayır. 50+1'in değişmesine aynen. Karşı. Revizeyi zaten son grup... konuşmasında bir kez daha hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. O gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında. Yani eskiye dönmek değil, mevcut sistemde bir takım iyileşmeler ve gibi buna, cümle kurdu. Ve buna evet. İyi Parti de evet. Artık tabii, destek tabii, verme aşamasına tabii, geldi. Tabii. Meral Akşener de parlamenter sistemi tartışmaya yapılabilir gerek mesela, yok. Cumhurbaşkanı gerek yardımcısı yok. Da seçimle gelir. Bu mesela Müsamah Dervişoğlu hala parlamenter sisteme girmek ama, nihai ama hedeftir. Meral Akşener o tartışmayı kapattı partisinde. Zaten artık Müsamah Dervişoğlu yaptığı basın açıklamasında söylüyor. Bizim için parlamenter sistem hedeftir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eksik ve yanlışları olabilir. Bunları düzelterek bu şekilde yola devam edelim. Partisine de söyledi. Divan kurulu toplantısında söyledi. Faruk Aksoy buyurun. Şimdi Erdoğan özel görüşmesi varsa ekleyecekleriniz onları dinleyeyim. Özgür Özel'in, Sayın Özel'in özellikle Cumhurbaşkanı'yla önümüzdeki süreçte şurada arkada yazan cümle. Yani Türkiye'nin hakları menfaatleri için birlikte çalışmak durumundayız. Önümüzdeki süreçte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşmemiz olacak diyor. Bunu niye söylüyor? Çünkü... Cumhuriyet Halk Partisi yerelde de olsa yerel iktidar olmanın lezzetini aldı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkeze oturma hamlesini ortaya koyuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ta programın başında detaylı bir şekilde anlattığım herkesi partiye davet eden kimin fikri varsa... Fikirlerini de ifade edebilir ama partinin genel tüzüğü çerçevesinde geniş bir toplanma alanı oluşturma gayretinin bir hamlesidir. Yani burada AK Parti ile Cumhurbaşkanı ile şu andaki devleti... Buyurun. Çok özür dilerim. Böldüm. Mehmet Uçum'a sordum ben. Ne diyor? Çok net bir ifadeyle 50+1'den vazgeçilemez diyor. Tabii canım. Çok okay. O zaman yanlış tartışılıyor.
Çok net bir ifadeyle. Tamam. Çünkü 50 artı 1'den vazgeçecek, 40 artı 1 ile ilgili bir tartışmanın önüne açılacak tabii, çok yerde ele alındı. Yok. Daha önce de bunu çok çok altını çizdi Mehmet Uçum yani birkaç kez. Ben de hatırlıyorum o yüzden ama ısrar yani Nagihan deyince tekrar sormak istedim. Bununla ilgili birçok yani bugün yorum, tartışma, program vardı. Oraya atıf yapıları. Evet, ona atıf yapılarak. Yani öyle anlaşılmış. Evet. Ne demek yani öyle anlaşılmış. Öyle anlaşılmış. Ya ben de şimdi tekrar ben bakıyorum. O zaman izleyenler açısından söyleyeyim. Yani çok net bir ifadeyle 50 artı tabii, bir tabii. konusundaki şeyini bir cümleyle tabii paylaşmış. Bu önemli yani 50 artı bir kuralının değiştirilmemesi gerektiği yönünde tabii, bir bilgi veya önemlidir. Tabii 50 artı birden vazgeçmez. Mehmet Uçum AK Parti'nin... Siyaset bu realiteyi göz ardı edemez diyorum deyip daha sonra paylaşımını da atmış. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından Cumhurbaşkanı'nın birinci ya da ikinci turda %50'den fazla oyla seçilmesi de toplumsal ve siyasal güvence normu olarak çok önemli bir role sahip oldu. Siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın iddialı her siyasi parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bu tweet'i bir de mecliste şu an bakınız temsil şeyini mecburiyet olarak anlamaya başladı. Ne kadar siyasi parti girebildi seçime? Hayır bu sistem zaten %50 artı 1'den aşağı düşerse Meclise giren siyasi partilerin girmesi iyi bir şey midir bu kadar partinin girmesi? Niye girmesin? Onların peki Kemal Kılıçdaroğlu niye bu kadar ağır eleştirildi o zaman? Eleştirildi. Yani bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki siyasetiyle girdiler şeye parlamentoya öyle değil mi? Hı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hesap bilmiyordu, oydu buydu hem herkes temsil ediliyor. Yani bir önceki cümle, bir cümle, sonraki cümleyle nasıl bu kadar tutarsız oluyor anlamıyorum. Yani kimin cümlesi? Kimin yani cümlesi? Genel bakış Türkiye'de. Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar siyasi partiyi meclise sokmadı mı? Ya kimin cümlesinin başıyla sonu uymuyor? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kime diyor? Türkiye... Ben de anlamadım. Allah Allah. Nasıl anlamadınız ya? Anladım. Türkiye'de, kime diyorsun, kime? Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı kurmasıyla parlamentoya bu kadar fazla siyasi görüş en uçlardaki hocam siz demediniz mi? Herkes temsil ediliyor işte %50 artı bir. Tamam. Bu kimin sayesinde oldu? Tamam yine ne oldu? Bana niye söylüyorsun? Ya şunun için söylüyorum. Yani hem hükümet sistemi, hükümet ittifakı, iyi ya işte ittifakı iyi oluşturdu. Ama AK Parti sayesinde oldu. Ama, yani. Kemal, AK Parti ama Kemal Kılıçdaroğlu burada bu kadar fazla milletvekili %0.1 oyu olan partilere verdi, ona verdi eleştirileri yapılmadı mı burada 8 ay boyunca? Onunla bu aynı şey değil. Aynı şey. Lütfen. Neden? Değil çünkü temsil ediliyor. Yok. Burada yok diyor ki hayır, aynı şey değil. Bir dakika bunun handikapları da var. Gerekir evet. Normalde. Bir dakika %50 artı birin çok ciddi handikapları değil, da var. Onunla alakası yok. Hiç o zaman şöyle girelim. Şöyle girelim. Yani orada partinin aldığı oy oranı içerisinde ittifaka dahil olması. Evet. Ve atıyorum %3 aldıysa 5 milletvekili temsil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ile bu aynı şey değil abi. Şöyle, aynı Parti şey. Çatısı altında girdiler. Şöyle. Sonra ayrılıp kendi partilerine geçtiler. Mesela evet. Bir de %50 artı 1 bakın bu sistem için şimdi... çok elzemdir ama %50 artı 1 partileri kimliksizleştiren bir şeydir. Bak, aynı yayının zamanda. Başından beri bu şöyle sistemde 50 artı 1'in altına düşemezsiniz. Ben müdahale etmiyorum. Hayır, ben konuşuyorum ve müdahale ediliyor. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Açın bakın izleyin. Bak, gerçekten diyorum. Sen mi böyle düşünüyor musun? Samimi olarak herkes böyle düşünüyorum. Sen hiç müdahale bak, ben müdahale etmiyorum insanlar konuşurken. Olabilir, benim konuşmama müdahale ediliyor. Bir şey demiyorum, soruyorum sadece. Böyle mi düşünüyorsun diyorum. Ama gerçekten böyle düşünmüyorum. Tamam, böyle vakayı anlatıyorum. Tamam. Şimdi mesela ben bir saattir dinliyorum değil mi? Kimseye müdahale ettim mi? Hiç kimseye müdahale ettim mi ben? Bir saattir, bir buçuk. Yoruldun gibi geldi bak, bana. Bak hayır değil. Yayının öncesini... başında da müdahale etmedim. Bak yayının başında da bana müdahale ettiniz. Ben etmedim. Saymıyoruz değil mi Faruk? Efendim? Sana ettikleri. Bana yaptıklarını saymıyoruz değil mi? Ya sen ısrarla beni merkeze koydun. Ya neyse şunu bir çıkartayım. Benim anlatacaklarımı sen anlatayım. Sen merkezimizdesin ne güzel. Estağfurullah. Işte. Bak bir şey söyleyeyim. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni merkeze oturtmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. İlişkimiz olacak. Bundan sonra birlikte çalışacağız. İyi çalışmalıyız derken CHP'yi daha da kitleselleştirmek, daha da genişletmek istiyor. Şu açıklama AK Partililerin de hoş karşıladığı. Aa Özgür Bey'e bak CHP'ye yeni genel başkan oldu. Demek ki CHP artık hani bize belki Kemal Bey'le de başlayan Özgür bir süreçte. Özgür Özel kazanır buradan diyor. Tabii CHP kazanır. Aynı çünkü İmamoğlu'nun Erdoğan'la görüşmek istemesi ve... Tabii ki bu özgüvenin sonucudur. Bu bir özgüven. Şöyle diyor. Yani ben rahatım Sayın Cumhurbaşkanı. Benim size karşı bir önyargım yok. Ben iktidar olmak istiyorum. Bu partinin genel başkanıyım. Sizinle görüşmek istiyorum. Konuları tartışalım. Çünkü peki, yerelde Cumhurbaşkanı de... çok iyi okuyan bir isim siyaseti niye bunu kabul ediyor? Kim? Erdoğan. Çünkü son yerel seçimde yenildi.
Niye bunu kabul etsin? Bu şimdi siyasetin doğa gerçeği yani kabul edeceksin yani. Ya şuraya kadar iyiydi ama şundan sonrası biraz... Şimdi mesela yani. Şöyle bugün İmamoğlu... Ya Cumhurbaşkanı yenildiği için mi Özgür Özel'le görüşüyor? Hayır o değil. Şu siyaset bunu getirir. Yani toparlaman için tekrar alttan alman baştan başlaman gerekir. Yani bir şekilde daha düşük oy aldıysan, bu seçimden mağlubiyetle çıktıysan rakibini tebrik edersin. Bir dakika hatamız nerede dersin, onunla da görüşürsün. Şimdi İmamoğlu randevu isteyecek. Bence verecek Sayın Cumhurbaşkanı. Neden? Çünkü vermedi, 5 yıl vermedi. Zaten neden veriyor dedi. Peki şimdi verecek diyorum ben. Yani bunu inatlaşalım diye mi söylüyorum? Ben siyaset okuyunca niye itiraz ediyorsunuz söyledim. Ya? Ben böyle görüyorum. Abi soruyoruz niye kızıyorsun? Sana demiyorum ya. Böyle görüyorum. İkinci konu. Şimdi bana diyor bana sürekli bana celalleniyor gördüğünüz yok gibi. Hiç öyle bir şey yok ya. Sizin enteresan şimdi, bir muhabbetiniz şimdi var. Şimdi bir de şu var. İsterseniz bir aradan çekilelim. Yani hayır estağfurullah. Özel ne konuşacak? Ben Sayın Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha açık, daha şeffaf, daha anlaşılabilir ve her şeyin tartışılabildiği bir Türkiye talebinde bulunacağını düşünüyorum. Başta ciddi anlamda bir yargı reformu isteyeceğini düşünüyorum. İlk görüşmede mi? Yani bunları konuşacak ilk ya da ikinci. Yani başkan ilk görüşmede bir şey istenmez. Yok istenir niye istenmesin yani. Bütün bunlar... Türkiye'nin sorunlarını sıralayacak. Bütün bunları hocam. Konuşur. Bütün bunları ister. Daha sonra ne olur? Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki bu görüşmeler belli bir noktadan sonra biraz önce kim söyledi tam hatırlamıyorum. Nagihan Alçı söyledi sanırım. Mesela anayasa tartışmaları başlar. İşte %51 meselesi başlar. Ama ben bu mesajı yanlış anlamışım onu düzeltiyorum. Ama %50 artı 1, %40 artı 1'e mi düştü tartışması bir şekilde iktidar çevrelerine bir CHP açısından diyorum ya. CHP açısından. Mehmet Uçum bana da yazmış uzun uzun o aynı şeyi tekrar etmiş. Yani burada Mehmet Uçum %50 artı 1'in korunması gerektiğini söylüyor. Önemli bu yani bunu netlikte söylemek. Şöyle %51 meselesi yeni anayasa bütün bunların hepsi tartışma konusu olacak. O zaman biraz daha tekrar herkes kendi cephesine dönecek. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta da söyledim. Türkiye'yi yöneteceğini zanneden zavallılar konuşması gruptaki bu cümle yerele değil eğer genele ise muhalefetin geneli neyse önümüzdeki dönem siyaset dilinde çok bir şeyin değişmeyeceğini de buradan görebiliriz. Şimdi diğer konuşulan birkaç başlık var. Çok önemli. Türkiye'nin meselesi nedir ki buraya konu geldi? Ne oldu? Vallahi ben buraya notlar aldım. Onlar geçti ama kısaca hatırlatayım. Mesela bir ülkede iktidar değişince suç tarifi ve tanımı değişmez. Değişmemeli. Yani, değişmez yani. Değişmez. Ama tarihimiz boyunca var. Hayır. Her normal bir ülkede, ülkede sen darbe yapmaya kalkmışsan darbecisin ve cezalandırılırsın. Sen bir ülkede yolsuzluk yapmışsan, milletin parasını elini uzatmışsan, kamu kaynaklarını kendin için kullanmışsan, tırnak içinde değil açık söylüyorum, hırsızsın ve yargılanırsın ve aldığın haksız yollarla elde ettiğin bütün mal varlığına el konulur. Demokratik uygar ülkeler bunu yapar. Öyle olmalıdır evet. Bunu yapar yani başka ne yapacak? Şimdi bütün bunlar Türkiye için büyük problem olarak önümüzde duruyor. Mesela soru şu. Kim kiminle görüştü? Numan Bey'le kim görüştü? Özgür Özel mi? Sayın Özel mi? Evet. İyi. Can Atalay'ın konusu mu geçti? Evet. Soru şu. Büyük çıkmazımız, büyük problemimiz şu. Bu seçimden yani, AK Parti kaynaklarımdan öğrendiğim şey. Bu yazılmış bir şey değil bu AK Parti mesela diyelim. AK Parti %35, CHP'de %37. Yerelde bu kadar büyük bir başarı elde etmeseydi. O zaman Can Atalay konusunu başka mı yorumlayacaktık? Böyle bir yargı olabilir mi? Böyle bir anlayış olur mu? Yani hukuk reformu yani, olabilir mi böyle bir şey? Mesela Selahattin Demirtaş iyi hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum. Genel seçimlerden önce bir ara bir açıklama yaptı. Sakın beni affetmeyin dedi. Sakın beni affetmeyin. Ben kendim çıkacağım dedi yani. Bakın göreceksiniz. Yani bu şu demek. İktidar değişecek. Ben o zaman zaten çıkarım. Ben suçsuz biriyim. Şu an ben burada tutsağım. İktidar değişince ben de çıkacağım demek. Şimdi bir ülke düşünün. Cezaevinde veya dışarıda. Siyasetçinin aklından geçen... İktidar değişirse yargıdaki bütün uygulamalar, yargısal ilkeler, her şey kökten değişebilir. Bu bir ülke için içinden çıkılmaz bir karanlıktır. Böyle çok şöyle söyleyeyim, bu şu an böyle değil, hep böyleydi. Tabii. Türkiye'de
Başka yerlerde de böyle. Ayrıca AK Parti... Böyle olan başka yerlerde var. Madem siyasette yani, yeni dönemde bir tek bizde böyle değil, dünyada böyle bir yer değil abi, onu da söyleyeyim. Yani. Yok değil da, ama ben en azından... Çok demokratik de diyeceğin ülkeler içerisinde çok örnekleri vardır bunun. Yani iktidar değiştiğinde içeridekilerin değiştiği. Bu çok doğru değil. Siyasetin yani iyi bir şey değil, doğru tabii. Değil ama tarih boyunca gerçek böyleymiş. Gerçek bu diyorsun. Bu gerçeğimiz bizim. İnsanın siyasetin, gerçeği bu. Siyasetin iklimi değişiyor mu konusunda AK Parti'ye yönelik bir şey söyleyeyim. AK Parti kaybedince mutlu mu oluyorum, kazanınca çok mu seviniyorum falan, bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan bir memlekette yaşıyoruz ve ben iyi yaşamak istiyorum. Mesela akşam yatınca sabaha kadar şüphe içinde kalmak istemiyorum. Yani benim içimde güveler dolaşsın istemiyorum. Neden şüphe içinde? Şu belediyede, şu kamuda, şu kaynaklarda, şuralarda, buralarda kamunun malları, imkanları çarçur edilsin, birilerine peşkeş çekilsin istemiyorum. Devletin makamları, çok saygı duyduğum devlet makamları, devlet makamlarını hak eden insanlar tarafından doldurulsun istiyorum. Ülkede sağlıklı bir eğitim olsun, doğru düzgün bir sağlık sistemi olsun, hak olsun, adalet olsun. Bu ülkede hiç kimse birinin önüne geçip hak etmediği halde o hunhar, o işe yaramaz kalın gövdesiyle bu ülkenin gençliğinin, bu ülkenin zeki çocuklarının önünü kesmesin istiyorum. Onun için Türkiye'yi 22 yıldır iyisiyle kötüsüyle yöneten AK Partili değerli idarecilere şu soruyu soruyorum. Bir iki cümlem daha var, devam edeceğim. Acaba şöyle bir araştırma bizim yaptırdınız zaman kalacak mı? Sen, yani senin iki cümlelerin bitmiyor çünkü de. AK Partili idareciler şu soruyunun altyapısını ya da rakamsal dokümanını aldılar mı? Mesela bu seçimde gerçekten mitinglerine gelen insanların yüzde kaçı 25 yaş altı? Ya da 30 yaş altı mitinglere gelen insanların. Yani AK Parti bir yerde miting yapıyor. Oraya gelen insanların yaş ortalaması nedir? AK Parti kendi aldığı oyun yüzde kaçını gerçekten gençlikten alıyor? Türkiye'de muhafazakar siyaset, tamam mı? Muhafazakar siyasetin gençler üzerindeki etkisi, tesiri nedir? AK Parti bu seçimden sonra sabahtan akşama kadar millete laf yetiştirmeye çalışan ve asla hükümetin iktisadi ve ekonomik yanlışlarını söylemek yerine hatta çok ilginç de bir şey yaşadım. Esnafı merkeze koyan, marketleri merkeze koyan, işte sanayicileri merkeze koyan ve bunlar üzerinden yürüyen medyası hakkında ne düşünüyor? Yani şöyle, marketi fiyatı arttırdığı için suçlayan. Marketi arttırıyor. Mesela yakın bir şey şimdi buradan söyleyeyim. Bir gazeteden Yaşar Hocam söylerken not aldım, söylüyorum. Bir gazeteden ama Yaşar Hocam şey yapamadı mevzuya. Başka bir şeyle ilgileniyordu. Bir gazeteden bir muhabir arkadaşım arabalı söylemeden satın. Ana çerçeveyi bir gazeteden sonra sen şimdi şeyi red mi ediyorsun? Yok, etmiyorum. Bir gazeteden bir muhabir etiket, arkadaş spekülasyonu red mi? Adres gösteriyorum. Bir gazeteden bir muhabir arkadaş. Bu da bir gerçek. Kuzguncuk'ta bir kafe fırına gidiyor. Ve %100, bakın %100 üretimi fıstıktan olan bir kurabiye benzeri bir şey alıyor. Bunun fiyatı da 110 lira. Ertesi gün gidiyor gazetesine haber yapıyor. Diyor ki büyük soygun. Sosyal medyada bir esnaf yanında 3-5-10 kişi çalışıyor, bir esnaf. Adam merkeze konuluyor, adam taşlanıyor, linç ediliyor. 110 lira... Herkese konuluyor dediğin... Yani hedefe konuluyor. Hedef oluyor. Yani 110 lira bir kurabiye. Ya o kurabiye değil mesela. Fıstığın kilosu 950 lirayla 1100 lira arasında. Bir avuç fıstık ya. Bir avuç fıstık Türkiye'de 1000 lira. Adam sırf fıstıktan bir şey yapmış. Ne fıstığı 1000 lira abi? İç fıstık. Çam fıstığı. İç fıstık. Antep. Yeşil 950, fıstık değil mi? 950 lira 1000 lira. Ben almadım vallahi hiç. Yeşil çam. Evet. Doğru. Şimdi söylüyorum işte, bak git pasta. Ben pastaneleri dolaşıyorum. İnsanlarla konuşuyorum. Fiyat alıyorum. Adam en son dayanamadı. Kalktı. Bir pastane. Var. Bir kilo pirzola da 1300 lira. Onu söylüyorum işte. Bir kilo pirzola 1300 lira. Evet. 1300 evet. Lira. Evet. 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 Ya olamaz. Şimdi o muhabir şey. Arkadaş. O muhabir arkadaş. Bak. AK Parti'ye güya alışveriş yapıyorsunuz. Güya iyilik yapacak. Ne kadar? 450 lira kıyma. Bak, güya iyilik yapacak. Kıyma. Bak, AK Parti'ye güya iyilik yapacak. O da yani orta kalite. Kalkmış ortada ya fıstığın kilosu, şekerin kilosu, etin kilosu, dönerin porsiyonu. Her şey ortada.
Ya sen eğer gazetecilik yapacaksan bu niye diye bunu sorgula. Bir avuç fıstık niye 850, 900 lira, 1000 lira diye sorgula. Gitmişsin orada bir esnafın oraya bir tane kurabiye almış getirmiş. Koskoca gazetede haber yapmış, adamı da hedef yapmış, taşlatıyor. Faruk, şimdi ama bu tekil esnaftan bahsetmiyor burada. Yaşar Hoca diyor ki süpermarketlerden bahsediyor. Neyi değiştirmemiz, neyi değiştirmemiz gerektiğini söylüyorum. Hedefi gerçek koyacağız. Hedefi gerçekten bulacağız. Mesela yani, çocukların en sevdiği lafı, çikolata kreması ya, 2 gün önce 129 liraydı. Bugün baktım arkadaşlar, markette 140 lira oldu. Ya yufkanın kilosu 200 lira. İşin sorumlusunu... Ya kapya biberin kilosu. Ya yufkanın sorumlusunun 200 lira olması yufkacı mı hocam? 80 lira, 90 lira. Ya şimdi bak beni kızdırıyorsun ha. Vallahi Allah Allah yufka diyor bak, 200 lira bak, diyor. Bak Faruk. Ya yufkanın sorumlusu yufkacı. Faruk. He. Bak böyle bir yöntemle seninle bir daha hiçbir ama böyle bir şey olmaz. Hocam, çok ayıp ediyorsun. Hayır böyle çok bir ayıp şey ediyorsun. Yufkanın 200 lira olmasının sorumlusu yufkacı ediyorsun. Değildir. Başından ayıp, beri söylediğim şeylerin hiçbirini kıymetlendirmeyip. Gerçekleri söylüyorum. Saçmalıyorsun yufkanın ya. Kilosunun 200 lira olmasının sorumlusu yufkacı hadi değildir. Hadi oradan be. Çünkü yufkacı 10 sene önce onu öyle yapmıyordu. Saçmalama be. Yapıyor muydu? Ya yufkacı değil zaten süpermarketler. Yok öyle bir şey. Bir dakika süpermarketleri tek başına günah keşfetmeyiz. Fiyat istikrarı yok. Bitsin tamam yeter. Abi neden? Ben yok hayır kardeşim. Anlatmayacağım. Seninle konuşulmuyor ya. Hayır bitir lütfen. Seninle hele fikir çünkü, hiç konuşulmuyor. Çünkü herkes şu. Herkes ayıp şu. Be. Yufkacıyı dövelim. Yufkacıyı. Şeyi pastaneciyi dövelim. Hadi demagoji yapma. Sokaktaki seyyar satıcıyı dövelim. Demagoji yapma. Böyle bir şey olur mu yani? Bunun sorumlusu sağ kim? İstediğin, bu niye böyle isteyen oldu? İstediği gibi doğru. Şişirsin fiyatları, oldu? Asgari ücreti beklesin, çıktığı an hemen ya etiketleri değiştirsin. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey tamam olur mu? Sadece bu değil, enflasyon da var burada. Bunu denetleyecek şimdi, olan da enflasyon olmasa bunları hayır. Yapamazlar. O zaman çok açık. Bir saniye, o zaman evet, şöyle yapalım. Denetlenmedi. Bir dakika. Denetlenmedi. Bir saniye, o zaman şöyle yapalım. Pardon, bir şey soracağım. Peki, yıllardır söylüyorum böyle kravatlı insanların market market gezerek de yapamazsın. Tarihi bir örnek vereceğim. Teknoloji... Bir yazılım geliştirirsin. Ya hocam enflasyon hayır, yokken AK Parti enflasyonu %10'un altına tutarken aynı marketler... Esnaf mıydı o zaman sorumlu? Onu esnaf mı yaptı? Onu demek istiyorum. Hayır böyle ya, kızıyorsunuz Yaşar Hocam. Kızmanıza gerek yok. Enflasyon %10'u söyleyeceğim. Enflasyon %5 iken 6 iken o zaman 3 harfli marketler mi yaptı onu? Helal olsun marketler mi dedik? Ne dedik? Helal olsun hükümet sen yaptın ama dedik. Ama şu da oldu. Şimdi market mi oldu sorumlu? Tabii tabii. Şimdi pastacı yok, oldu. Şimdi yufkacı oldu sorumlu. Değil, o ambalajlı ürünlerdeki şu, fiyatları haftada iki kez değiştirdiklerine şahit oldu. Evet açık ya. Yani enflasyon da var. Bundan nemalanmaya çalışan ortada uyanıklar da var. Yani ikisi de var. Bozar ahlakı bozar. Hocam da bunu söylüyor zaten. Başka bir şey demiyor. Şimdi, ahlakı bozar. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Önce ahlakı bozar dedi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ya bu ülkede soğan ve patates kıtlığı yaşandı gösterildi bize. Bir ülkede İktisadi olarak. Şimdi de limon kıtlığı. Bakın yaşamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ama bahçelerde limon dolu. Ya hayır. 50 kuruş. Şimdi ya maliyeti artıyor. Buraya getiriyorsun 50 ya. Kuruş. Buraya getiriyorsun ya. Buraya gelince artıyor. Markette, o hal yasası çıkacak. Burada da seyirci olunmayacak. Ya bunu kim çıkartacak? Ben sofradaki alın teri daha doğrusu tarlada alın teri dökmüş çiftçinin hakkını benim soframa gelmesini sağlatacak. Ya Yaşar Hoca bunları niye kızmıyorsun? Bunlara bana kızıyorsun. Hal yasasını ben mi çıkartacağım 22 senedir? Niye çıkarmamışsın? Sen ne demiyorsun? 22 senedir. Onlara söylüyoruz. Sen ne? Hayır hocam. Bir dakika. Şimdi öyle kızıyorum falan diyorsun. Evet. Ben size çok saygı duyuyorum. Evet. Niye demiyorsunuz? Ya burada bizim Kanal İstanbul'a ne ihtiyacımız var? Antalya'dan İstanbul'a bir yük treni demir yolu yapalım da. Madem bunlar oluyor. Getirelim her pazar günü 10 bin ton malı İstanbul'a. Bu nakliyeden... Şey yapalım, kurtulalım. Vatandaşa ucuz domates, ucuz salatalık verelim. Niye demiyorsunuz da popülist siyasetlerin bu şekilde hakim olmasına ses çıkarmıyorsunuz? Ya yıllardır hal yasası diyoruz ya. Niye demiyorsunuz? Nereden? Hani bana kızıyorsunuz, bana kızmayın. Hayır sen. Ben yapmadım bunu. Hal yasasını çıkarması gerekenler çıkarmadı. Tamam. 22 sene geçti. Ben miyim iktidar ya? Bana niye kızıyorsunuz? Sana ne söylüyorum? Şimdi ya? Şunu da söyleyip noktalayayım. Bak son cümlem. Bak son cümlem. Sen nasıl çıkaracaksın? Son cümlem. Sevgili arkadaşımız dedi ki üretim ekonomisi. Şimdi üretim ekonomisi. Güzel. Şimdi üretim ekonomisi de şöyledir. 25 yılda 25 tane marka çıkartırsın ortaya. Şuradan kapıya çıktığımızda arabaların yarısı Alman, yarısı Japon, yarısı Koreli. Evimize gittiğimizde elektronik eşyaların yarısı bunun belli. Biz 22-23 senede birçok sanayici tanıyorum. Adam tezgahını kapattı, temel attı, inşaata döndü. Sanayici bu adam. Kapattı fabrikayı,
Ya bunları konuşmayacak mısın? Bunları anlatmayacak mısın? Peki. Sen bu ülkede meslek liselerini bitirmedin. Bitirmedin. Teşekkür ederim. Şimdi bunların hepsini konuştuğun zaman Yaşar Hoca kızıyor. Kızma hocam. Bana kızma. Bana kızma hocam. Kızman gerekenler. İş adamları da var. Biz tabii. Başarılı olan. Avrupa'da fabrika açan Türk iş adamları var. Ben hafta içi biriyle oturdum konuştum. Hollanda'da fabrikası var. Bulgaristan'da fabrikası var. Özgür Özel Erdoğan görüşmesek neden uygun sağlayayım onlarda? Ya uygunluktan çünkü uygun. Değil, çok süremiz daralıyor. Çünkü uygun. Uygunluktan değil. Onun için ben Yaşar hocam iyi olduğu dönemde yani. İyi, kötü olduğu dönemde tamam, kötü. Faruk bu kadar basit. Kendini güvende hissetmiyor burada. Nasıl bu kadar basit. Buyurun. Peki. Özgür Özel Sayın Cumhurbaşkanı arasında Sayın Genel Başkan'la söyleyeceğim iki şey var. Daha çok şey vardı ama yine zaman kalmadı Faruk sayesinde. Buyurun. Şimdi yarım saat yok mu? Yok. Hakikaten öyle yani. Bir türlü bitmiyor ya. Yani. Bunu gerçekten kızarak, ironi yaparak, takılarak falan çözemiyoruz bir türlü. Bitmiyor yani. Gerçekten bitmiyor. Son cümlen dediği andan itibaren alın bitmiyor bir türlü. Tamam, kapatıyorum bunu. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla liderlerin fotoğraf karelerini incelediğimde bir şey çıkıyor karşıma. Ona dair ne dersiniz bilmiyorum ama beden dili anlamında söylüyorum bunu. Bu apayrı bir konu ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki diğer siyasetçilere çok bariz bir üstünlüğü var. Bu genel başkanlar düzeyinde de öyle, diğer farklı siyasi katmanlarda da öyle. Onlara bir bakmanızı rica ediyorum böyle zihninizde en azından. Sizin de zihninizde o tarz fotoğraflar vardır. O nedenle bu ilk görüşmeyi böyle karşılıklı öyle oturup çatır çatır müzakere edilecek falan bir görüşmeden ziyade yani iyi niyetli bir zemin. Bence her iki tarafında birbirine verdiği mesajlar da iyi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşacak çok konumuz var demesi de iyi. Ben buna şu tarafıyla da bakıyorum. Onu da söyleyeyim. Sonra size AK Parti'nin takvimiyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum Akif uygunsa. Çok uzatmadan. Buyurun, yani tabii. Şu süreçteki takvimiyle ilgili. Aha. Şimdi ben bir taraftan Özgür Özel tabii kendi bulunduğu alanda partisini tahkim etmek istiyor. Şimdilik değişmeyen şeylere rağmen kendisine değişimle ilgili kredi veren topluma bir şeyler söyleyebilmek için de gayret gösteriyor. Bu bence önemli. Bir tarafıyla da iki tane aktör var ki bu iki aktör arasında muhtemel rekabetler olabilir, erken çıkışlar olabilir. Bunların da hepsini yönetmekle yükümlü olan Özgür Özel. Nagihan'ın söylediği Kılıçdaroğlu konusuna da tepki göstermeyelim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki emeğinin de çok sonuç getirici, çok değerli olduğunu da düşünüyorum. Hep de söyledim, bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Ona da haksızlık etmeyelim. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan yani temelini siz de onun attığını düşünüyorsunuz. Ya tabii ki çok riskli şeyler yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bir kısmını çok düzgün zeminlere oturtamadı. Etrafında bu konuda, hatta etrafında diyelim kurmaylarından tutun teşkilatına tabanına kadar ciddi karşılıklar da bulamamasına rağmen yaptı. Ya 27 Mayıs'la ilgili sorumluluk aldı, helalleşme dedi falan. Karşılık üretti, üretemedi ama bu konudaki gayretini görmezden gelemeyiz. Alevilerle ilgili çıkışı Sayın oldu, kendiyle yüzleşti. Birçok ya, şey çok yaptı önemli. Yani. Çok önemli. Kıymetli şeyler. Ama ben Alevilerle ilgili çıkış denince hemen yanına Sayın Devlet Bahçeli'ndeki o konudaki bence çok eşsiz, çok barışa katkı sağlayacak tutumunu da eklemek isterim. Onu da bir paranteze almış olayım. Şimdi doğru. Sayın Cumhurbaşkanı mecbur kaldığı için, yenildiği için, işte Özgür Özel'le görüşecek, İmamoğlu'na önce randevu vermediği için verecek. Bunların gerçeklikle çok fazla ilgisi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyoruz. 22 yıl bugün yaptığı konuşmada herhangi bir düzeyde alttan alan bir tarz gördüyseniz siz söyleyin, ben görmedim. Ama bu dikkatsiz olacağı anlamına gelmiyor. Diyalog kapılarını kapatacağı anlamına gelmiyor. Ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı ustalığındaki bir siyasetçinin kendi karşısındaki muhalefete de dokunma ve bu dokunuşlarla oranın dizaynına kendi istediği yönde katkı sağlama kabiliyeti de hep oldu. Geçmişe bakabilirsiniz bu konuda. Bu söylediğimin de bu akşam konuşulanlar arasında en ciddi tespitlerden biri olduğunu tevazu göstermeksizin size ifade etmiş olayım. Yani şimdi o görüşme Cumhurbaşkanı'na yarar diye düşünüyorsunuz siz, tam tersi yönde. Faruk Aksoy ben, diyor ki Özgür Özel'e yarar. Evet. Ya tam, Özgür tam. Özel'e de yarar. Yani Özgür Özel'in de bu konudaki yani çıkışı, kişiye, ikisine yarar. Bayramda arayacağım. Bunlar hepsi herkese kazanır, yarar da. Win-win diye bir şey burada vardır. Ya, yani yalan. Böyle durağan bir aktör, bir şey yapmayacakmış gibi bir yaklaşım var genelde kamuoyunda. Bunu ben farklı okuduğum için söyledim. Şimdi üç şey söyleyeceğim. AK Parti'nin ana gündemine dair. Bir kere birçok değişimi ancak kongreyle yapabilirsiniz. Ama AK Parti'nin gündeminde aktüel değişiklikler de var. Bunları sona saklamıştım. Birkaç cümle söyleyeyim fazla uzatmadan. MYK'da değişiklikler olabilir. Yani MKYK'dan yeni isimler. Şimdi mesela son kongrede AK Parti aslında ilginç bir şey. 75 kişilik MKYK kadrosunun 49'unu değiştirmiş.
Sadece 26 kişi kalmış. Çok önemli isimleri de liste dışı bırakmış. Yani AK Parti'nin pek de böyle değişim yapma konusunda cesaretsiz olduğunu söyleyemeyiz. Milletvekili listelerinde de benzer bir şey vardı. Bir tek kabine konusunda biraz Sayın Cumhurbaşkanı uzun zamandır çok daha küçük operasyonlarla, küçük değişimlerle hareket ediyor. Yine öyle olacağını düşünüyorum. MYK'da yani genel başkan yardımcıları diye daha açık ifadelerin düzeyinde bazı değişimler olacak. Ama bence en önemlisi kongre takvimi. Kongrenin de Eylül'den daha erken bir tarihte olabileceğini sanmıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın 4 yılla ilgili kastının, hani 4 yıllık bir altın süre vardı diyelimizde hazine değerinde. Farklı katmanları var. Muhalefete yönelik tarafı var. Bugün söyledi ya, başka bir iktidar mı var dedi Türkiye'de. 81 ilde de iktidarın hangisi olduğu bellidir. Bu muhalefete dönük bir tarafı. Yani sen git kendi işine gücüne bak kardeşim. Ben iktidarımı sürdürüyorum. Beni seçti bu millet ve devam ediyorum. Ama bu 4 yılın şöyle bir tarafı da var. Anladığım kadarıyla çok aceleci, tamamen aktörler üzerinden ya da kamuoyunun baskısıyla yeni hatalar üretmek yerine daha sakin bir düzlemde zemin arayacaklar ve ondan sonra kongreye gidecekler. Mesela Nasuhi bir şey sorayım. Bazıları da diyorlar ki olağanüstü kongreye gidip bu şeyi gerilimi bu yolla atabilir üzerinden. Sen Ankara'yı iyi Eylül'de de olsa olağanüstü kongre olabilir. Olabilir mi? Zaten olağanüstü kongre... Evet olabilir. Ben dedim ya ama Eylül'den önce pek mümkün görmüyorum. Ben takvime baktığım için ve konuştuğum için söylüyorum. Şimdi yarın 10.30'da mesela Ankara'da bir toplantı var. Bir strateji merkezinde. Bir arayış konferansı gibi bir şey bu. Bu toplantıda. Orada da AK Parti'nin geleceğine dair konuşmalar yapacak önemli akademisyenler. İzin almadığım için zaten yarın büyük ihtimalle basına yansır. Kurumun adını söylemeyeyim ama birçoğunuz tahmin edebilirsiniz. Bir gündemi var AK Parti'nin, ondan dolayı bunu yapıyor. Üç başlık. Bir, toplumun talepleri nedir ve bu talepleri nasıl alabiliriz? Bu taleplerin alınmasıyla ilgili de üç ayrı kanal oluşturulmuş. Birincisi siyasal kaynaklar, yani partinin kendi teşkilatı, ilçelerinden, farklı aktörlerinden gelecek her türlü öneri ve bilgi. İkincisi sivil toplumla yapılan konuşmalar ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bayram sürecinde yaptığı müzakere ve konuşmaların bir kısmı özellikle buna müzahir. Yani bizim bir kısmını da belki bilmediğimiz bazı aktörler üzerinden yapılan görüşme ve kanaat alışverişi. Üçüncüsü de strateji benzeri merkezler üzerinden yapılacak görüşmeler, toplantılar ve buralardan çıkacak veri ve bilgilerin analize dönüştürülmesi. Bu şu an AK Parti'nin çok temel olarak gündeminde neden deyip tamamlayayım. Nedeni şu: AK Parti kuruluşunda, daha kuruluş sürecinde PAM, Akif hatırlar mısın? Sen PAM'ı hatırlamayabilirsin ama Faruk belki hatırlayabilir veya hocam da hatırlayabilir. Politik Araştırmalar Merkezi diye bir yer vardı. Beşir hocaların da işin içinde oldu. Evet. Beşir Atalaylar'ın içinde oldu. Evet. Hatırlamıyorum, biliyorum. Kuruluşundan itibaren kuruluşundan itibaren AK Parti bu tür strateji kuruluşlarıyla kol kola ilerledi. Hani AK Parti'nin geçmişinden bir şeyler arayacaksak biraz buralara bakmak daha akıllıca geliyor bana. Mesela o dönemden itibaren AK Parti'nin hep en az 3 tane saha firması oldu. Bu firmaların dışında Sayın Cumhurbaşkanı alternatif firmalardan, bazen açıktan, bazen kendisi bireysel olarak neredeyse veriler aldı, bilgiler aldı. Dolayısıyla şimdi kendilerine gelen verilerin sağlıklı olmadığı yönünde kuvvetli bir kanaat oluşmuş durumda. Bunu da paylaşmış olayım sizinle. Onların düzeltilmesi, sağlıklı veri, daha sonra bilgi, daha sonra analiz süreçlerinin şekillenmesiyle ilgili bir arayışları var. Bana sorarsanız, eğer bunun üzerinde durabilirlerse yapıp edecekleri en doğru işin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda kuvvetle muhtemel hocamın da söyleyecekleri vardır. AK Parti'nin genel gündemi ve takvimi şimdilik yani kaba hatlarıyla böyle gibi görünüyor. Çok teşekkürler Nasuhi Güngör. Yaşar Hocam buyurunuz. Özgür Özel görüşmesine de. Yani ben giderek tabii bu 50+1'le falan çok konuştuk. Yani Türkiye'nin siyasetinin bu fikirlerin dışında kalarak, fikri üretimde zayıf düşerek yol alması, başarılı olması mümkün değil. O açıdan bu tür buluşmaların elbette Türkiye'nin ortak paydasının oluşmasında muhalefet edilemeyecek birçok konu var. Yani onlar ancak birbirleriyle rekabet edilebilir. Hem fikri rekabet, hem pratikte rekabet, hem politikada rekabet. Ama ülkenin yararına bir rekabet kuşkusuz. Bir yıpratıcı değil, köreltici değil. Bu Türkiye'nin tartışmasız üretim ekonomisi, tartışmasız savunma sanayinin güçlenmesi, tartışmasız varını, yoğunu, dağını, taşını, kurdunu, kuşunu bilerek kıymetlendirmesi. Ve elbette güvenlik meselesinde de elbette özgürlük, güvenliğin
Özgürlüğün de güvenliğe ihtiyacı vardır kuşkusuz. Orada bir çatışma ortamı değil. Türkiye'nin elbette bu konuda bütünlüğünü, iç cephesini güçlü kılması çok esas. O açıdan bu tür görüşmelerin toplum nezdinde elbette karşılığı kıymetli olur. Ve sayın, yani kazananı, sen hep şunun cevabını aradın ya, biri mutlaka kaybeder. Hayır, yani bazen her taraf kaybeder, bazen de her taraf kazanabilir. Dolayısıyla onun derecesi farklı olabilir. Genelde bir taraf daha iyi yönetir hocam. Yani efendim? Akif'in kastına da o anlamda katılıyorum ben. Bir taraf daha iyi yönetir genelde. Evet, evet. Bir taraf yani, daha kazançlı çıkar. O ancak sonuçlarından yola çıkarak bunu en iyi değerlendirebilen, bunu kıymetlendirebilen bu tür temasların ve bunu hiç kuşkusuz yine Türkiye'nin gerçeğiyle bütünleştiren ve attığı adımlarla da çelişmeden, bunu toplumda bir çelişki yaratmadan yapabilenler kazancı daha fazla olur. Bunu göreceğiz. Yani Özgür Özel'in bu konudaki ne kadar neyi bir değişime tabi tutacağını da göreceğiz kuşkusuz. Ben sevgili Nasuhi'nin o çok önemli bence AK Parti içindeki çalışmalarla ilgili verdiği hem bilgiye dayanan hem geçmişle bağ kurarak yaptığı analizi çok kıymetli buldum. Evet, kesinlikle ben bunun hem işin nicelik yanıyla, yani işin niteliğiyle ama bir de sayısal yanıyla da, matematiğiyle de, aritmatiğiyle de, saha bilgilerinin, aktarım biçimiyle de, veri bir kurum kendi içindeki bütün verilerine hakim olabilirse ancak o veriyi iyi yönetmiş olur ve onu kıymetlendirebilir. Yani orada bir veri kaçağı, veri açığı, yanılgıları ortaya koyar. Bu siyasi partiler için çok çok kıymetli bir şeydir. O açıdan bu saha çalışmaları ve onların verilerinin sağlıklı gelmesi, onların ondan sonra kıymetlendirilebilmesi süreci, buralarda da bence de aksamaların olduğu çok açık. Bu konuda da önemli adımların atılacağını düşünüyorum. Ben de kabinede öyle ciddi bir değişim beklemiyorum açıkçası ama bir kadro yenilemesi, hani hep söyleniyor, orada da haklılık payı olan var. Yani çok artık alışılmış yüzler dışında, yani bu sadece bir kozmetik değişim anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin çok ciddi bir insan kaynağı var, hala var. Yani bunu çok tartıştık birinci bölümde. Bazen gidiyoruz, hepimiz yaşıyoruzdur onu. Anadolu'da bir takım temaslarımız oluyor, konferanslar oluyor, kongreler oluyor. Ne insanlarla tanışıyoruz? Bazen açıkça söylüyorum ya, sizlerin ekranlara çıkması gerekir. Çok önemli tespitler ve sizi tanıması lazım bu toplum. Öyle çok örneklerle karşılaşıyor. Siyasi partilerin de bu insan kaynağını bulup çıkartarak kimsenin diğerine karşı, ya bu benim yerime gelir, şimdi benim konforum bozulur, ben hazır burada bir ilçe teşkilatının ya da il teşkilatının içerisinde bir iktidar iklimini yürütüyorum, bu rahatım bozulmasın, bu konforum bozulmasın değil. Mesela o siyasi partinin oradaki temsilinin görevi şudur. Mutlaka o insan kaynağını bulup çıkarabilmek. Kendi davasıyla, düşüncesiyle, hedefiyle, fikriyle uyumlu gördüğü ama aynı zamanda ahlaki derinliğiyle, toplumdaki karşılığını da bilerek peşine düşmeli o insanın. Partiye kazandırmalıyım onu. Mutlak surette tanıtmalıyım bunu. Benim üstümdeki kadrolarla da bağını kurmalıyım. Ruhuyla da çalıştığı takdirde, hani Sayın Cumhurbaşkanı hep söyler ya, bizim hareketimiz, davamız böyle yüreğe dokunan, ev ev gezen, mutlaka bunu anlatan, hiç kimseye ayırmayan, işte o ancak öyle insan kazanımıyla mümkün olabilir. Buraları unuttuğu, sermayesi insan olan bir iş. Tabii yani siyaset. buralarda bir takım aksamaların, evet, olduğu çok açık. Yani o biraz kopuşun böyle, biraz pratiği bu. Yani o halktan kopuş vurgusu sıkça yapılıyor. Pratiği böyle. Bence bu buradan şöyle da. Şöyle bir şey mi? Zaten 10 milyon küsür üyemiz var. Evet, denilerek. Değil. Bence o değil. Yani. Bize gelirseniz kazanırsınız. Biz bir şey kazanmayız. İşte siz, onu sen bir ara bir söyledin ya aslında. Yani çok mi? Önemli bir, evet, şey o. Dolayısıyla mesela birilerinin bir gücün, bir iktidar ölçeğini, bu yerel ölçekte olur, işte daha alt ölçekte olur, daha üst ölçekte olur. O iktidar gölgesinden nasiplenmek değil de gücü paylaş, güce katkı sağlayan, güçten nasiplenen değil, gücü büyütmeye çalışan, o gücü de elbette milletin taleplerine ve arzularına. Yani hep şöyle demez miydik? Yani AK Parti hareketinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle siyaset yapma biçiminde
halkın taleplerine her zaman bir karşılık vermiştir. Onun için hep o öncelikli olmuştur. Dolayısıyla işte o bağın kopmaması, o sesin kısılmaması, duyulması, o ses hep var belki ama o sesin de iyi yansıması gerekir. Buralarda zannediyorum çok önemli. Çünkü o MYK'daki yaptığı konuşmanın, yani o biraz içe dönük bir konuşma içeriğindeydi aslında, değil mi? İşin sanki böyle bir özellikle sızdırılmış gibi bir... Hayır tabii ki, paylaşılmıştı. Hayır, öyle bir hava esiyordu. Bu kadar açıkça içeride söylemiş söz paylaşılır mı? Hayır, özellikle istendi. Evet. Özellikle halkla paylaşılması istendi o. Dolayısıyla o da işin bence sahiciliğini ve samimiyetini de ortaya koyuyor. Ve bu yani o davranış biçimi de yine aslında bunu halkla bilsin, biz buralardayız ve böyle bir teşhiste yollanacağız. O açıdan ben derlenip toparlanma konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını, ama başta üst ölçekte zamanı var bu arada. Makro politikalar. Yani. Bir 4 yıl gibi bir zaman elbette. Var. Yani. O yüzden yine atıf yapıyorum oraya. Hazine değerinde 4 yıl cümlesinin o sadece 4 yıllık süreyi uzun görüp yani 4, hayır. O ne demek aslında? 24 saatimiz bile peki, önemli. Peki şunu sorayım. Hadi biraz şey bir soru olsun ama zamanımız da dar. Mesela muhalefetin 2028 adayları yaklaşık olarak belli. Yani Özgür Özel parladı, Mansur Yavaş parladı, Ekrem İmamoğlu parladı ve bunlar konuşuluyor. Ama mesela iktidarın AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka siyaset yapan kimse var mı? Yani öne çıkabilecek ya da çıkan. Bu mesela bir açmaz olarak karşısına çıkar mı AK Parti'nin 2028 için? Yani şunu tabii inkar edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider, karizmatik bir lider. Dolayısıyla güçlü liderliğin olduğu noktada şimdi... Bir başkasının çıkması mümkün değil. Hayır yani şu aşamada öyle isimler üzerinden bir tartışmanın kendi doğallığı gereği bunu yapmak kolay olmaz. Buna ihtiyaç da duyulmayabilir. Ama bunu özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na bu benim son seçimimdir. Mıdır? Hayır, bu benim son seçimimdir dedi. Girdiğim. Anayasa gereği bu öyle tarif ediyor zaten. Yani zorunluluk haline gelmiş durumda. O sürece doğru bence bu şeyi yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bu kadar yıllık büyük bir başarı, yani kolay değil, dünyada sayılı örnek bu kadar 18 seçim kazanılmış, 22 yıllık bir iktidar dönemi. Çok önemli atılmış adımlar var, reformlar var. Bütün bunlar son derece önemli. Dolayısıyla hani ben siyaseti burada, zirvede bırakıyorum dediği noktada mutlaka bunun önünü açacak, mutlaka kendisinin katkı sağlayacağı bir kadro hareketinin de yine tetikleyicisi, öznesi olabilir. Böyle bir şeyi de... Kadro hareketinin evet. Yine, lider evet. Değil de kadro hareketi. Evet. O önemli olabilir. Bir şey. Olabilir. Çok kısa son, Özgür Özel'in performansını siz nasıl buluyorsunuz? Yani mesela seçimden hemen sonra bir erken seçim şeyi havası hep vardı. Hani olur diye bekleniyordu. Bu konudaki tavrı bence süreci iyi okuyor. Yine söyledim az önce. Kazanılmış olan şeyin kendilerinden çok aslında AK Parti'nin bir takım başarısızlıklarının sonucu olduğunun farkında. Oy, büyük bir oy patlaması olarak görmüyor. Ve dolayısıyla bunu büyütmek için. Ancak böyle bir kucaklayıcı dilin, bir çatışmacı noktanın fayda getirmeyeceğini tespit etmiş ilk izlenimi bu. Dolayısıyla bu önemli. Bak bu önemli. Fakat bir şey daha var. Ben biraz hırsını da gördüm. Yani bu neyine? Hırs. Hırs öne çıkmaya başladı. Liderde yani dolayısıyla liderlik olmaz. Evet. Onu pekiştirmek istiyor. Çünkü hepimiz bunu çok konuştuk. Genel başkanlık yarışında Ekrem İmamoğlu'nun katkısıyla... dır. Hatta işte bu eş başkanlık meselesini çok tartışmıştık. Onlardan mutlaka kendisi de kendi payına düşeni, gözden geçirmesine ihtiyaç duyduğu, alındığı hususlar vardı. Şimdi bence onları da ispatlıyor, ortaya koyuyor. Ben burada kalıcıyım, genel başkan benim. Kimin, hangi şeyin, gücün katkısıyla, desteğiyle olmuş olsa bile sonuç itibariyle bir değişimi yaşadık. Değişimin de öznesi benim diyor bence. Dolayısıyla hani 4 yılın sonunda erken bir şey söyledi ama hani futbol terimi üzerinden iki forvetimiz var. Ama bu tabii siyasette bir süre önce de meclisteki Kemal Kılıçdaroğlu oydu değil mi aslında? Onun yerini o temsil ediyordu. Grup başkanıydı değil mi? Ve Özgür Özel'i siyasete kazandıran kim? Kemal Kılıçdaroğlu.
A takımının en A şeyi elemanı oydu, unsuru oydu. Ne demişti? Bir süre önce hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, onun yerine birilerinin aday olması ile ilgili tam cümleyi hatırlayamayacağım ama onu aktrollükle suçlamıştı. Kim onu diyorsa yani onun karşısına aday olmayı falan. Ama bir süre sonra gayet de güzel aday oldu. Dolayısıyla kendisinin... Çok, ama çok nezaketle yürüttü o süreç. Ama kendisinin de bir süre sonra... Yani hatta bu, şu dendi yani, Kılıçdaroğlu'nun adayı dendi yani Özgür Özel'e. Tabii. Evet. Ben hatırlıyorum ya, o kadar nezaketle yönetti ki herkes şunu dedi, ya Özgür Özel gerçek aday değil. Hatta şans i̇şte, hiç veren yoktu evet, neredeyse. Evet, yani Sayın Kılıçdaroğlu onu varis olarak oraya koyuyor ya da işte karşısına yenmek için koyuyor, o da evet. Kabul ettiği bir şey. Yani Özgür Özel bu süreç buyurun. Bence özellikle hani, araştırılması gereken, incelenmesi gereken bir süreç. Mehmet Akif mesela tavşan aday lafını çok duyuyorduk değil mi? Ondan o da çok etkileniyordu bence ve yani. Şimdi... Ha, hocam süremiz bitti. Yani 5 dakika Can Atalay'a süre. Yani o forvetlerin arasına girebilir. Can Atalay'a çok konuştuk ya. Can Atalay dedim ya. Can Özçelik. Vallahi özür dilerim abi. Yok canım. Özür Can şey bugün hiç konuşmadı zaten. Şöyle bir kutuplaşmayı... Yanlış yere oturttuk. Kim kaybeder, kim kazanırın ötesinde kutuplaşmayı sürdüren kaybeder. O görüldü. Burada birleştirici olan, kapsayıcı olan ve herkese kucak açan kazanıyor. CHP kazandı, onu yaptı. AK Parti'de sadece liyakatı kamuda liyakatı tartışırken AK Parti kendi içinde de liyakatı öncelemediği için, onu önüne koymadığı için ve burada köşe başları AK Parti'de, tırnak içinde söyleyeyim, köşe başları tutanların siyaset yaptığı bir noktaya geldiği için kaybetti. Çünkü halktan uzaklaştı ve halkı göremedi. O yüzden burada kutuplaşmayı sürdüren, daraltan, siyasetini daraltan kim olursa olsun kaybeder. Düşmanlığın değil, birleştiriciliğin. Çünkü muhalefet hep bu 20 yılda hep bunu yaptı. Hep bir düşmanlık üzerinden kendi seçmenini de tutmaya çalıştı. Evet, bir nebze tuttu. Bazen o %20'lik kesimi, 15'lik kesimi tutmuş olabilir ama bir süre sonra o düşmanlık dili de insanları yıprattı, sandıktan uzaklaştırdı. Bir seçim öncesinde şunu söylüyorduk. Biz diyorduk ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni sandığa gitmiyor. Bu seçim de o söylendi. Evet, bu seçim de bu seçim için bu öyle dendi ya. CHP seçmeni yenilmişlikle sandığa gitmeyecek evet, falan. Çünkü, acayip sürpriz şeyler oldu yani. Evet, doğru. Bizim de öngöremediğimiz şeyler oldu. Ama şunu net bir şekilde gördük. Birleştirici bir dil, ittifak dili yani. Yani bu iktidarın suçlayıcı... muhalefeti suçlayıcı, işte DEM'le ittifak yaptın, terörle ittifak yaptın, PKK'yla ittifak yaptın, FETÖ'yle yan yana geldin dili değil de Türkiye ittifakı, İstanbul ittifakı, Ankara ittifakı. Şimdi Ankara'da bile şunu söylüyor arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız. HDP'ye oy veren seçmen de Mansur Yavaş'a oy verdi. Biz bunu gördük. Yani bu birebir orada röportajlar yapan, gezen ve gerçekten deneyimli gazeteci arkadaşlar bunları söyledi. Bunları gördük. Ankara'da bile DEM seçmeninden Mansur Yavaş'a oy gitmiş. Bu ittifak dili bence tuttu. Ve bundan sonraki süreçte de Türkiye ittifakı dili evet, tuttu yani. AK Parti'yi de o 2002'ye dönecek mi? İşte AK Parti kendi ayarlarına dönecek mi? Aslında buradan geçiyor. AK Parti de bu dili tekrar kazanırsa o değişimi, kendi içindeki değişimi sağlayabilirse neden eski gücüne ulaşamasın? Ama bunu ne yazık ki kaybetti. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi şu alanda, yani bu son bir ayda baktığımızda AK Parti'den daha iyi yapar hale geldi. En azından bize onu gösterdi. Biz onu gösterdi ve onu tartışıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olur mu olmaz mı diye tartışıyoruz. Ve AK Parti geri eski gücüne kavuşabilir mi? Biz hiç bunu konuşmamıştık bugüne kadar. O yüzden o dili Cumhuriyet Halk Partisi sağlamlaştırdı. Eğer bunun üzerinden bir siyaset üretir, bunun üzerinden çalışmalarını sürdürürse başaramayacağı bir seçim olmaz. 2028'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmaması gibi bir sonuç yok. AK Parti ortada. Eski gücü derken hangi dönemi kastediyorsun söylüyorsun? O 2002 ve 2007. Ama o dönem Türkiye için bak çok yani üretim ekonomisi yok. Şeytanlaştırılan bir dönem muhalefet tarafından. O zaman ekonomik kriz var.
Avrupa'dan, dünyanın her yerinden sıcak para girişi var Türkiye'ye. O başka bir düzlemde süremiz tartışılır. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi tamamladık. Aman diyeyim, güzel, sakince kapatalım. Nasuh Güngör, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Faruk Aksoy, çok teşekkürler. Renk kattınız. Efendim, ben teşekkür ederim. Ne demek? O renk size ait. Can Özçelik, çok teşekkürler. Nergen Altı, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aman efendim, siz varken bize düşer mi? Olur mu? Olur mu? Esas renk Ankara'dan. Bak, Faruk ilk defa... Renkli Ankara. Yani şeyimi, ses tellerimi etkiledi demin. Yok hocam. Erdem, teşekkür ediyoruz sana da. Ben size de teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir kelime başına takip eden izleyicilerimiz. Sonra söylerim size. Biz bitireceğiz. Burada devam edecek gibiler. Kapatalım. Yok valla, ben sabah 6'da kalkacağım. İyi geceler. Hoşçakalın. Devam.